Cenk, Burak Canberk, savunmana kaldığın yerden devam edebilirsin. 1,5 saatlik süre sona ermişti. Normal zamanın bitmesine 2 saatlik savunma süren kaldı. İlave yarım saat süreyle birlikte 2,5 saatlik zamanın var. Başlayabilirsin. Başkanım, kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi odama çıktım başkanım ben sabah saat 5 sularında. Bu esnada başkanım anlattım, telefondan olaylara baktım, öğrendim filan. Sonra pencereye yaklaştım başkanım. Pencereden baktığımda aşağıda gördüğüm görüntü aynen bu. Yani direkt benim odamda 5. katta, zaten bu kamerada oralara yakın. Tahminim 2. 3. kat hizasında filan. Bunun 2 kat yukarısından görüyormuşum gibi düşünün. Sağ tarafta ve sol tarafta birer ceset daha var. Yani şimdi bunu gördükten sonra başkanım karargâhtan çıkmayı düşünmek falan mümkün değil zaten. Yani soruyorlar ya, niye çıkmadın, niye terk etmedin diye. Bunu gören birisinin çıkmaya yeltendiğini de ben görmedim. Varsa ben yaparım diyen helal olsun diyorum. Bu da Zekeriya Binbaşı komutanım. O esnada bir yansı geçelim. O esnada başkanım, bizim odayı ilk savunmamda anlatmıştım. Büyük ihtimalle hatırlamıyorsunuzdur. Çok zaman geçti üstünden. Şimdi ilk ana kapıdan girdiğiniz zaman içeri başkanım, sağda, solda ve ortada 3 tane bölme var. Sol tarafta ben çalışıyorum. Ortada kısım personel çalışıyor. Sağ tarafta kısım amir çalışıyor. Şimdi ben sol taraftaki odamdayım. Orta bölmede Emre Kubatoğlu var. O gün tanımıyorum, etmiyorum zaten. Oraya gelmiş. İsmail Yüzbaşı'yı tanıyor. Ondan sonra başkanım, ben orada telefondan olaylara bakarken, pencereden aşağıya görürken, bunlar kim, ne oldu, nasıl vuruldu falan diye düşünürken, olayın şokunu yaşarken sağ taraftaki cam patlıyor. Kurşun geliyor yani. Daha sonra işte biz burada yargılamalar başladıktan sonra, soruşturma aşamasındayken filan, bunun keskin nişancı atışı olduğunu öğreniyoruz. Bu esnada tabii ben Emre Kubatoğlu'nu tanımıyorum ama yan tarafa gidiyorum. Orada vuruldu mu vuruldu mu diye yerde yatıyor. Şoka girmiş. Gözlerinin her yerine, yüzünün her yerine cam kırıkları girmiş. Kendisi isabet almamış ama cam patlayınca hemen önünde kendisi direkt hasar görmüş. Yerden tuttum, sürükleyerek dışarı çıkarttım. Hemen tuvalete gittim. Peçete, ıslak mendil falan getirdim. O esnada İsmail Yüzbaşı geldi. İsmail Yüzbaşı dedi ki aşağıda sağlık personeli var. Ona götürün. Tuttuk hep beraber sağlık personeline götürdük başkanım. Görüntü de bu. Şimdi burada Bilal Temel isimli avukat sürekli dedi ki niye yardım ettiniz, niye yardım ettiniz? Ya ne yapalım başkanım, ölsün mü, bırakalım mı? Böyle bir şey mi var? Devam edelim. Dikkatinizi çekmek istediğim husus şu. Odamdaki 3 bölmeden sol taraftayım. Emre Kubatoğlu orta bölmede, ben pencere önünden yaralılara bakıyor, olayları anlamlandırmaya çalışıyorum. Bu esnada şiddetli cam patlaması, canı için feryat eden birisi olaya dahil oluyor. Yani içinde bulunduğum kaos durumu şiddetini arttırarak devam ediyor. Sonradan saldırdığını öğrendiğimiz o keskin nişancılar Emre Kubatoğlu'nu hedef aldıkları gibi çok rahat bir şekilde beni de hedef alabilirlerdi. Çünkü ben pencerenin önündeyim. Ben şu an ölmüş olabilirdim diye düşünüyorum. Biraz sonra doğal alçak uçuşları ve ses patlamalarını bile bomba zanneden birisi olarak şu anda gerçek bir bomba patlamasına maruz kalıyorum. Devam edelim. Bomba patlıyor yani başkanım, o sabahki olay. O gecenin bir özeti bu şu anda. Yani karargâh girer girmez iç bahçedeki ikaz emirler, helikopterin beni taraması, sonra biraz önümdeki bölgeyi taraması, yaralanmış yer beni nizamiyeden getirilmesi, odamın penceresinden baktığımda yerde yatan cesetler görmem, keskin nişancı atışına maruz kalan ve yaralanan personel, şu anda ölmüş olabilirdim fikri, sonunda da bomba patlaması. Başkanım, 6 saat aralığında bu kadar çok şey yaşamış bir insanın ruh hali anlaşılmadan doğru bir yargılama ile hükme varmak imkansızdır. Geçelim. Başkanım, benim 15 Temmuz gecesine dair anlatacaklarım bu kadar. Bu yansıyla geçelim. Şimdi mütalaya ilişkin, mütalada yer alan suçlamalara cevap vermeye başlıyorum başkanım. Geçelim. Bu mütalanın uzun metni. Benle ilgili şahsi genel diye ayırdım. Şahsilerde şunlar var. Yusuf Üren'in Murat Üçgül'ün beyanlarından anlaşılacağı üzere FETÖ-PD üyesi oldu. Bu esnada Yusuf Üren'i FETÖ itirafçısı olarak geçiyor başkanım. Murat Üçgül er. Yani bir jandarma erin darbe gecesine dair bir beyanı, ki o ifadedeki de ben değilim. Birazdan anlayacaksınız. Bundan FETÖ-PD üyesi olduğum anlaşılmış. Onu da zaten detaylı anlatacağım. İşte darbe teşebbüsünün sözde sıkı yönetim emrini gördüğünü beyan ettiği, hem görmüşüm hem de gördüğümü ben beyan etmişim. Bunu da anlatacağım. 3, 4, 5, 6 diye gidiyor başkanım. Başlayayım ben. Devam edelim. Yansıyı geçelim. Genel suçlamaları da geçelim başkanım. Şimdi burada Reza Zarrab için dendi ki, o döneminki Adalet Bakanı, iftiracılığa zorlanıyor dendi. Başkanım, maalesef ülkemizde de bu olaylar çok yaşanıyor. Bu Amerika'da olan olay. Türkiye'de de böyle yani. İnsanlar iftiracı olmaya zorlanıyor. İtirafçı kisvesi altında bir sürü insan hakkında beyan veriyorlar. Devam edelim. Yusuf Üren'i başkanım. Şimdi bu Yusuf Üren'in
etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıyor ilk kollukta. Daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden de pişman oluyor başkanım. Önce diyor ki TCK'ya göre beni suçluyor, örgüt üyesi diyor. Sonra da CMK 148'e göre beni aklıyor. Devam edelim. Yusuf Ren'in ifadesindeki mantıksızlıkları, tutarsızlıkları anlatmaya vakit harcamayacağım. Çünkü öncelikle savunmam için belirlenen süreyi aşmamaya çalışıyorum. Bu ifadenin hangi şartlar altında verildiği kayıtlarda mevcut. Bu şartlar dolayısıyla kendi yargılaması esnasında söz konusu ifadesini geri çektiği dosyada mevcut. Burada da ifade ver. Devam edelim. Başkanım, tanık olarak dinlendiğinde de bu mahkemede de bunu beyan etti. 148 kapsamında yok hükmünde olduğu aşikar bu ifadenin. Aleyhimde asla delil olamaz. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Diyor ki bakın burada söyledi bunu. Cenk Canberk benim devre arkadaşımdır. Bu nedenle kendisini tanırım. Harp okulundan da tanırım. Ben Mustafa diye birisini tanımıyorum. FETÖ-PD'ye sohbet toplantılarına katılmadım. Mustafa Eder, Ertuğrul isimli kişileri ya da başka kişileri tanımam. 40 kere Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlıkta verdiğim ifadeler doğru değildir. Baskı altında verdim. Birisinin ifadesi doğrultusunda kurgu olarak ifade yazıldı. İmzalamam istendi. İmzaladım. İfademde belirttiğim hususlar doğru değildir. Devam. Hazırlık ifadesi okundu. Siz çelişki nedeniyle soruyorsunuz. Yukarıda da belirttiğim şekilde baskı altında verdiğim ifadeler doğru değildir. Huzurdaki ifadem doğrudur dedi. Devam edelim. Başkanım 148 ne diyor? Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilaç verme, yorma filan diye devam ediyor. Müdahaleler yapılamaz. Yusuf diyor ki özgür iradem yoktu. Dayatıldı, tehdit altındaydım diyor. Baskı altında verdim. Birisinin ifadesi doğrultusunda kurgu olarak ifade yazılı imzalama misalini imzaladım. Yani CMK 148'e aykırı yok hükmünde. Devam edelim. Başkanım 148 ne diyor? Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez diyor. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. İfade kanuna göre yok hükmünde mütalada olmaması lazım. Olmaması gerektiği için var. Devam edelim. Başkanım bu 4 sayfalık ifadesi sadece şu sarartılı bölümde varım. Başka hiçbir yerde yokum. Bu kadar kısa. Devam edelim. Benimle ilgili beyanı bu. Zaten bunu madde madde söyleyeceğim. Devam edelim. Yani belki inanamazsınız başkanım nasıl bu kadar kısa oluyor filan diye. Hiçbir detay yok mu, şu yok mu, bu yok mu diye. Hakikaten yok. Devam edelim. Ne diyor başkanım benimle ilgili? Bakın. İnanmıyorsanız ifadeye bakabilirsiniz. Adımı söylüyor. Harp okulunda okuyordu diyor. Personelci diyor. İstanbullu diyor. Ailesi İstanbul'da yaşar diyor. Genel komutanlıkta çalışıyor diyor. Ben de soruyorum bu bilgilerin hangisi ifşa mahiyetinde? Bunlar kripto kozmik bilgi mi? Devam edelim. Yusuf Reni ile Karar Okulu'nda birlikte okuduk. Özellikle 3 ve 4. sınıfta aynı kısımdaydık. Yani bu kısım nedir? Harp Okulu'nda sivildeki sınıfın muadili başkanım. Sabahtan akşama kadar aynı yerdeyiz yani. Tüm derslere birlikte girip çıktık. Tüm eğitimlere birlikte katıldık. Tüm spor faaliyetlerine birlikte katıldık. Tüm konferans, seminer gibi faaliyetlere birlikte katıldık. Yaklaşık 1 yıl aynı koğuşta kaldık. 4 yıl aynı okulda okuduk. 2 yılı 24 saati birlikte olmak suretiyle. Devam edelim. Başkanım yine aynı ifadeler. Herkes bilir ki bir insanın memleketini bilmek, adını bilmek, izinlerde gittiği şehre bakarak ailesinin nerede yaşadığını bilmek, 2 yıl birlikte harbiye okuyan biri olarak arkadaşının personelci olduğunu bilmek, bayramlarda birbirini arayıp halatır soran 2 devre olarak görev yerini bilmek çok normaldir. Kaldı ki görev yeri jandarma genel komutanlığı intranet sistemi üzerinden isim sorgusuyla da öğrenilebilmektedir. Yani adam açıyor bilgisayarı sabah, oturuyor Cenk Canberk nerede çalışıyor diyor, öğreniyor zaten. Devam edelim. Başkanım adımı söylüyor 24 saat yüz yüzeyiz. Harp okulu öğrencisiydi diyor. Zaten aynı okuldayız. Personel sınıfıydı diyor. Okulun son senesi personelci oluyoruz biz de. Son sene belirleniyor sınıflar. Yani 1 yıl okulda personelciyim zaten. İstanbullu diyor. Yine aynı. Ailesi İstanbul'da yaşar diyor. Yine aynı. Genel komutanlıkta çalışıyor. Hem telefonda halatır soran 2 devreyiz hem de intranet sistemi var. Yani 2 yıl boyunca 24 saatinizin birlikte geçtiği birisi hakkında bu bilgilerin hangisini bilmesi anormaldir? Hangisi örgütsel ifşa mahiyetindedir? Devam edelim. Başkanım Yusuf Süren benim hakkımda örgüt içerisinde yaptığım faaliyetlere ilişkin hiç bilgi vermemiş. Sıfır. Mesela şunu şunu yaparken gördüm ettim. Şu kitapları okudu, şu vaazları dinledi, şu sohbetlere katıldı, şu kadar himmet verdi. Şu talimatı aldı, onun istinaden şu işi yaptı. Şu siyasi muhabbetlerde şu militanca fikirleri beyan etti. Şu suçu azmettirildi, sonra gitti işledi. Şu haberleşme programını kullandık, şöyle gizli gizli haberleştik. Bankasya'ya şu kadar para yatırdı, ben şahidim. Devam edelim. Örgüt mensubu olarak örgüte şu yıllarda katılmış. Beni tanımadan önce şuralara gitmiş gelmiş. Benden ayrıldıktan sonra şuralara gitti. Şunu şunu yaptı. Kod ismi şuydu ve benzeri hiç bilgi yok başkanım. Sıfır. Başka bir deyişle Yusuf Reni'nin benim örgüt içerisinde bulunduğum tek bir faaliyete dair en ufak bir beyan yok. En ufak bir izlenim yok. Devam edelim. Dikkatinizi çekiyorum. Benim örgütsel bir faaliyetime ilişkin yalan beyanı bile yok. Bildiğimiz bir kayda şudur. Yalan fikirden türer. Yusuf Reni'nin hakkımda yalan bile söyleyememesi benim örgütsel hiçbir faaliyetim hakkında en ufak bir bilgi sahibi olmadığını göstermektedir. Zaten normalde budur. Çünkü örgütsel hiçbir faaliyetim yok. Devam edelim. Peki Yusuf Reni benim sözde kod ismimi paylaşmış mı başkanım? Yani biliyorsunuz bu
TSK mahrem yapılanması diye söylenen şeyde yapılanma içerisinde kod isim kullanılıyor. Kimse kendi ismiyle falan hareket etmiyor. Paylaşmış mı? Yok. Yani devletin yardımcı olmak, şeytani bir terör örgütünü çökertmek maksadıyla bildiklerini paylaşmaya yemin eden bir adam ifşa ettiği şahsın kod ismini dahi vermiyor. Yani kaç vakit birlikte bir yerlere gitmiş gelmiş, sözde iki örgüt mensubu teröristiz ama bir muhabbette bile kod ismim geçmemiş. Hatta birlikte olduğumuz hiçbir anda bir mahrem imam bile kod ismimle bana seslenmemiş gibi aşırı saçma ve inanılması durumunda insan haklarının alay alınması anlamına gelen bir senaryo ortaya konmuştur. Devam. Eğer ifadesinde kod ismi olayı hiç geçmese derdim ki herhalde sormadılar. Ancak gel gör ki ifadesinde bir paragraf boyunca hususi olarak bildiği kod isimleri paylaşıyor. Benimle ilgili bir paylaşımla söz konusu değil. Zaten olmamalıydı, yani normali bulunmamasıdır. Çünkü benim bir kod ismim yoktur. Devam. Başkanım, bu tanık beyanlarını yaklaşık 3,5 yıldır koğuşta okuyorum. Sürekli insanlar geliyor gidiyor. Tahliye olan bilmem ne, iddianame geliyor. Yok şu itirafçı, yok bu beyan. Hepsinde şu ortak özellikler var bakın. FETÖ hep hizmet istemiş, bunlar hiç vermemişler. Ben size para yedirmem demiş ama hep verenleri görmüşler. Hepsine kod isimler takılmış ama bunları hiç kullanmamışlar. Fakat herkesin kod isimlerini biliyorlar. Bunları sohbete, vaaza, toplantıya çağırıp durmuşlar. Ama bunlar hiç gitmemişler. Fakat gidenleri GPS takmış gibi hep görmüşler. Hakkında ifade vermişler. Bunlara görev vermişler ama bunlar hep safsaklamış. Fakat yapanları hep işlemişler. Hakkında ifade vermişler. Hepsi devletinin ve milletinin yanındaymış ve bu hain yapıyı çökertmek için can atıyorlarmış. Ama gözaltına alınana kadar gıkları çıkmamış. Hiçbir adli veya idari makama gidip konuşmamışlar. Ne zamanki gözaltı yapılmış, işin ucunda hapis görünmüş, birden vatan millet sevdalı sol herkesten daha çok antifetöcü olmuşlar. Devam. Hepsine $1 vermişler ama bunlar değer vermediğinden hep çöpe atmışlar. Atmayanları fişlemişler. Gizli haberleşme programlarını zorla yükletmişler. Ama bunlar hiç kullanmamış. Aranınca açmamışlar, mesajlara bakmamışlar ama program kullananları takır takır söylemişler. Bunların hiçbirisi katalog evliliği yapmamış. Katalog tekliflerini ölümüne reddetmişler. Hepsinin karısı sosyal demokrat ve laikmiş ama katalogları ezberlemiş gibi oradan evlendi diye milleti fişlemişler ve benzeri daha onlarca husus var. Yani bunları niye anlatıyorum başkanım? İtirafçılık müessesesi işlevsiz, hata payı yüksek, silah gibi kullanılıyor. Tutuklanmama şartı olan belli miktar isim paylaşımı şartını tutturamayanlar alakasız adamların isimlerini veriyor. Yaptıklarının sonuçları yüzleşmekten korkan bir takım insanlar, suçunun cezasını çekmekten korkan korkaklar bazı masumları gözüne kestirip ifadelerini kalabalıklaştırmak için araya FETÖ ile irtibatı olmayanları da sıkıştırıyorlar. Devam edelim. Yani Süren'in ifadesindeki isim sayısının azlığını göz önünde bulundurmuş ve beni de araya sokmuştur. Ama vicdanlı bir insan olduğundan en azından hakkımda garip uydurmaları gitmemiş. Yani şunu şunu yaptı, gördüm ettim tarzı ifadelerde bulunmamıştır. En önemlisi de beni hukuk sistemimizin modası olan ve sanıkların yapmaya yetildiği yokun ispatını yapmak zorunda bırakmamıştır. Devam edelim. Başkanım, ama ne oluyor? Bu ifadeyi verdikten sonra kaderin bir cilvesi savcılık ifadesini yetersiz bulmuş, tutuklanmasını talep etmiş, mahkemede tutuklamış. Yani benim hakkımda beyan veren şahıs ifadesi örgüt yeterince ifşa etmiyor. Bu nasıl itirafçılık gerekçesiyle tutuklanmış durumda. Yani zaten o söylediği 6 tane bilgiye bakın beni bile ifşa edememiş başkanım. Ne devleti ele geçiren FETÖ'yü nasıl ifşa etsin? Devam edelim. Bu kapsamda az önce kendi beyanına istinaden beyan ettiğim gerekçelerle önce yargılaması esnasında sonra da bizim mahkememizde tanık olarak dinlenirken ifadesini CMK 148 kapsamında geri çekti. Aslında geri çekmek denemez çünkü yok hükmünde olmayan bir şey çekemezsiniz. Ama bizim hukuki düzenimizde ise olmayan, yani kanunen yok hükmündeki ifadelerle esaslar ilişki mütalaa bile verildiğinden Yusuf Ren'i çektim deme ihtiyacı duymuştur. Bir sanık ve vatandaş olarak umuyorum ki mütalaadan 1000 derece daha ciddi birisi olan karar bu ifadeler üzerine inşa edilmez, FETÖ taktiklerine başvurulmaz. Devam edelim. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin şu tarihli esas ve sayılı kararı. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin tanık sıfatıyla verdikleri beyanlarda menfaatleri bulunduğu gözetilerek daha dikkatli olunması gerektiği. Bakın, bu birincisi başkanım. Bir, menfaat var, dikkat et diyor. İki, yer zaman olay bildirmeyen, teşhise dayanmayan, birbiriyle uyumlu bulunmayan tanık anlatımlarının örgüt suçlarında tek başına mahkumiyet kurmaya yeterli değil sayılmayacağı diyor. Yani üç husus var. Bir, menfaat. İki, yer zaman olay, yani spesifik olay. Üç, birbiriyle uyumlu anlatım var mı? Şimdi bakıyoruz, bir de tutuklanmama var zaten. Menfaatin kralı. İki, bir tane bile spesifik olay, mekan zaman bildiren anlatım yok. Üç, adamın geçtiği başka bir tane bile beyan yok ki birbiriyle uyumlu olup olmadığını bilelim. Yani bu da yok. Devam. Şimdi Yusuf Ren'in niye ismini veriyor başkanım o zaman? Şundan dolayı, darbe davasında yargılanıyor olmam. Yusuf Ren'in ifadesini verdiği tarihe kadarki uzun tutukluluk süren, bu uzun tutukluluk süresiyle tahliye edilmemiş olmamdan dolayı oluşan zaten darbeden müebbet alacak ver ismini gitsin algısı, darbe davalarında yargılanan sanıkların tamamının hemen hemen tüm basılı ve görsel medyada linç edilmesi ve masumiyet karinesinin tüm yetkililer göz önünde utanmazcasına ayaklar altına alınması, kamuoyunda darbeci, terörist, vatan haini ve benzeri daha birçok hakaretle her gün yüzlerce defa zikrediliyor olmamız, siyasilerin sıkıştıkları her fırsatta FETÖ ile mücadele devam ediyor, şu kadar darbe davası şu zamana kadar bitecek, haini hak ettikleri cezayı alacak propagandası, savunma yapıp derdini anlatan benim gibi sanıklara savunma hakkının kutsal olmasına rağmen 3 maymun yakıştırmasının yapılması gibi yüzlerce nedenle Yusuf Ren'in de kesinlikle ceza alacağı malkısı olmuş. Çünkü bu nedenle ismini vererek ifadesini kurtarma girişiminde bulunmuş. Devam edelim. Başkanım, darbeci ismi vermeyi teşvik. Bu zaten bu mahkemede siz de biliyorsunuz. Mahkememizde
bir kısım sanıkların aleyhine tanıklık eden itirafçı Halil Karabulut isimli terörist şahıs, heyet karşısında verdiği bir ifadesinde ifade verme işlemi esnasında darbe girişimine katılan kişiler hakkında kendisine bilgi verildiğini beyan etti. Hariçten gazel okumuyor ve yalan söylemiyorum. Hatta bu da yetmedi, bu mahkemede tanık olarak dinlenirken de ifade vermeden önce yapılan mülakat esnasında ifadesinde geçen sanıklar hakkında bilgilendirildiğini beyan etti. Devam edelim. Yani şöyle bir akış var başkanım. Yusuf kolluğa gidiyor, diyorlar ki ona itirafçı mı olmak istiyorsun bilmiyorum emin değilim, gel o tutuklanmazsın diyorlar, menfaat var diyorlar. O da tamam o zaman hadi yapalım şu işi diyor, ama bende o kadar adam yok, şu işi halledemez misiniz diyor. Onlar da diyor ki al sana darbeciler yetmez mi? O da diyor bir bakayım tanıdık var mı? Tamam varmış, kurtuldum diyor. Ama ne oluyor? Savcı devreye giriyor, kurtuluşun önüne geçiyor. Gerçeklikten uzak beyan nedeniyle tutukluluğu talep ediyor ve anlatılan olaylar zinciri cereyan etmeye başlıyor. Devam edelim. Sonuç olarak Yusuf Rengi'nin kendisinin dahi kabul etmediği ifadesinin mahkeme tarafından da artık kabul edilmemesini, kendisinin doğru değil uydurma dediği ifadelerinin doğru olmadığını ve uydurma olduğunun kabulünü, hukuk devleti olmamız ve mahkemenin görevinin CMK hükümlerine göre yargılama yapmak olması ve hiç kimsenin yazılı mevzuatı açıkça çiğneyemeyeceği gibi kabuller ışığında CMK 148 hükümlerine göre kanunen yok hükmünde olan beyanının mahkemece de yok kabul edilmesini, yok kabul edilmeyecek ve olmayan bir şey varmış gibi muamele edilecekse de az önce anlattığım tüm hukuki ve mantıki akıl tutulmalarının göz önünde bulundurularak bu ifadeyle tarafıma hüküm verilmemesini talep ediyorum. Devam edelim. Başkanım burada antiparantez bir şey daha söyleyeyim. Yusuf Üren'in ifadesinde diyor ki kollukta verirken şu an diyor yan odada da karım var diyor. Yani adamın yan odaya da karısını getirmişler başkanım. Bir yansı daha geçelim. Şimdi Murat Üçgül'ün beyanına geldik başkanım. Dosya içerisinde jandarma Murat Üçgül'e ait iki tane ifade var. Öncelikle belirtmeliyim ki Murat Üçgül'ün ifadesiyle de çok vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü bu ifade de aynı Yusuf Ren'in ifadesi gibi tamamen yanlışlıklarla dolu. Hatta argo tabiriyle bu ifade çok daha bomba. Çünkü Yusuf Ren'in ifadesinde ismi geçen Cenk benim. Cenk Burak Canberk'ten bahsediyoruz. Murat Üçgül'ün ifadesinde geçen Cenk ben değilim başkanım. Devam edelim. Şimdi bir akış var başkanım bu adamın ifadelerinde. 2 Ağustos 2016'da yani darbeden 17 gün sonra İdar Tahkikat Heyeti'ne ifade veriyor. Burada bir dizi olaylar anlatıyor. Bu olayların bir baş kahramanı var, şunu yaptı, bunu yaptı diye. Ama baş kahramanın ismi yok. Kimse bu adamın kim olduğunu bilmiyor başkanım. Devam ediyoruz. Tarih 28 Kasım 2018 oluyor. Talimatlı ifadesi alınıyor. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimatlı ifade veriyor. Orada diyor ki bu olayın baş kahramanı Canberk soy isimli şahıstır. Yine aynı ifadesinde yani 2018'e kadar kimse bunun kim olduğunu bilmiyor. Ben de dahil, siz de dahil, soruşturma da bilmiyor. Yine aynı ifadesinde tahkikata verdiği ifadede teşhis yaptığını söylüyor ama teşhis tutanağı ve benzeri bir belge olmadığından ve ismim hiçbir yerde geçmediğinden savcılık ve heyet ve en önemlisi ben bu ifadenin baş kahramanı olduğumu bilmiyorum. Hiç kimse bunun kim olduğunu bilmiyor. Teşhis tutanağı ve ismi olmadığından talimatla anılan ifadeye kadar hiç kimse ama hiç kimse ifadede geçen kişi ben olduğunu bilmiyor. Zaten ben değilim, birazdan detayları gelecek. İdari tahkikat heyeti ve savcılık yüzünden savunma hakkım kısıtlanmış oluyor. Vaktinde anlatacağım şeyi kısıtlı esasa ilişkin savunmamı bırakmak zorunda kaldım. Devam edelim. Peki 2 yıl, 3 ay, 20 gün boyunca hakkımdaki bu ciddi iddiadan haberdar olma imkanıma mani olan mekanizma hangi mekanizmadır? 2 yıl, 3 ay, 20 gün boyunca hakkımda bu iddianın soruşturulmasına ve kovuşturulmasına mani olan mekanizma hangi mekanizmadır? Her ne kadar vatan millet işi gücü bırakıp onları korumaya çalışsa da ben yine de cevabını vereceğim başkanım. Tamamen hukuksuz ve usulsüz teşkil edilen ve olayları tahkik etmeye zerre miktar yetkisi bulunmayan idari tahkikat heyetidir. Devam edelim. Şimdi delillere ilişkin beyan alındı başkanım. Siz dediniz ki senin dosyanda şu 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 var dediniz. Bana dosyamda var olan evrakları sayarken Murat Üçgül'ün beyanında saymadınız. Zaten kimse kim olduğunu bilmiyor. Talimatlı anın ifadesi geldiğinde de siz buraya eklememişsiniz. Yani burada bir suçlama babında söylemiyorum bunu ben. Bu olaydan benim haberim yoktu. Yani esasa ilişkin savunmamı yapacağım mütalaa açıklandı öyle haberim oldu. O da zaten itirafçı beyanı gibi haberdar edildi. Delillere karşı beyan alınırken de benden bu ifadeye karşı beyan istemediniz yani haberim yoktu. Mütalaada öğrendim. Bu kapsamda bu erin ifadesine ilişkin beyan süremin 4 saatlik kısıtlı süreye dahil edilmemesini şu an talep ediyorum. Talepte bulundum mu başkanım? Kabul edecek misiniz onu? Devam etsin. Anladım başkanım. Tamam. Devam edelim. Başka bir deyişle Murat Üçgül'ün ifadesinde geçen kişi olduğumu ilk öğrenme imkanım ifadenin tebliğ tarihidir. Bunun da 19 Kasım 2018 tarihinden önce olması imkansız.
Bana şu tarihte tebliğ edildi de ben şu gün gördüğüm de olaylarına girmeyeceğim. Çünkü şu an anlatacaklarımdan sonra heyet ve savcı keşke Cenk Canberk bundan erken haberdar olsaymış ve bize bunları anlatsaymış. O zaman mütalaa yazma talihsizliği cereyan etmezdi diyeceksiniz. Günler geçti gitti savcılık mütalaasını okumaya başladı. Benim bölümüme geldi. Dedi ki falan falanın beyanından FETÖ-PYD üyesi olduğu hal. Devam edelim. Başkanım burada mütalaadan ben 5-6 tane örnek buldum. Şimdi bakın mütalaada şöyle. Kırmızılar yani o koyu kahverengiler. İnsanların, kişilerin FETÖ-PYD üyesi olduğuna dair deliller yani veyahut da ne derseniz artık ona. Mavilerde darbeye ilişkin beyan, şeyler, hususlar. Bakın başkanım ne diyor? H.E. MHŞTK ile ardışık arandığı, mükerrerlikle ilgili takipsizlik verildiği, telefonla yapılan cemede kakao talk bulundu. Bundan FETÖ-PYD üyesi oldu. Aşağıya dönüyor. Şunu şunu yaptı, bilmem ne yaptı. Oradan darbe. Devam edelim. İlçeye geldik başkanım. Ne diyor? Personel başkanı Üsteğmen Ege'nin ifadesinde anlatıldığı üzere FETÖ-PYD silah örgütü üyesi oldu diyor. FETÖ-PYD'yi bağlıyor. Ondan sonra geçiyor. BBYKVT, İYMK beyanları darbeye teşebbüs aktif rol aldı. Devam edin. Bakın başkanım KÇ'ye geliyor. Diyor ki Üsteğmen olarak görev yaptığı YK beyanından bu itirafçı. Sanın silah terör örgütü FETÖ-PYD üyesi olduğu. Devam ediyor ondan sonra. MD, CV, AA, AF, AD, EA, İK'nın aşamalarından beyanlarından darbeye katıldı. Devam edin. Bunu da geçin. Aynı örnek zaten, aynı minvalde. Devam edin. Yani şunun oluyor başkanım. FETÖ'ye ilişkin deliller, beyanlar sıralanıyor. FETÖ üyesi olduğunu anlaşıldı diyor. Darbeye ilişkin delil, beyanlar sıralanıyor. Darbeye katıldığı anlaşılıyor. Ama sıra Cenk Canberk'e gelince mütalaadaki nizam bozuluyor. Devam edelim. Şimdi ben de diyor ki Yusuf Reni ve Murat Üçgül'ün beyanlarından anlaşılacağı üzere. Yani bu Murat Üçgül'ün beyanına itirafçı beyanı muamelesi yapılmış. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında. Devam edelim. Bu sebeplerden dolayı anladım ki savcı da bu erin beyanını bir tanık beyanı olarak nitelendirmiş. Yusuf Reni'nin isminin yanına yazarak oradan FETÖ üyesi olduğumu anlamış. Yüzlerce insanı 10 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla mahkemenin önüne atan bir mütalaada bu ve benzeri o kadar çok hata olması bu mütalaanın da tıpkı iyi olmayan iddianame gibi hazırlandığını göstermektedir. Gönül isterdi ki burada oturayım ve size mütalaanın garabetlerini anlatayım ama böyle bir şeye vaktimiz yok. Aslında yapmam lazım ama zaman tahtidi konduğu için yapmıyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum, bu derece ciddi bir işi bu kadar özensiz ve kul hakkına riayetsiz yapan savcılıktan dünyada ve sonrasındaki periyotta şikayetçi olacağım. Devam edelim. Aslında hiç basit olmayan ama yargılama standartlarımıza göre çok basit görünen basit maddi hataya örnek. Diyor ki personel plan yönetim şubede üsteğmen olarak görev yaptı. Görev yerimi personel plan yönetim daire kıdemesici şube müdürlüğü olarak değil de personel plan yönetim şube şeklinde yazılması belki bir maddi hata olarak nitelendirilebilir. Halbuki başkanım jandarma genel komutanından gelen yüzlerce evrak var. Siz savunmalarımız esnasında sordunuz, kendiniz yazdınız. Sekbis çözümleri var, şu var bu var. Görev yerlerimiz yazıyor. Bazılarının başkanlıkları yanlış yazıyor. Bazılarının isimleri, rütbeleri yanlış yazıyor. Devam edelim. Yani başkanım bakın bir TMK değişiklik onayı yapmış savcılık. Bizim daire o, plan yönetim daire. Altında 4 şube var, bir tanesi konu dışı, hiç yazmadım. Personel plan ve yönetim koordinasyon şube müdürlüğü, kıdemsicil şube, personel yönetim şube. Ben ortadayım, kıdemsicildeyim. Sol taraftan personel planı almış, sağ taraftan yönetim şubeyi almış. Personel plan ve yönetim şubede üsteğmen olarak görev yaptı demiş. Yani savcılar ekibi bakmış biraz oradan biraz buradan demiş. Sonuçta bu şubeyi kurmuşlar. O yüzden ben de diyorum ki bu mütalaada gördüğünüz kişiler, olaylar hayal ürünüdür. Devam edelim. Basit madde hata diyoruz ama basit değil. Yarın öbür gün istinaf aşamasına, yargıtay aşamasına gitme durumu olursa, devletimiz vatandaşın haklarından çok mahkemelerin iş yükünü düşündüğü için dosya üzerinden değerlendirme yapılabilmesi yönünde düzenleme yaptığından dolayı bu üst derece mahkemeler dosyamı açsa ve mütalaayı okusa, görevimin personel yönetim şube müdürlüğü olduğunu görse, o zaman sanırım birinci sicil amir İsmail Yapıcı'ydı, Kadir söylemezmiş, yalan söylemiş bu adam diye tuttursa, ben de derim ki, neyse burası sosyal hukuk devleti, basit bir maddi hata asla böyle şeylere sebebiyet vermez. Velev ki verdi, burası Türkiye, onu da o gün düşünürüz. Devam edelim. Devam edelim. Başkan bu idari tahkikat heyetinde verdiği ifadesi, isim yok, teşhis yok, hiçbir şey yok. Anlatıyor, geçiyor. Devam. Bu da Tarsus'ta verdiği, üç yerde söylüyor. Soyadı Canberk, Canberk soy isimli, soyadı Canberk yazan. Devam edelim. Şimdi ben bunun iki ifadesini aldım. Tek tek hiçbir olaya atlamadan, onda şunu söyledi, bunda şunu söylemedi falan filan diye değil başkanım. Orada söylediği, orada söylemediği ne varsa hepsini birleştirerek bir zaman akışı ortaya koydum. Şöyle bir akış ortaya çıkıyor. 18'e kadar terzilik yapıyor. Koğuşa gidiyor, üstünü değiştiriyor. Yemek yemek için yemekhaneye gidiyor. 19-19-30 arası yazlık bahçeye, kameralara çıkıyor. Arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Birlik çavuşu geliyor ve herkes koğuşlara komutanın emridir diyor. 19-30-20 sıralarında koğuşa Canberk isimli bir rütbeli geliyor ve herkes uyusun, ışıkları kapatın diyor. Devam edelim. Aradan bir saat geçtikten sonra saat 21 sıralarında bizzat ifadesi koğuşa Canberk isimli rütbeli yine geldi, kapıya hızlıca tekme attı. İki Canberk'in aynı olduğunu belirtmek için de diyor ki az önce gelen Canberk, yani farklı Canberkler değil, sarışın, zayıf, uzun boyluydu diyor.
Canberk ve oradaki bazı rütbeliler erlerin kamerayla önünde sırayı diziyor. Sonra erlerin cep telefonları toplanıyor. Üst sayın savunma götürülüyorlar. Telefonu olan var mı diye tekrar soruluyor. Askı kaşları omuzlarında olacak şekilde silahlı dört rütbeli sabaha kadar başlarında bekliyor. Soyadı Canberk olan rütbelinin sabaha kadar başlarında beklediğini net bir şekilde hatırlıyor. Devam edelim. Sabaha kadar salonda bekletiliyorlar. 5.30'da ortam sakinleşiyor. Aynı rütbeliler geliyor. Canberk de dahil ve B3 otoparka götürülüyorlar. Daha sonra 6.30 sularında emniyet personeline teslim oluyorlar. İşkence gördüğünü net ifadelerle anlatıyor. Hikmet Us tarafından tem işkence merkezinden kurtarılıyor. İşte Murat Üçgül'ün gece boyu yaşadım dediği her şey iki ifadesinden karşılaştırmalı. Birinde olup diğerinde olmayan hususların tamamı yazılmış olarak ve hiçbir şey atlanmamış olarak bu şekilde. Dikkatinizi çekiyorum. Murat şu ifadede şunu dedi, bunu da demedi. Orada gördüm dedi, burada demedi falan ifadesinde saat söylemedi ama bunda dedi tarzında cümleler kullanmıyorum. Amacım ifadeyi çürütmek değil, amacım ifadeyi kişinin ben olmadığını ortaya koymak. Devam edelim. Şimdi bu idare tahkikat edildiğinde alınan ifadeler. İlk başta idare tahkikat bölümünde dedim, savunmamı devamında bazı örnekler vereceğim diye. Burada 6-7 tane koydum başkanım. Yani diyor ki 15 Temmuz 2010 tarihinden birkaç gün sonra hepimizi konferans salonuna topladılar. Komutanlarımız duvara yansıttıkları slaytlara biz... Bunu niye anlatıyorum? Şundan dolayı. Yani Murat Üçgül ikinci ifadesinde diyor ki ben ilk ifademle teşhis yaptım diyor. Yani beni söylemiş sözde orada. O yüzden anlatıyorum. O teşhislerin ifadeleri nasıl alındığı. Zaten çok anlatıldı da 3-5 tane örnek. Komutanlarımız duvara yansıttıkları slaytlarda bize rütbeli askerlerin resimlerini gösterdiler. Bu şahıslardan 15 Temmuz gecesi gördüğünüz var mıydı diye sordular. Yani yapılan teşhiste tümerleri bir salona toplamışlar. Topluca fotoğraf açmışlar. Sonra da gören varsa söyleyin demişler. Ben usulsüzlüklerini söyleyerek vakit kaybetmeyeceğim. Devam edelim. Ben daha önce ifade vermedim. İlk ifademi burada huzurunuzda vereceğim diyor talimatlı ifadesinde 2018. Bu yer diyor ki ilk ifadem vallahi dosya içerisinde ifadesi var. 2 Ağustos 2016 tarihinde alınmış. O zaman iki ihtimal var. Bir, er verdiği ifadeyi hatırlamıyor ki bu çok saçma. İki, er verdiği ifade vermedi ama ifadesi var. Bu çok daha mantıklı. Çünkü az sonra göreceğiniz birkaç örnekle ekte yazılı 30'a yakın beyan bunu destekliyor. Aynı zamanda bu yer ifadeler anılırken zabıt katipliği yapmış. Devam edelim. Tutanağı 30 Temmuz 2016 tarihli ifadesi okundu, doğrudur, bana aittir. Ben sadece Yarbay Ahmet'in ve Üstelmen Musa'nın isimlerini bildiğimden ikisini söyledim dedi. Ancak Hamza 30 Temmuz 2016 tarihli ifadesine hiç isim vermemiş, yani bir çelişki söz konusu ama talimatla ifade alan mahkeme imtina edip çelişkiyi sormamış. Tıpkı bende de olduğu gibi, o yüzden en başından beri talimatla ifade alınmasın soru soramıyoruz denildi ama bunlar kimin umurunda? Devam edelim. Benim ifademi olaydan yaklaşık 13 gün sonra genel komutanlığında aldılar. İfademi Caner Teber aldı. Kendisi de er olarak görev yapmaktaydı. O esnada ifademde de yazılı, ismi yazılı Gürdal ve Şahin bulunmuyordu. Yani ifadesini askerlik arkadaşı Sarı Çizmeli Mehmet almış. Diğer hazır bulunanlar da aslında bulunmuyormuş. Devam edelim. Şimdi bu son ikisi başkanım. 5-6 önemli. 28 Temmuz 2016 tarihli ifadenin bir kısmı bana ait. İfadem de matbu bir şekilde alınmış. İfadenin bir kısmı hazırdı. Bana göstermiş olduğunuz ifademin altındaki imza bana ait değil. O imzayı ben atmadım. Yani oradan kopyala yapıştır, yapa yapa devam etmişler. Sonra da bakmışlar, adam yok, imzayı da atmışlar. Devam edelim. Çok uzun başkanım, okumayacağım. Ama şunu söylüyor. Erler de 15 Temmuz gecesi son cümle gördüğü rütbelileri fotoğraflardan söyledi. Herhangi bir tutanak tutulmadı. Yani fotoğraflardan teşhis yaptım diyor ya Murat Üçgül. Büyük ihtimalle yapıyor ama tutanak yok. Başkaları da bunu söylemişler Mahmut Küçükgiberler. Biz topçuları sorguladılar ama tek ifade alınmış gibi ifade yazdılar. Sonra da Ahmet Acıoğlu ve Veli Turan isimli iki adam geliyor ve resimleri ekrana yansıtıyor. Sonra da diyor ki gösterin bakalım. Sonra erler gösteriyor, tutanak tutulmadı diyor. Acaba Murat Üçgül de bu şekilde bir teşhis yaptı da tutanak Ahmet Acıoğlu ve Veli Turan isimli adamlar tarafından tanzim edilmedi mi? Bu erin beyanındaki usulsüzlüklere girmiyorum. Ahmet Acıoğlu diye işbirlikçileri dosyayı darma duman etmişlerdir diyor. Başka bir şey demiyorum. Devam edelim. Şimdi bu da tam onun tersi. Soruşturma aşamasında ifadem sıcağı sıcağına verilmiş olması nedeniyle doğru ancak ben soruşturma aşamasında kimseyi teşhis etmedim. Bunun da teşhis tutanağı var fazladan. Sanıyorum teşhis ettiğime ilişkin beyanım soruşturma tutanağının matbu olarak düzenlenmiş olması nedeniyle başka bir arkadaşın beyanından kalmıştır. Ben o gün kimseyi teşhis etmedim, hemen hemen herkes aynı ifadeyi verdiği için bize aynı ifadeyi imzalattırdılar. Yani teşhis yapmadım ama ifadeler kopyala yapıştır yazıldığı için oradaki teşhis yaptı beni, beyanı benim ifademe geçti diyor. Devam edelim. Murat Üçgül beni hangi emarelerle teşhis ediyor? Zarışın, zayıf, uzun boylu. Ben şu an fiziksel olarak karşınızda duruyorum. Yani saçımı, başımı, göbeğimi gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Ama beni 15 Temmuz tarihindeki halimle teşhis ediyor. O zaman 15 Temmuz tarihinde bana ait olduğu iddia edilen fotoğraflarıma bakmalıyız. Bu fotoğrafları kullanmam yanlış anlaşılmasın. Kameralar vasıtasıyla elde edilen tüm görüntüler hukuka aykırı ve CMK hükümlerince yok hükmündedir. Ben sadece dosya içerisinde bana ait olduğu iddia edilen fotoğrafları göstererek sarışın ve zayıf olmadığımı göstermek istiyorum. Devam edelim. Bakın başkanım, bu fotoğraftaki kişi sarışın mıdır, değil midir? Değil yani. Devam edelim. Zayıf mıdır? Değil. Devam edelim. Bu fotoğrafı kime göstersek ve sorsak fotoğraftaki zayıf mı diye elbette hemen hemen herkes zayıf değil der. Devam edelim. İkinci soruyu sormuyorum.
Ne yaparsak yapalım kimse zayıf demez, kimse sarışın demez. Bilirkişi heyeti görevlendirmesi ve sarışın ve zayıf olup olmadığım hususunun rapor haline dosyaya eklenmesini talep ediyorum. Devam edelim. Sonuç olarak Murat Üçgün'ün teşhise esas verdiği bilgilerle teşhis edilen bana ait bilgiler kesinlikle uyum göstermemektedir. Bu teşhis kökten yanlıştır. Murat Üçgün diyor ki ben zaten şoktaydım diyor. Böyle bir şok sonrasında da böyle yanlış bir teşhis son derece normal diye düşünüyorum. Devam edelim. Saat 19.30-20 sıra arasıydı. Arkadaşlar herkes koğuşları dedi. Biz de nedenini sorduk. Biz de nedenini bilmiyoruz. Komutanın emri böyledir dedi. Biz koğuştayken içeriye soyadı. Canberk olan rütbeli asker geldi. Herkes ışıklarını kapatsın yatağına gidip uyusun dedi. Biz de bunun üzerine yatağımıza gidip uyuduk. Aradan yaklaşık bir saat geçti. Saat 21 sıralarıydı. Kapıya hızlıca tekme atarak sarışın uzun boylu zayıf 30-35 yaşlarında az önce bahsettiğim Canberk soy isimli bir rütbeli asker geldi. Herkes dışarı çıksın dedi. Buradan çıkarımlarımız şunlar. Gelen rütbeli kamuflajlı. Çünkü soyadı Canberk olan rütbeli diyor. Kamuflaj isimliğinden okuyor. Zaten bir sonraki giriş yapan kamuflajlı kişiyle aynı kişi olduğunu da söyleyecek. Saat 20 sıralarında koğuşa girip uyuyun diyor. Bir saat sonra da saat 21 sıralarında tekme atarak koğuşa dalıyor. Herkes ip gibi dizip telefonları topluyor. Daha sonra Hulusi Sayın salonuna götürüyor. Sabaha kadar başlarında bekliyor. Kesintisiz birliktelik var. Devam edelim. Peki ben o saatlerde neredeyim ve ne yapıyorum? Bahsedilen koğuşa girin uyuyun olayının olduğu 19.30-20 aralığında personel başkanlığın 5 ve 6. katlardaki koridorlarında imza işlerimi bitirmek için mekik dokuyorum ve bir an evvel işimi gücümü bitirip Burak Tipi ile yaptığımız çalışma programının aksamaması için uğraşıyorum. Tüm bunları yaparken ki kıyafetim dahili kıyafet, safari, parlak düğmeli gömlek yani kamuflaj değil. Bu saat aralığında er koğuşlarına gidip ışık kapatın uyuyun demem ve bunu kamuflajlı söylemem ne kadar akıl dışıdır anlatmama gerek yok. Anlattıklarımı her şeyi desteklemekte, aleyhimdekilere her şeyi yalanlamaktadır. Kameraları bir bir izleyin ve benim o saatlerde 5 ve 6. kat koridorlarında olduğumu görün. Bu husus için bilirkişi heyeti görevlendirilmesini ve inceleme yapılmasını, Murat Üçgün'ün belirttiği saat aralığında hangi kameralarda görüntümün olduğunu tespit edilmesini istiyorum. Devam edelim. Bakın başkanım, şimdi bu bir video görüntüsü. Normalde bu videoyu bilgisayar dershanesine kesip getirecektim de bu videodan kesip almak için uygun program olmadığından fotoğraf alabildim sadece. Çok uzaktan görünüyorum. Ama şu var, bu benim yürüyüşümden falan anlaşılıyor zaten devamında. Buradan da 5. kata çıktığım zaman kıdemsizce şube kartlı geçiş. Oradan ben geçiyorum giriyorum. Yani görüntüler kıdemsizce şube gören kameralarla geçince bindirmeli. Zaten bakın o uzaktan görünen pantolon paçalarının düz yani. Kamuflaj elbise olmadığı çok net gösteriyor kamera kaydı. Tayin Daire Başkanlığı'nın video devamında elimde imza klasörü var. Safari düğme, safari gömlekliyim. Saat de 20.19 sıraları. Devam edelim. Koğuşun kapısını tekmelediğim merkezi sıraya dizip Hulusi Sayın salonuna götürdüğüm ve sabaha kadar orada beklediğim iddiası ise daha facia. İddia edilen 21 sıralarında zaten karargahta değilim. 20.36'da çıkmış gitmişim. Saat 23.04'e kadar karargahta olmayacağım. 8.36 PM diyor başkanım 20.36. Ana bina girişinde turnikeler bölgesinden sivil kıyafet olarak çıkış yaptı. 23.04 giriş yaptı. Yokum yani o şeyde zaman aralığında. Devam edelim. Gece boyunca da Hulusi Sayın salonda olmadım. Her türlü kamera görüntüsü tanık sanırım 3'teki beyanıyla sabit. Orada hiç görüntüm yok. O yüzden orada değilim demiyorum. Hem orada hiç görüntüm yok hem de başka yerlerde görüntülerim var. Hakkımda beyanlar var. O yüzden orada değilim diyorum. Devam edelim. Bilirkişi raporu diyor ki Cenk Burak Canberk 20.36'da terk etti. Murat Üçgül diyor ki 21 sularından itibaren sabaha kadar başımızda bekledi. HTS kayıtlarım incelensin. Neredeyim? Başkanım bakın 20.25 karargâhtayım. 21.03 Cevizlere'deki evimdeyim. İlk halka. 22.07'ye kadar Cevizlere'deki evimden Batıkent'e yolculuk yapıyoruz. Burak Tipi'nin evine gidiyoruz. Oradan 22.18'e kadar Batıkent'te sinyal veriliyor. Sonrasında 23.04'e kadar karargâh dönüş yapıyorum. HTS kayıtları da sabit. Bir kişi raporu da sabit. Devam edelim. Sonuç olarak safari gömlekle imza attırırken kamuflajla uyuyun emri veriyorum. Karargahın dışında Cevizlere Batıkent hattında git gel yaparken koğuş kapısı tekmeliyorum. Telefon topluyorum. Hulusi Sayın salonuna adam sevk ediyorum. Sabaha kadar kamera görüntülerim var sağda solda. Orada burada tanık yerler var. Gördüm araç sevkin oradalar diyor. Cihan Varol diye bir yer var başkanım. Ben araç sevkin oradaydım diyorum. Cihan Varol gibi birkaç tane daha er beyanı var. Onları koymadım buraya. Yani biz gördük diyorlar. Benim numaramla o dosya içerisindeki kişilere vermiş numaraları teşhis ediyorlar. Araç sevkin orada gördük diye. Ama ben Hulusi Sayın salonundan 3 kişiyle birlikte sabaha kadar erlerin başında bekliyorum. Sabah Emre Kubatoğlu ile ölümden dönüyoruz. Sağlık görevlilerinin yanına gidiyoruz. Sonra bomba patlıyor. Kendi canımın derdinde 11. kata çıkıyorum. Ama tüm bunları yaparken Hulusi Sayın'dan erleri toplayıp Beyoğlu Otoparka sevk ediyorum. Tüm bunları yaparken de sarışım ve zayıf oluyorum. Ben de pes vallahi diyorum. Devam edelim. Topluluk içinde cereyan eden olaylar çok ağızlardan duyulur başkanım. Elimizdeki olayda Murat Üçgül ile tek bir tane bile birebir olayımız yok. Anlatılan her şey topluluk içinde cereyan ediyor. Tüm erler koğuşundan salonuna kadar tüm erler ifade veriyor. Hepsine soruluyor, hepsine resmin gösteriliyor. Ne hikmetse bir tek Murat Üçgül hatırlıyor. O da sarışın ve zayıf olarak hatırlıyor. Az önce anlattım tüm garabetlerle beraber.
30-40 kişilik er koğuşu, hepsinin ifadesi alınıyor, hepsine fotoğraf gösteriliyor, bir tek Murat Üçgül söylüyor. 200 küsur adamın Hüseyin salonunda hepsi ifade veriyor, teşhis yapıyor, bir tek Murat Üçgül söylüyor. Saçma değil mi? Bence saçma. Devam edelim. Mütalaaya cevaplar başkanım, bakın. Her ne kadar çok uzatmak istemesem de savcılık mütalaasında diyor ki Murat Üçgül'ün beyanlarından anlaşılacağı üzere silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyesi oldu. Yani savcılık bu fecaat ifadeden benim FETÖ üyesi olduğumu anlamış. Çok ciddi bir iddia olduğundan devam ediyorum. Yoksa heyetin bu ifadenin ne kadar saçma olduğuna ikna olduğu kanaatindeyim. Devam edelim. Bilirkişi raporlarının doğruluğunu kabul edersek ve kamera görüntülerinin CMK'ya uygun bir delil olduğunu varsayarsak sabah 5.30'da B3 otoparka sevk hadisesi de bir bomba gibi elimizde patlıyor. Ben İsmail Yapıcı, Uğur Elciğer, Emre Kubatoğlu akıl almaz bir macera filminin içinde gibi canımızı kurtarmak için oradan oraya koşuyoruz. Ben kendim iki kez ölümden dönmüş vaziyette, bir başka ölümden yeni dönmüş Emre Kubatoğlu'nu yaralandığı yerden sürükleyerek çıkarıyorum. Kanını siliyorum, onu şoktan çıkarıyoruz, sağlık görevlilerine götürüyoruz, yatırıp dinlendiriyoruz, patlayan bombayla afallayarak binanın tepesine çıkıyoruz. Devam. Bu da fotoğrafları, saate bakın, 5.43, devam, 5.44, devam, 5.56, devam, 5.57, şu an B3 otoparktayım, öyle anlatılıyor, devam. Geliyor ki savcı bu ifadeyle benim FETÖ üyesi olduğumu anlamış ve mahkemeden cezalandırmamı talep etmiş. Ben FETÖ'cü ilan edilmenin kolay olduğuna inanıyordum ama bu kadar saçma olduğuna inanmıyordum. Devam edelim. Murat Üçgül diyor ki saat 19.30, 20 aralığında Er Koğuşları bölgesinde, saat 20-21 aralığı tekrar aynı bölgede 21'den sabaha kadar Hulusi Sayın'da, 5.30'da B3 otoparkta bulunmuşum. Kamera kayıtları ne diyor? 19.30, 20 aralığı 5-6. katlar. 20-21 aralığı çıkış hazırlığı yapıyorum. 20-30'dan sonra karargâhta bile değilim. 21'den 23.08'e kadar karargâhta uykum. 23.12'den 23.40'a kadar odamdayım. Geri kalan vakitte araç sevk bölgesindeyim. Saat 5.30-6.30 arasında yaralı işleriyle meşgulüm. Buradan bir FETÖ'cü çıkmış durumda. O yüzden diyorum ki ben de mütalaada gördüğünüz her şey hayal ürünüdür. Devam edelim. Yani Murat Üçgül'ün beyanıyla uyuşan tek bir kamera görüntüsü bile yok. Eğer heyet olarak ikna olmadıysanız bilirkişi heyeti görevlendirilmesini ve Murat Üçgül'ün ifadesinde geçen yerlerde bulunup bulunmadığımın tespit edilmesini, 15 Temmuz 2016 tarihinde Er Koğuşları'nın olduğu bölgedeki kamera görüntülerinin, o koğuşlara giden kamera görüntülerinin hepsinin incelenmesini ve bir kez bile görülüp görülmediğimin tespit edilmesini, gece boyu Hulusi Sayın salonunun bırakın içine girmeyi önünden bile geçip geçmediğimin tespitine devam edelim. Tüm gece ve sabah saatlerinde B3 otoparkına gidip gitmediğimin tespitine, Er Murat Üçgül ile 15 Temmuz ve 16 Temmuz tarihlerinde bir defa bile aynı kamera görüntüsüne girip girmediğimin tespitine, yine 15 Temmuz 2016 16 Temmuz 2016 tarihlerinde bir defa bile sevkini yaptığım iddia edilen kalabalık bir er grubu ile görüntümün olup olmadığının tespitini talep ediyorum. Bu bilirkişi raporu talebimle savcılık mütalaasındaki yer alan FETÖ'cü olup olmadığım hususunun net bir şekilde anlaşılacağını düşünüyorum. Devam edelim. Sonuç olarak tanık, sanık, müşteki beyanlarından, hukuken yok hükmünde olan kamera görüntüleri bilirkişi raporlarından, HTS kayıtlarından, ifadedeki zaman akışı ile benim gerçek zaman akışım arasındaki zerre miktar uyuşma bulunmamasından, akıl ve mantık kaideleri dışında bir şekilde yüzlerce insanın şahit olduğu hususları herkese sorulmasına rağmen yalnızca bir kişinin anlatmasından, fiziki özelliklerimin en bariz olanların apaçık bir şekilde yanlış ifade edilmesinden, teşhis tutanağının olmamasından ve benzeri daha anlatılabilecek yüzlerce husustan dolayı her ne kadar mütalaa savcısı FETÖ üyesi olduğumu anlamışsa da ben anlayamadım. Sizin de anlamamanız için bir anlatımda bulundum. Devam edelim. Bu komik ifadenin benimle ilgili olmadığı çok nettir. Murat Üçgül'ün yaşadığı olaylara doğru yanlış demiyorum. Anlattığı olayların baş kahramanı olan Canberk isimli şahsın ben olmadığını söylüyorum. Benimle beraber tüm dosya muhteviyatı da aynı şeyi söylüyor. Hatta şu an vicdanınızın aynı şeyi söylediğine inanıyorum. Hatta şu ifadeyi ve benim savunduğum hususlara alakasız birine göstersek bu ne komik şey der diye inanıyorum. Çünkü gerçekten de çok komik ve burada böyle bir komedi içerisinde 10 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor olmam çok içler acısıdır. Ya da 10 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyorken böyle komikliklerin olması mı demek gerekir? Tamam. Şu anda aklıma takılan bazı hususlar, sorular var, yanlış anlamayın. Burada ne heyette ne de savcılara soru sorma hakkımız olmadığını çok defa benim asla tenezzül dahi etmeyeceğim üsluplarla gereksiz gerek üyeleriniz dile getirdi. Bunların hukukiliğine ve hak ihlali olup olmadığına, savunma hakkı kısıtlaması olup olmadığına yüksek mahkemeler karar verir. Ben kimseye soru sormuyorum, sadece aklımdaki soruları kendi kendime soruyor ve dillendiriyorum. Çünkü konu soru sormak olunca heyet ve savcı muhatap olmaktan otomatikman çıkıyor. Devam. Bu ifade ismimin içinde dahil olduğu 19 Kasım 2019 tarihine kadar dosyada ne işe yaradı? Hiç kimse bunu okuyunca bu kamuflajcı sarışın zayıf kapıları tekmeleyen yüzlerce insanı sevk eden adam kimdir? Bunlar kuvvetli suç emareleri teşhis ettirilmemiş mi diye sormadı mı? Teşhis tutanağını görmeyince teşhis yaptırılmadı mı? Yaptırıldıysa neden tutanak yok? Bunu yapan sorumlular kimler diye sormadı mı? Bu iddianame ekleriyle beraber kabul edildiğinde içindeki en önemli ek belki de Jandarma Genel Komutanlığı İdari Tahkikat Raporu ve oradaki tanık beyanlarıydı. Mahkeme heyeti bu tahkikat ve beyanları okuduğunda bu adam kimmiş, teşhis edilmemiş mi diye sormadı mı? Teşhise ilişkin az önceki soruları sormadı mı? Devam edelim.
Bu ifade 19 Kasım 2019 tarihinde dosyaya girdiğinde hakkımızda esasa ilişkin mütalaa verecek olan ve her ay tutukluluk değerlendirmesinde tutukluluğumun devamını talep eden dosyaya ve bireylerin yaşadığı olaylara vakıf olması beklenen savcı, Murat Üçgül'ün ifadesinin dosya muhteviyatı ve tüm raporlarla olumsuz olduğunu anlamadı mı? Hepimiz biliyoruz ki duruşma savcısının bunu anlaması imkansız. Yani normal şartlar altında anlaması gerekiyor ama mevcut yargılamadaki düzen ve ülkemizin içinde bulunduğu atmosfer de imkansız. Tüm bunları bir kenara bırakarak soruyorum. Savcı benim FETÖ-PDY üyesi olduğumu bu ifadeden nasıl anlamış? %99.9 söylüyorum. O gün mütalaa okuyan savcı bu ifadeyi bir kere bile okumamıştı. Devam edelim. Belki hatırlarsınız 25 Aralık 2017 tarihli duruşma gününde şöyle bir olay yaşandı. Uyarılara rağmen Cenk Burak Canberk, Ömer Polat, Tevfik Karaduman dışarı çıkarıldı. Bunun haklılığını tartışacak değilim şu anda. Devam edelim. Bu olay yaşanırken ben Ömer Polat ve Tevfik Karaduman arasında oturuyordum ve siz çıkma talimatı verirken şu ifadeyi kullandınız. Cenk Burak Canberk ve yanındaki iki kişi salonu terk edin. Şu husus çok kritik. Duruşmalar devam ederken siz beni ismen cismen tanıyorsunuz. Sarışım ve zayıf olmadığımı biliyorsunuz. Hatta mahkeme başkanı olarak o gece yaşadığım olaylara da vakıf olmanız gerekir ve vakıf olduğunuza inanıyorum. Çünkü böyle olduğunu duruşmalarda gördük. Hatta bu olay 2017 Aralık ayında cereyan ettikten 2018 Kasım ayına kadar ki yaklaşık bir yıllık periyotta da defalarca karşınıza çıktım. Defalarca tutukluluğa ilişkin beyan verdim. Yani hafızanızdaki ismim cismim iyice pekişti. Devam edelim. O halde bu ifade önünüze gelince ve okuduğunuzda sesli okudunuz bunları mahkeme salonunda. Neden fiziksel özelliklerini bildiğiniz Cenk Burak Canberk'in fiziksel özellikleri bunlar değil demediniz? Atarken nokta atışı isim söyleyecek kadar iyi biliyordunuz halbuki. Neden bu teşhisi sorgulamadınız? Sorgulasanız teşhis tutanın faciasını görecektiniz. Ve belki erin burada teşhis yapmasını isteyecektiniz. Belki ivediyetle sekbis bağlantısı kurduracaktınız. Neden dakika dakika nerede olduğumun yazdığı bilirkişi raporlarının açıkça muhalifinde olan bu beyanın muhalefetini sorgulamadınız? Bu ifade dosyaya girince neden Cenk Burak Canberk'in bahsedilen yerlerde bir tane bile kamera görüntüsü yok demediniz? Bu ifade dosyaya girince neden Cenk Burak Canberk bahis mevzu saatte karargahta bile değil demediniz? Devam edelim. Bu ifade dosyaya girince neden Murat Üçgül ne diyor? Talimatla aldık ama sorular sormamız lazım. Hatta Cenk'in de bu adama soru sorması lazım. Bu ortamı hazırlamak CMK'ya göre bizim görevimiz demediniz. Ben olsam kesinlikle derdim. Karşımda dağ gibi bir kul hakkı var ve benim onun altında kalma ihtimalim var. Eve gitmezdim, uyumazdım ama bu dediğimi yapardım. Bu soruların hepsini duruşma savcısı da sormalıydı ama gerek bile duymadı. Hatta okumadı bile. Hatta mütalaa da yanlış yere bile yazdı. Antiparantez bir husus söylemek gerekiyor. Duruşma savcısı kimseyi tanımıyor ve olaylarını bilmiyor. Kimin hakkında dosyada ne var? Lehine olan hususlar, aleyhine hususlar neler? Ne tarafa ağır basıyor? Aleyhi bir durumu var mı yok mu? Hiçbir hususu bilmiyor ve basma kalıp tutukluluğun devamına diyor. O yüzden ben de tutukluluğa ilişkin beyanım var mı denince itirazım var deyip oturuyorum. Ayakta kaldığıma bile değmez diyorum. Devam. Savcı bu ifadeyi görünce hakkında mütalaa vereceğim adamın dosyasına bir bakayım demedi mi? Deseydi ve baksaydı dakika dakika bilirkişi raporunu, resmimi, kamera görüntülerini, hakkımda bu ifadeyi destekleyen bir beyanın bile bulunmadığını ve Murat Üçgül'ün ifadesini yan yana getirir ve bu ifadenin çöp olduğunu anlardı. Ama bir kere bile dosyaya bakmaya tenezzül etmediğinden fark edemedi bile. Çok komik değil mi? Hem de hakkını vererek bir mütalaa yazmak için devlet ona maaş verirken. Deseydi ve baksaydı mütalaa yazma hatasına düşmezdi. Hatta bu ifadeden ötürü FETÖ-PDY üyesi olduğu anlaşılmaktadır gibi talihsiz ve komik bir cümleyi kurmazdı ama kurdu. Baksa da kurabilme ihtimalini istinaden kurmazdı derken çok emin olamıyorum. Devam. Murat Üçgül ile istesem sabaha kadar savunma yapabilirim çünkü aklıma gelen her şey bu ifadeyi çürütüyor. Ama fikirlere gerekli yok, maddi gerçekler ve somut deliller buna ihtiyaç bırakmıyor. Yani tüm dosya muhteviyatı bu ifadeyi reddediyor, destekler mahiyette ise hiçbir şey yok. Murat Üçgül'e ait bu ifade faciasına ilişkin daha dillendirmek istediğim o kadar çok soru var ama daha fazla vakit kaybetmek için dillendirmeyeceğim. Devam. Belki biraz uzadı bu diye düşünebilirsiniz. Yani kısıtlanmış savunma hakkımın kısıtlı süresini buraya çok harcamış gibi görünebilirim. Ama yanlış anlaşılmasın. Dört neden var. Bir, milyon sayfa evrak ve binlerce saat kamera görüntüsünden derleme bir savunma yapmaya çalışıyorum. O yüzden kafam karışmış olabilir. Hatta karışmaması anormal olurdu. İki, mahkeme heyeti önemli meseleleri anlatın diyor. Heyetin önemli gördüğü hususların neler olduğunu bilmediğimden kendimce önemli görmüş ve uzun zaman ayırmış olabilirim. Ben hukuk fakültesi okumadım, avukat değilim, hakimlik, savcılık da yapmadım. O yüzden tam kestirememiş olabilirim. Keşke heyet önceden sen şunları savun deseydi, ben de zamanımı onlara ayırdım. Şimdi zaten mütalaa vardı diyeceksiniz. Devam. Savcılığın mütalaasına odaklı bir savunma yapmak mantıklı görünüyordu ama baktım ki Murat Üçgül'ün çöp ifadesinden FETÖ üyeliği suçlaması gibi komiklikler var. O fikirden de soğudum. Belki de bu ifadenin en önemli faydası soruşturma ve kovuşturma evreleri, idari tahkikat ve ondan kopyala yapıştır tekniğiyle üretilen ve sizin isimlendirmenizle iyi olmayan iddianamenin türeme şekli, teşhislerin bombalıkları, soruşturma savcısı, duruşma savcıları, mütalaanın nasıl bir zihnin ürünü olduğu, heyetin kovuşturmadaki hassasiyetsizlikleri gibi aşırı önemli konulara ışık tuttuğu için ayrılan vakit israf değil, tam isabetti. Devam edelim.
Devam edelim. Başkanım, bir diğer suçlama da bu. Şimdi bu iddiaya baktığımda iddianın şu olduğu anlaşılıyor. Sıkı yönetim ilanına ilişkin emir ve darbe teşebbüsünü mesaj grubunda görmüşüm. Aynı zamanda bu sıkı yönetim ve darbe teşebbüsünü basında görmüşüm. Bu ikisiyle aynı zamanda bunları gördüğümü ben beyan etmişim. Alt tarafta öyle diyor. Şimdi Burak tipi var başkanım. Birlikte bu emri birlikte gördük, birlikte geldik. O da savunma yaptı burada. Çok güzel anlattı. Dedi ki, sınıf okulu WhatsApp grubumuza Genelkurmay Başkanlığı mesaj emri geldi. İçerisinde firar kelimesi geçen tek mesaj emri o gece ait sadece budur. Yani çünkü diyor ki firar durumuna düşeceği diyor. Başka firar kelimesinin geçtiği bir emir yok. O geçen emirde de darbe yok, sıkı yönetim yok. İşkenceden sonra bile suç ceza hakimliğinde firar kelimesini kullanmam bu emre göre hareket ettiğimi kanıtlamaktadır. Sıkı yönetim kelimesini tem şubede işkence görmem, aç susuz uykusuz olmamdan dolayı söyledim. Yani ne bu? Tem şubede bize soruyorlar. Diyorlar ki niye geldiniz ettiniz? Diyoruz ki biz firar emri, katılış emri falan derken sıkı yönetim emirlerini görmüşsünüz, gelmişsiniz deyip dövüyorlar bizi. Devam edelim. O yüzden biz de sıkı yönetim emri diye nitelendirmişiz. Halbuki emirde sıkı yönetim diye bir şey geçmiyor. Darbe kelimesi geçmiyor. Kaldı ki emri de görmedik. Yani Burak tipi diyor ki suç ceza hakimliğinde kullandığım firar kelimesine bakın. Sonra da o gece Genelkurmay Başkanlığı'ndan çekilen mesaj emirlere bakın. Bir tane daha firar konusunun bahis mevzu olduğu bir emir göremeyeceksiniz. Peki ben o gece başka bir emir gördüm mü? Hayır. Asıl kritik mesele şu. Peki bu söz konusu emirde sıkı yönetim kelimesi geçiyor mu? Hayır. Yani ben sıkı yönetim kelimesinin içerisinde geçtiği bir emir görmüş olamam. Zira sıkı yönetim kelimesinin geçtiği emirlerde de firar kelimesi yok. O zaman bu sıkı yönetim kelimesi nereden geldi? Temdeki işkenceden polislerin ifade yönlendirmelerinden geldi. Zaten bu ifade Cemal Kayseri 8'e aykırı olduğundan yok hükmünde diyor. Aslında bu beyan bile Burak tipiyle benim o gece sıkı yönetim emri ve darbe ilişkin bir emir görmediğimizin en büyük delili. Ama ben meseleyi biraz daha açıklayacağım. Çünkü ciddi bir iftira var. Devam edelim. Sıkı yönetimle ilgili husus yok hükmündeki suç ceza hakimine verdiğim ifademde geçmekte. Bunun da sebebi işkence. Bize neden geldiğimiz sorulunca biz Genelkurmay'ın emri üzerine dedik ki o emirlerin sıkı yönetim olduğu söylendi. Sürekli sıkı yönetimi bilerek gelmişsiniz donesiyle işkence uğradık. Hasılı kelam ben o emrin tamamını yani karargah gelişme ilişkin bölümde anlattığım üzere emrin resmini veya kendisini değil içeriğinin bir kısmını gördüğüm için o emrin aslında sıkı yönetim emri olduğunu sandım. Ve o şekilde ifade etmek durumunda kaldım. Yani benim karargaha yönelmeme esas teşkil eden emirde sıkı yönetim kelimesi geçmiyor. Ben karargaha gelirken sıkı yönetimden haberdar falan değilim. Şimdi bu konuya ilişkin bazı analizler yapılmalı. Her ne kadar tem işkence merkezi sonrası verilen bu ifade de daha yüzlerce hak ihlali nedeniyle bu ilk ifadem yok hükmünde olsa da bazı şeyleri tekrarlayacağım. Devam edelim. Ben içerisinde sıkı yönetim kelimesinin geçtiği bir emir görmedim. Görev addettik de demedim. Orada bahsettiğim husus şu, bu emrin 3. maddesinde yazılı herkes birliğine katılsın emri gelince gitmemiz gerektiğini değerlendirdik. Ancak art niyetli olduğunu daha önce de beyan ettiğim sulh ceza hakimi buraya görev addettik ibaresi yazmış. Gerçekten aklım almıyor. Sonuç olarak buradan şöyle bir algı oluşuyor. Sanki ben sıkı yönetim direktiflerini görmüşüm ve o direktifler doğrultusunda karargaha gitmişim ve bunu da kendime görev addetmişim. Halbuki doğrusu şu olacaktı. Ben herkesin birliğine katılması gerektiğine dair bir emir görmüşüm ve buna istinaden karargaha gitmem gerektiğini değerlendirmişim. Devam edelim. Başkanım şu andan itibaren yani bu ilk 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımı anlattığım bölümde de bu emri gösterdim ben. Üçüncü maddesini anlattım. Şu andan itibaren bu emri görmediğim zaten net. Bu emri gördüğüm varsayımıyla hareket ediyorum bundan sonra. Yani velev ki emri gördüm. Hani görmedim de velev ki gördüm. Emrin kendisi dosya muhteviyatında var. İçinde firar geçen ve birliğe katılma konulu 3 maddeden oluştuğu aşikar olan emir. Yani bizim gördüğümüz iddia edilen emir. Biz bu emri görmedik. Ama velev ki gördük. Devam edelim. 24 saat içerisinde katılış yapmayan personel hakkında firar işleminin yapılacağı. Bu elle yazılan kısmı bize. Görüldüğü üzere emrin konusu katılışlar. Emrin içeriğinde hiçbir yerinde darbe teşebbüsü veya sıkı yönetim konusu geçmemekte. Bakın başkanım 3 madde sıkı yönetim yok, darbe yok. Emrin hiçbir yerinde sıkı yönetime darbe emaresi bulunmamakta. Hatta tam tersine benim söylediğim 3. madde bulunmakta. Peki benim yok hükmündeki ilk ifademde darbe kelimesi var mı? Yok. İddianame yazan savcı bunu nereden çıkarttı, nereden uydurdu? Art niyetinden. Devam edelim. Aklım mantığım almıyor gerçekten de. Mesela 15 Temmuz girişimi başarılı olsa ve ben sıkı yönetim mahkemeleri kurulsa ben de o mahkemelerde hukuken sakat kamera görüntülerine, bilirkişi raporlarına göre de anlaşılacağı üzere hiçbir darbe eylemi içerisinde bulunmadığım iddiasıyla bu sıkı yönetim mahkemesinde yargılanıyor olsam ancak o zaman derim ki ben sıkı yönetim emrini gördüm ve bunu kendime görev atfettim, vurdum, kırdım, gerçekten de o gece sizdeydim. Gerçekten de bu cümle darbeye katılmadığı gerekçesiyle yargılanan bir insanın katıldığını ispat etmek maksadıyla kuracağı bir cümledir. Tekrar söylüyorum.
Başarılı bir darbede insanın kendini idamdan kurtarmak için kuracağı bir cümleyi ben başarısız bir girişim ardından çıktığım mahkemede darbeye katılmadığımı ispat etmek için kullanmış gözüküyorum. Devam edelim. Devam edelim. Bu yansıyı geçelim. Bu yansıyı da geçelim. Yanlış anlaşılmasın, ben şu an Emri gördüğüm varsayımıyla anlatıyorum. Aslında ben Emri falan görmedim. Yani şu an katmerli bir saçmalık söz konusu. Gördüğüm iddia edilen ama görmediğim bir emir var. Sonra da o görmediğim emirde yazılı olmayan şeyleri görmekle suçlanıyorum. Peki savcılık gördüğümü iddia ettiği emirde yazılı olmayan şeyleri gördüğümü iddia etme cesaretini nereden buldu? Cesaret diyorum çünkü böyle bir meselede, adli bir meselede, hata yapma lüksü olmayan bir vazifede, yalanı bırakın delilsiz dahi bir cümlenin bir sayfaya yazılamayacağı bir hususta, kanunun, adaletin olduğu bir sosyal hukuk devletinde böyle bir yalanla bir insanı mahkemenin önüne koyup bu adama 54 ağlaştırmış müebbet verin demek cesaret ister çünkü. Kimse cevap vermeyecek zaten biliyorum ama belki bir gün adalet güneşi yeniden doğar ve birileri hesap sorarsa diye sorulacak soru hazır olsun diye bu soruyu soruyorum. Devam edelim. Şimdi akışı tekrar ortaya koyuyorum başkanım. Kafanız karışmış olabilir çünkü biraz karışık olay. Asıl olay şu. Arabadayız, WhatsApp grubunda herkes birliğine katılsın, katılmayanlara firar işlemi yapılacak diye bir emir paylaşılıyor. Bu emir de elle yazılıyor. Beştepe'ye gidiyoruz. Suç ceza hakimliği. Sıkı yönetim emri görmüşüm ve darbeyi biliyormuşum. Hatta bunlar yetmemiş, bir de kendimin darbeye katıldığını ispata çalışır gibi bunu kendime görev addetmişim. Savcılığın hayal ürünü iddianamesi, darbe teşebbüsünü ve sözde sıkı yönetim ilanını basında ve bulunduğum gruplarda görmüşüm ve bunu bizzat ben beyan etmişim. Halbuki emirde sıkı yönetim ve darbe yok, ben de böyle bir şey beyan etmemişim. 28 Kasım 2017 tarihli savunmam, yukarıda anlattığım hususları bir bir anlatıyorum ve bu saçmalar saçması iddiayı çürütüyorum. Savcılık mütalası bu çürütmeleri dikkate almıyor, anlattığım katılış emrini dikkate almıyor, bahsedilen ve hayal ürünü olan emrin gerçekte olmadığını dikkate almıyor, suç ceza hakimlerini sıkı yönetim mahkemesi sanıyor. Aslında bu söylediklerimin zerrecik miktar dahi şuurunda değil, çünkü ne davayı biliyor, ne beni tanıyor, ne olaylara vakıf, ne de mütalayı o yazdı. Sonuç olarak da aynı talihsiz iddiayı yeniden yazıyor. Devam edelim. Daha bitmedi, inanamayacaksınız, belki de dikkatiniz bile çekmedi ama akıl almaz bir saçmalık daha var. Şaşırmamak, gülüp geçmek istiyorum ama gülemiyorum çünkü bu komik metinle 10 ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza sistemiyle yargılanıyor ve 3,5 yıldır bu zırvalıklarla tutukluluğumu devam talep ediliyor. Mahkemeniz de tıkır tıkır onaylıyor. Neyse, benim işim savunma yapmak, o yüzden savunmama dönüyorum. İddia şu, ben bu teşebbüs ve sıkı yönetimi basından öğrenmişim. Sanığın savunmasında darbe teşebbüsünü ve sözde sıkı yönetim ilanını basında gördüğünü beyan ettiği. Ben basını takip etmişim, haberlere filan bakmışım, darbeyi öğrenmişim, sıkı yönetimi öğrenmişim. Bir de bunları soruşturup bulmamış savcılık, ben zaten kendim beyan etmişim. Başkanım, diyelim ki suç ceza hakimindeki ifadem de var, gerçek. Ya ben onda da böyle bir şey söylemiyorum ki, basında gördüğümü beyan ettiğim diye bir şey. Devam edelim. Bu konuda söylenecek daha devamlı metinler var da başkanım, zaman gitmesin diye geçiyorum. Nizamiye'de görevlendirildiği, devam edelim. Bu meseleye ilk savunmamda da yer verdim. Zaten iddianamede savcının iddialarından biri buydu. Mütalaya kadar gelmiş. Erkan Öktem'i olay gecesi öncesinde tanımıyordum. İsmiyle ve cismiyle yan yana geldi. İlk tarih adres tespiti için buraya gelişimizdir. Dolayısıyla Erkan Öktem'den emir almam ve o emirlerle nizamiyede görevlendirilmem diye bir husus asla olmamıştır. Hiçbir görüntü, dakika dakika bilirkişi raporları, tanık sanık, müşteki beyanı yok. Sonuç olarak işkence sabittir. CMK 148 sabittir. İfade yok hükmündedir. Hala bu beyanı yazıp benim için 10 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen mütalaa ve savcılık da benim için yok hükmündedir. Umarım sizin için de öyledir. Eğer değilse de aynı fikirde olmadığınız için şükürler olsun diyorum. Diğer beyana geçiyorum. Geçelim. Geçelim başkanım. Geçelim. Bunu da geçelim. 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 Mesela savcılık deseydi ki çantayla girdi ve çantasından, yani suçlama şu, sanan sivil elinde bir çantayla giriş yaptı. Çantayla girdi ve çantasından bir adet atom bombası çıktı, bir adet kanlı bıçak çıktı, bir adet el yapımı patlayıcı çıktı, suikast planları çıktı, bombalama planları çıktı ve benzeri. Ve bunu en azından ufacık bir şeyle delillendirseydi ben de o zaman karşısında savunma yapacak bir şey bulur ve bir alanı kanalize olurdum. Ben şimdi ne diyeyim soruyorum. Elinde bir çantayla karargaha giriş yaptı cümlesinin nesine savunma yapayım, nasıl bir metotla savunma yapayım, ne savunma yapayım, buradaki suç unsuru nedir? İhtimal ki savcılık çantayı bir suç aleti olarak yorumlamış olabilir. O zaman çanta nedir? Saatli bomba mı, komando bıçağı mı, güdümlü füze mi, darbe eylem planı mı şeklinde uzanan, bugüne kadar hukuk literatüründe suç aleti olarak tanımlanmış, tüm aletlerin sayısı kadar sorulabilecek bir soru silsilesi türemiştir. Devam edelim. Başkanım, devam edelim.
Her ne kadar mahkeme heyeti olarak böyle şeylerden bir şeyler çıkaran havanız olsa da ben çıkartmayacağınıza inanıyorum. Ama çıkartma ihtimaline binaen talep yapıyorum. O tarihte tayin daire başkanlığı tarafından yürütülen jandarma genel komutanlığı namına doktora başvurusunda bulunup bulunmadığım hususunun genel komutanlığa sorulması. Niye bunu istiyorum? Çünkü diyorum ki çantamda bu belgeler var. Bilgisayarımda bu belgeler var. Her yerde bu belgeler var. Bana teslim edin dediğim zaman da jandarma genel komutanlığı bunların hepsinin bilgi edinme kapsamı dışında olduğunu söylüyor. Bana hiçbir şey vermiyor. Ben de o yüzden sizden talep ediyorum. Siz isteyin diye. Bu başvuruma ilişkin hazır olan evraklardan kaç tanesinin tayin daire başkanlığında olduğunu ve kaç tanesinin bizzat hazırlanmakta olduğunu sorulmasını, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonraki periyotta yapılan inceleme ve aramalarda bu evraklardan herhangi birinin odamdan çıkıp çıkmadığının öğrenilmesini, 15 Temmuz 2016 tarihinde genel komutanlıkta benim şahsi kullanıcım olan KHPRS KDS 19 kullanıcısına tanımlı bilgisayarın kişisel adlı dosyasında bu başvuruma ilişkin evrakların olup olmadığının incelenmesini ve onların gönderilmesini talep ediyorum. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Kamuflajla ilgili hususu 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattığım bölümde yeterince değindim. Şimdi çok kısa geçeceğim. Mütalaadaki bu ifade o kadar ciddiyetten uzak ki anlatamam. Terör saldırısı nedeniyle karargâh gelmiş birisi olarak ne yapmalıyım? Arabaya binip eve mi gitseydim? Maç mı izleseydim? Odamda oturup yarım kalan terfi çalışmalarına mı devam etseydim? Kameralara gidip çay mı içseydim? Facebook bölümüne oturup tost mu yeseydim? Halı sahada maça gider gibi krampon giyip forma mı giyseydim? Ya da moda programı yarışmacıları gibi kendime bir konsept seçip o konsepte uygun en düşük maliyetli en güzel elbiseyi mi arasaydım? Devam edelim. Yoksa terör saldırılarına karşı koymak, terörle mücadele harekatını en etkin bir şekilde gerçekleştirmek maksadıyla tasarlanmış olan, düşman unsura görüntü vermemek üzere dizayn edilmiş kamuflaj elbisemi mi giyseydim? Devam edelim. Terör saldırısı olacak diye karargâh gelmiş, iç bahçede terör saldırısı var, görüntü vermeyin, açıkta dolaşmayın, üstünüzü değiştirin ikazlarını işitmiş, çocukluğundan beri eğitim elbisesi giymiş birisi olarak ne yapmalıydım? Sivil elbiselerimle mi dolaşsaydım? Açık hedef teşkil edecek şekilde renkli bir tişört ve kot pantolon mu giyseydim? Yapılacak bir saldırıda bu halde dolaşıp millete işi gücünü bıraktırıp bir de kendimle mi uğraştırsaydım? Ya da önceden de söylediğim gibi bir müneccim gibi bunları bir gün suç sayılacağı saçma bir durumda kalacağımı tahmin etmem ve ona göre hareket edip sivil elbiselerimle karargâhta dolaşmam ve daha suçsuz bir izlenim vermem gerekirdi. Devam. Ya da çıkıp sivil kıyafetlerimle Ahmet Hacıoğlu'nun çatıcılarınca açık hedef olarak vurulmam gerekirdi. Zaten milletin büyük bir kesiminde ve gazete ve televizyonlarda çukurlarda çürümüş olmamız gerektiği, bizim o gece aslında ölmüş olmamız gerektiği, ölmememizin yapılan operasyonun başarısızlığı olduğu, şu an yargılama görünümlü ama yargılamayla uzaktan yakından alakası olmayan bir işin içinde olmamızın bize lütuf olduğu ve benzeri ganimet peşinde koşan lanet bir zihniyet var. Devam. Peki savcı mütalasında neden nereleri gezip dolaştığımı anlatmıyor başkanım. Diğer iddiaya geçiyorum. Karargâhta dolaştığı. Çünkü yazsa hakkımda mantıklı bir şey olacak. O yüzden yazmıyor. Deseymiş ya silah alınca harekat merkezine gitti diye. Ne yapmak mantıklı? Elbette ki harekat merkezine gitmek mantıklı. Kaldı ki ben oraya Burak'ın daire başkanına bakmak için gitmişim. Öyle emirler alıp uçup kaçmaya da değil. Başka nereye gidebilirim? Yemekhanelerin olduğu 11. kata çıkıp manzaraya bir sigaramı tüttürmeliyim. Terziye gidip silah maske kaşına dikiş mi attırayım? Spor salonuna gidip tüfekli hareketler serisini mi icra edeyim? Devam. Helikopter kafamı tarıyor, sonra 20 metre önümü tarıyor, sonra kurşuna dizilmiş yarbay geliyor. Bu atmosferde kendimi güvene alarak sabaha kadar bekliyor, hiçbir işe karışmıyorum. Sonra odama gidiyorum, odama keskin nişancı atışı geliyor, canımı zor kurtarıyorum. Biri yaralanıyor, bir macera filmin içine düşmüş gibi. Kolumda önünü görmeyen biri pansumana gidiyoruz. Tam nefes alacakken bomba patlıyor, canımı kurtarmaya 11. kata çıkıyorum. Şimdi o gece yaşadığım bu kaosu sanki bir turistik geziymiş gibi lanse etmek ve canımın istediği her yere girip çıkıyorum havası oluşturmak, elini kolunu sallayarak karargâhta geziyor demek ne demek? Sabaha kadar 6 saat boyunca hiçbir emir almadan, emir vermeden, darbe yönelik hiçbir icraatta bulunmadan, iki defa ölümden dönen birisine karargâhta dolaşıyor demek ayıptır diyor, başka bir şey demiyorum. Devam edelim. Silah alma olayı başkanım. Bir askerin kendi çalıştığı birlikte terör saldırısı nedeniyle silah alması en doğal hareket tarzıdır. Yani bir terör saldırısının kaçınılmaz iki akışı vardır. Bir silah almak, iki teçhizat kuşanmak. Yani bir silahları varsa bu silah ve teçhizat konusu akla gelen ilk konudur. Başka nasıl karşı konulabilir zaten? Demem o ki o gece yapılacak en mantıklı iki hareket vardı. Biri silah almak, diğeri de kamuflaj giymekti. Ben de bu ikisini yaptım, farklı bir şey yapmadım. Devam. Bu beyanı artık defaatle okuyoruz başkanım. Şimdi
Son bölümünü söylüyorum yani. Terör saldırısı olduğunu düşünerek habercime gidip MP5 makine tabancayı getirmesini söyledim. Yani yılların tecrübesine sahip olan komutanım dahi silah sesleri sonrası terör saldırısı olduğunu düşünerek silah istemiştir. Devam edelim. Şimdi ellerinizi vicdanınıza koyalım. Askerlik yapanlar bilir. Heyette askerliğini komando olarak yapmış biri var bilir. Emir verildiğinde acaba bu emri veren bu emri vermeye yetkili mi? Böyle bir salahiyeti var mı demez. Emir verilince kimse sorgulamaz. Bu emri kim vermiş demez. Ben de doğal olarak o gece demedim. Etraf karanlık, içeride koşturan insanlar var, ikazlar var, uyarılar var. Hatta benim içeri giriş yaptığım 23.04'ten önce C-Nizami ateş altına bile alınmış. Savaşta cephede bir asker emre itaatsizlik etse mevzuat komutanın orada çekip o itaatsizi vurmasını emreder. Neden? Çünkü fesadın çıkacağı en kötü yer cephedir, savaştır, terör anıdır. Bu örnekten anlayacağınız üzere TSK'daki kriz anlarında işler normal anlardaki gibi gitmez. Devam edelim. Mevzuatta kriz anları için özel düzenlemeler yapar ve amir ve üst pozisyondaki kişilerin normal zamanlarda dahi sahip olduğu aşırı geniş yetkiyi iyice genişletir. Tabiri caizse sınırsız yetkiyle donatır ki tehdit bertaraf edilmeye çalışırken acaba mevzuata uygun mu, hukuki kimin gibi şeyler düşünülmesin. Var güçle tehdit bertaraf edilsin. Askerlik bu yüzden özel bir meslektir. Bu yüzden çocukluktan yetiştirilir. Bir muhakemeyle sizinle aynı üniformayı giyen bir insanı alnının çatısından vurmanızın gerekebileceği, ölmenin işe gitmek gibi vazife olabileceği bir meslektir. O yüzden mevzuat da buna göre dizayn edilmiştir. Yanlış anlaşılmasın. Ben mevzuat müsaade etmiyor ama teamüller böyledi demiyorum. Ben diyorum ki teamüller böyle, olması gereken bu. O yüzden de mevzuat buna müsaade ediyor diyorum. Yani mevzuat askerliğin şartlarına göre düzenlenmiştir. İlerleyen bölümde mevzuat maddelerini söyleyerek bunu anlatacağım. Devam. Zaten karargâhta her yer kriz anı. F-16 uçuşları, helikopter uçuşları, atışları, sağa sola koşturanlar insanlar var. 23.04'te karargâh giren üsteğmen ne yapsın? Herkül olmak lazım ki bir şeyleri değiştireyim. Karargâhta görevli bir general bunu yapabilirdi ama harekat başkanı ve kurmay başkanı vekili Arif Çetin TV'lerde piyasa ve katliam planlarıyla meşgul. İntikam planlayıcıları ise insanların içeri girmesine göz yumarak bu kaosu derinleştirmekle meşgul. Bir akış var, silah alma önünde gidiyor. Ben bunu değiştirecek durumda değilim. Değiştirebilecek olanlarsa meşgul. Zaten emir müessesesi sorgulanmazdır. Hele ki kriz anında iyice sorgulanmazdır. Devam edelim. MP5 alma olayını 4 boyutla anlatacağım. 1-15 Temmuz boyutu, 2 teamül boyutu, 3 hukuki boyut, 4 almamamın hukuki boyutu. Devam ediyorum. Hepimiz biliyoruz ki bazı günler, bazı olaylar yorumlanırken hayatın olağan akışı denilen zırvalık çerçevesinde yorumlanamaz. Mesela 15 Temmuz gibi bir günde köprüde 19-20 yaşında gencecik vatan evladı olan askeri okul öğrencilerini döverek öldürürsünüz, boğazlarını keserek öldürürsünüz. Ama o gün normal bir gün olmadığı için bir imza ile yasal sorumsuzluk kanunları çıkarılır. Çünkü normal bir gün değildir. Devam. Başkanım devam edelim. Hızlı hızlı geçelim bunları. Devam. Bunlar niye başkanım o gün caiz oldu? Çünkü anormal bir gündendi. Devam. Bu yasal sorumsuzluk zırvalının çıkma sebebinin çok yönü var ama vakit yok. Bir yönü ve iptali için başvurulduğunda Anayasa Mahkemesi'nin reddetme gerekçesi olağanüstü bir gün olması oldu. Devletin vatandaşa hizmet etmesi için vatandaşın vergisiyle yapılan binasında vatandaşına işkence yaparsınız. Fotoğraflanır, haber yapılır, TV'lerde boy boy gösterilir. Sağlık raporlarıyla sabitlenir ama kimse gık etmez. Hatta 3-5 tane lanet tipleme çıkar der ki bunlara az bile linç yapmak gerekirse meşrudur. Yapılanlar ihtiyaçtı, gerekirse bir daha yapılacak filan. Sonra bu işkencecilere bir şey olmasın diye kanuni korumalar getirilir. O işkenceci köpek de işkence ettiği insanın vergisinden aldığı maaşını boğazından geçirir. Yetmez çoluğunun çocuğunun boğazından geçirir. Yetmez bir de oh ballan tatlı der. Devam. Gel gör ki Allah bu dünyada kimin neye meyledeceğini sabitlenmesi için hakla batılı birbirinin içine sokmuş, insanları tercihlerinde özgür bırakmış. Ama bu dünyada böyle. Yarın Hakk'ın divanı kebirine çıkılınca hak bir yerde, batıl bir yerde duracak ve insanların seçme şansı olmayacak. Git denilen yere gitmek zorunda kalacak. Bu pislikleri yapanlar, yaptıranlar, yapılmasını kalben destekleyenler, kalben desteklerken ucundan dahi meyledenler, yapıldığı ihbarına bana ne diyenler, gülerek dinleyenler, o olsun, beter olsun diyenler, daha birçok bu tarz pisliklere bulaşanlar görecek, böyle gelmiş böyle gider, biz de arada kaynarız diyenler kaynayamayacak, ortam öyleydi biz de ona göre şekillendik diyenler, rüzgar öyle esti biz de çaresiz bir dal gibi büküldük diyenler yarın kıvranacak. Bu benim inancım, kimseye ne inanacağımın hesabını da vermek zorunda değilim, sonuçta laik bir ülkedeyiz. Devam. Devam edelim.
Mesela Adem Eker'in ifadesini okurken bir husus dikkatimi çekti. Dikkatimi çekince dikkatle baktım, halk arasındaki tabiriyle koptum. Buyurun bakın. Şimdi Adem Eker ifadesini anlatıyor. Sürekli A nizamiye girdik, çıktık, bariyerleri kırdık. A nizamiye de şu oldu, A nizamiye de bu oldu. İfadesini verirken siz diyorsunuz ki Adem'e. Orada bulunurken dışarıdan yanlış yapıyorsunuz, yanlış yoldasınız diyen dışarıdan gelen jandarma, üst rütbelilerden kimse oldu mu? Yani bu olay C nizamiye de cereyan ediyor. Adem Eker işi gücü bırakmış, A nizamiye diyor. Siz C nizamiyede iddianamenin en meşhur üç olayından biri olan 4 tane albayın C nizamiyeden sızmaya çalışması hususunu soruyorsunuz. Üzülerek söylüyorum çünkü C nizamiye neresi, A neresi, araları kaç metre, birbirlerini görüyorlar mı, aralarında bina var mı yok mu ve benzeri hiçbir şeyden habersiz A nizamiyeyi anlatan adama C'nin en meşhur olayını soruyorsunuz. Ben olsam böyle yapmazdım. Devam edelim. Şu an sözde FETÖ taktiğiyle sizi eleştirmeye çalıştığımı sanabilirsiniz ama öyle değil. Ben şu an mahkemenin olayları asla ve kata anlamlandıramayacak olmasının kaçınılmaz olduğunu anlatıyorum. İki nedeni var. Bir, sizden bağımsız, sizin asker olmamanız yönü. Bu yüzden askeri mahkemeler vardı eskiden. Bunu da çok kısa dillendirdim. Şimdi de sizden kaynaklı imkansızlığı anlatıyorum. Adem Eker bir örnekti. Şimdi devam edelim. İkinci örnek. Başka da örnek vermeyeceğim zaten. Erol Yılmaz diye bir albay vardı başkanım. Burada savunma yaptı. Şimdi bunun hepsini okumayacağım. Devam edelim. Yani burada sürekli Erol Yılmaz'a aynı soruları soruyorsunuz başkanım. Siz Erol Yılmaz da sürekli aynı şeyi anlatıyor. Anlattığı şey de şu. Ben Beştepe'de değildim. Güvercinlik kışlasındaydım diyor. Adam bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi son iki ifadeye bakayım şurada. Genel komutanlıkta kontrol görevim yok. Ankara Jandarma Bölge Komutanlığı ve Jandarma Lojistik Komutanlığı. O ikisi var. Güvercinlik var sadece. Genel komutanlık yok. İl Jandarma Komutanlığı yok. Orayla bir ilgim yok. O gün oralara gitmişliğim de yok. İfadende bir nolu, iki nolu, üç nolu, dört nolu yeri kontrol ettim. Geçtiğin yerler var. O açıdan soruyorum. Onlar güvercinlik kışlasındaki nizamiyeler peki. Yani heyet başkanı özellikle ısrarla Beştepe'yi sorma gerekçesini 1, 2, 3 ve 4 nolu nizamiyeler ibaresinden dolayı olduğunu söylüyor. Jandarma Genel Komutanlığında A, B ve C varken ve 4 değil 3 nizamiye varken. Devam edelim. Yani evet Ankara'da konuşuyor. 4 büyük genel komutanlık kışlasının yerini bilmiyor. Karargah nerede? Lojistik komutanlığı nerede? İl jandarma nerede? Ankara bölge nerede? Bilmiyor. Ve iddianame anı kabul edildikten, duruşmalar başladıktan, sanık savunmaları belli bir kerteye geldikten sonra daha hala 1, 2, 3, 4 nolu nizamiyeler ve A, B, C nizamiyeler ayrımına giremiyor. Aynı zamanda o gün savunma yapacak sanığın hakkında adil bir hüküm vermeye çalışılıyor ve benzeri uzanıp gidiyor. Diyeceğim şu ki bu efor seviyesiyle yani eforsuzlukla siz bu dosya hakkında adil bir hüküm veremezdiniz ve veremeyeceksiniz. İşte bu atmosferde ben bir askerin silah alma refleksini anlatmaya, bunun teamül boyutunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun 15 Temmuz boyutunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu da az önce anlattıklarımı yapan heyeti anlatmaya çalışıyorum. Devam edelim. Başkanım şimdi bu işin teamül boyutu var. Yani 15 Temmuz boyutu, teamül boyutu, hukuki boyut. 15 Temmuz boyutunu anlattım. Akıl almaz bir gün olmasını anlattım. Şimdi teamül boyutu. Bakın mahkemedeki bir ifade, tanık, müşteki artık her neyse Aziz Yılmaz'a soru soruluyor. Cevabı karşınızda. Karargahta güvenlik sağlıklıkla ilgili görevin var mı? Yoktur. Olmasına da gerek yok. Müdahale etme yetkiniz var mıdır? Vardır. Hangi kanun çerçevesinde diyor, avukatına sor diyor. Devam edelim. Yani böyle bir realite var. Kimse planda ismin var mı, yetkin var mı diye düşünmez. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Zaten asker şahıs bu plan minan zırvalıklarıyla uğraşmasın. Asker reaksiyon öncesi tereddüde düşmesin. Ben teknik personelim silah alamam demesin. Terörist geliyor ama benim planda ismim var mı yok mu diye garabetlerle uğraşmasın. En hızlı ve etkin şekilde saldırıya karşı koysun diye düşünmesin, yapsın, konuşmasın, icraata geçsin diye mevzuat, saldırı ve sabotajlar karşısında harekete geçilmesini meşrulaştıracak şekilde dizayn edilmiştir. Devam edelim. İşte Aziz Yılmaz diyor ki ben bilmem şuymuş buymuş kardeşim gider müdahale ederim. İşte ben de öyle dedim. Çünkü çocukluğumdan beri bu hassasiyetle büyütülmüşüm. Bu işi yaparken acaba yetkin var mı diye düşünmeye programlanmamışım. O işi ifa etmeye, ifası için de seferber olmaya programlanmamışım. Devam edelim. Başkanım işin teamül boyutunu ortaya koyan bir başka hareket Veli Turan'dan geliyor. Ben bu olayı zaten iki kere zikrettim şu ana kadar. Üçüncüsünde de okumayayım diyorum. Neyse okuyayım. Terör saldırısı olduğunu düşünerek habercime gidip MP5 makine tabancayı getirmesini söyledim. Devam edelim. Yani müşteki Veli Turan olayı tıpkı sanık Cenk Burak Canberk gibi terör olayı olarak yorumlamış. Hemen akabinde de MP5 ile ilgili emir vermiş. Şimdi Veli Turan'ın aklını okuyalım burada başkanım. Diyor ki odasının penceresinden bakıyor ve bir şeylere şahit oluyor. Bu şahit olduğu hususlar onda terör algısını oluşturuyor. Ben şu an terör algısının oluşması aşamasını anlattım zaten. Konu o değil. Şu an konu terörden sonraki aşama.
Bu terör algısı kafasında bir şimşek gibi çakıyor. Şimşek sonrasında hemen silah alma eylemine girişiyor. Yani Tuğ General rütbesindeki Veli Turan'ın aklına terörle silah kelimeleri adeta ikiz kardeş gibi. Devam edelim. Veli Turan o esnada aklından acaba görevim var mı yok mu demiyor. Bir Allah'ın kulu da demez zaten. Veli Turan ben personel başkanına tayin tarih başkanı olarak görevliyim, silah almamalıyım ve karşı koymamalıyım dememiş. Zaten bir Allah'ın kulu demez de. Veli Turan destek kıtaları görevli galiba, bana ne ya bana ne ya benim penceremden ne güzel izleniyor, ben de izleyeyim işte dememiştir. Zaten bir Allah'ın kulu demez de. Sonuç olarak Veli Turan bu heyecanlı manzarayı görünce habercisine bir paket çekirdek getir de çıtlayayım dememiş. Bir adet MP5 silah istemiştir. Devam edelim. Şimdi ben de aynı değerlendirme ve aynı atmosferdeyim. Ben de silahlığa gidip silah alın ikazına tabi oluyorum. Burada Veli Turan'la aramda şöyle bir fark var. Veli Turan'a kimse silah al demiyor. Yani muhakemesi baştan sona kadar kendisine ait. Tüm planlama onun beyninde cereyan ediyor. Sanık Cenk Canberk ise bu muhakemeye bir ikaz ile sürükleniyor. İşte bir generalle bir üsteğmenin farkı budur. Elbette ki bir general kritik bir anda bir üsteğmenden, hele hele sarı sonra nedeniyle personel sınıfı olmuş bir üsteğmenden daha proaktif bir tutum sergileyecek ve daha iyi bir kararla silah almaya davranacak. Ama normal bu durumlarda bir övgü sebebi, bir ihtar sebebi olan bu husus 15 Temmuz gecesi suç ilan edilmiştir. Devam. Başkanım, hukuki boyuta geçtik. Burada maddeler var, kanun maddeleri, şunlar bunlar. Buraya tanık olarak İlhami Özdeğer geldi. O gece kendisi nöbetçi amiri. Burada sanıklar kendisine nöbetçi amirinin silah al demeyi emri var, yetkisi var mıdır, yok mudur diye sorarken siz müdahale ettiniz. Dediniz ki gerek yok bunu sormana. Zaten talimatta yazıyor. Bunun neyini soruyorsunuz dediniz. Devam edelim. Başkanım, konumuza dönersek. Jandarma Genel Komutanlığı'na da o gece bir nöbetçi amiri var. Bu nöbetçi amir gerekli durumda herkesin silah almasını emredebiliyor. Bu nöbetçi amirin odası karargâhta. Karargâhta herkes bangır bangır terör saldırısı olacak diye bağırıyor. Giriş yaptığım 23.04'ten önce zaten ateş altına alınmış. Bu atmosferde nöbetçi amirinin silah alın demesinden daha doğal ne olabilir? Benim bunun nöbetçi amirinin emri olduğunu düşünmemden daha doğal ne olabilir? Yani o gece bu emrin verilmiş olması hiç de garip değil. Hayatın o an olmayan akışına gitmeye bile gerek yok. Hayatın olan akışı bunun son derece makul olduğunu söylüyor. Devam. Zaten Jandarma Genel Komutanı 64.3B Jandarma Genel Komutanlığı kışla ve güvenlik yönergesinde de bu husus Genel Komutanlığı nöbetçi amirleri Genel Komutanlığı karargah binalarının iç ve dış emniyetinden nöbet süresince sorumludur şeklinde yer almaktadır. İç Hizmet Kanunu 85. maddesi fevkalade hallerde bütün kuvvet dahi hazır kıta halinde bulundurulur hükmüne amirdir. Yani bir olağanüstülük varsa tüm kışta hazır kıta olur diyor. İşte buna rağmen buraya gelen art niyetli hukukçular senin planda adın var mı, destek kıtaları varken sen neden olaya girdin gibi sorular soruyor. Devam. İşte Veli Turan bu yüzden olaya dalıyor. Aziz Yılmaz bu yüzden kendinden emin. İşte ben de bu yüzden kamuflaj giyip silah alıyorum ama nafile. Onlar VIP, ben VUP. Peki kanun hazır kıta olduğun sen artık dediği hazır kıta nedir? Ne yapar? Normalde hazır kıta birliğin durumuna göre belirlenen ve sürekli hazırda bekleyen, olası bir saldırı sabotaja karşı reaksiyon vermesi beklenen asker topluluğudur. İç Hizmet Kanunu madde 85 diyor ki kışta da bir fevkaladelik varsa herkes hazır kıta olur. Yani her şey çok net. Devam edelim. Kanun şunu demiyor, kardeşim sen maliye şubede görevlisin gelemezsin demiyor, sen telli sistemler subayısın çek git demiyor, sen personelcisin ne işin git nöbet yaz demiyor, sen evde otursana saat 5'i geçti demiyor, bak adamı kızdırma sana ne terörden merörden, mutfak takım komutanısın yürü git yemeklerin tuzuna bak demiyor, demiyor da demiyor. Kanun şunu diyor, sen kim olursan ol, normal görevin ne olursa olsun bir saldırı ve sabotaj olduğunda sen hazır kıtasın, ona göre ayağını denk al diyor. Devam. Kanunun beni hazır kıta yaptığını anladıktan sonra, hazır kıtanın ne olduğunu anladıktan sonra bir de hazır kıta ne yaparmış ona bir cümleyle bakalım istiyorum. Hazır kıta talimatının 3. maddesinde hazır kıta gece dahi seferi, teçhizatlı, silahlı ve giyimli olarak harekete hazır bulunur demek suretiyle kişinin kıyafetinin nasıl olacağı, silahlı olup olmayacağı gibi ayrıntıları dahi belirtmiştir. Dolayısıyla silah almam kanun yönelge, yönetmelik ve talimatlara uygun bir harekettir. Artık şunu anladık diye düşünüyorum. Kışlaya saldırı olursa asker şuyum buyum demez, silahını alır işine bakar. Genel komutanlar bir saldırı olacak, biz de içeride olacağız ama diyeceğiz ki destek kıtaları ne yapıyor? Devam. Sanki destek kıtaları özel kuvvetler komutanlığından gelen bir tabur ve akıl almaz bir teçhizatı var ve helikopterleri var falan. Destek kıtaları denilen birlik, erlerden oluşan, MP5'ten başka bir şey olmayan, rütbelileri ekseriyetle sağlık raporu olan, başındaki birlik komutanı olan albayın yükselme sırasında olduğundan sabahtan akşama kadar generallerin peşinde koşup onlara yeni koltuk takımı, yeni sehpa yaptırıp arz ettiği bir birlik.
O esnada bir roket gelecek ve biz de ne güzel aydınlatma yaptı roket. Biraz daha omuzuna sabitlemesi gerekirdi falan diye atışı mekanik yönden irdeleyeceğiz. Ya da bombayı kamyona yükleyip son sürat nizamiye sokacaklar, patlatacaklar. Orada olan personeli şehit edecekler. Biz de az daha gaza bassaydı belki mantar bariyerleri kırardı falan deyip izleyeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? Devam. Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsilen buraya iki avukat geliyor. Özellikle bir tanesi sanıklara dehşetül vahşet sorular soruyor. Mesela bana şunu sormuştu. Kıdemseci şubede çalışan bir personel olarak o gece karargahta görevli subaylardan kimseyi tanımamanız sizce olağan akışı uygun mu? Kimseyi tanımadım, çıkaramadım demedim. Gördüğüm kamuflajlı birisi vardı. Başkanın sordu, onu tanımıyorum dedim, o kadar. Ben yılda bir defa sicil belgesini elime alıyorum. O belgede resim var mı diye bakıyorum. Sonra o belgeyi kontrol ederken ismini görüyorum. Sonraki sicil dönemine kadar, yani bir yıl sonrasına kadar bir daha ne isim ne cisim görüyorum. Ve avukat benim herkesi tanımam gerektiğini, hem de ismen ve cismen tanımam gerektiği sonucuna varıyor. Daha da kötüsü, kimseyi tanımamanız diyerek ifadem boyunca sorulan sorulardan yalnızca bir tanesine karanlıktan ve mesafeden göremedim cevabımı manipüle ediyor. Ahlaksız bir yola girerek hem kendini hem de kurumunu rezil ediyor. Devam. Şimdi bu avukat da burada hemen hemen eksiksiz herkese neden göreviniz yokken olaya girme ihtiyacı duydunuz diye soruyor. Destek kıtaları varken neden meseleye girdiniz diye soruyor. Sonra davaya avukatın temsil ettiği kurumun kritik bir dairesinde daire başkanı olan Aziz Yılmaz isimli halk kahraman geliyor ve avukatın dediğinin yalan olduğunu, müdahale etme yetkiniz var mıdır sorusuna elbette vardır müdahale etme yetkim vardır diyerek ortaya koyuyor. Sonra aynı kurumun bir generali geliyor, silahımı getirin dedim bu da gayet normaldi diyerek avukatı tekzip ediyor. Yani bir kurum var, kahramanı başka şey söylüyor, avukatı başka şey söylüyor. Neden böyle oluyor? Çünkü o kurumda tıpkı savcılık ve bu mahkeme gibi adamına göre muamele yapıyor. Devam. Devam. Şimdi de tam tersinden bakalım. Ben silah almasaydım ne olurdu? Asıl karargah bir saldırı yapılacağının haberini almam halinde silah almamam suç olurdu. İç Hizmet Kanunu madde 85 beni hazır kıta yapmış. Silah teçhizat al demiş ama ben hayır almıyorum mu diyeceğim. İç Hizmet Kanunu madde 87 silah şu hallerde alınır demiş ve o haller cereyan etmiş ama ben almıyorum. O vakit ben suç işlemiş olmayacak mıyım? Devam. Asıl sen İç Hizmet Kanunu madde 85-87'ye neden muhalefet ettin denilmeliydi. Neden sana görev tebliğ edilmesini bekledin? Neden destek kıtaları uğraşsın diyerek bir kenara çekildin denilmeliydi. Her ne kadar bir hukuk devletinde kanunda yazılı bir cümle binlerce teamülü ve medya linçini ve siyasi söylemleri yerle bir edebilecek olsa da bizim hukuk devletimizde belki bu iki madde sayısal olarak çok az, yetmez, daha fazla madde olsa belki ikna edici olabilirdi diyenler için akıl almaz bir madde daha var. Madde 88. Silah kullanma yetkisine haiz bulunan her asker veya silah kullanma emrini vermeye yetkili her komutan kanunun tayin etmiş olduğu müsaadeleri yerine getirme, yerinde ve zamanında kullanmaz veya silahlarından tamamıyla istifade etmezse fiilin mahiyetine göre cezalandırılır. Devam. Yani çok açık ve net. Eğer kışlana saldırı varsa sen hazır kıtasın. Hazır kıta teçhizatlı ve silahlı olur. Eğer bunu yapmazsan suçlusun. Hatta öyle bir yerine gelecek ki bu, o birlikte bir tane silah bile boşta kalmayacak. Boşta kalan, kullanılmayan bir silahın hesabını verirsin ona göre diyor başkanım mevzuat. Şimdi bizim 31-3 güvenlik kol harekatı diye bir talimnamemiz var başkanım. Derlerdi ki bize öğrenciyken, çocukken. Bu talimname kol kanla yazılmıştır derlerdi. Neden biliyor musunuz? Çünkü hep operasyonlarda yapılan hatalar, oralardan alınan dersler o talimnameye kontrol çizelgesi olarak girmiş. Mesela diyor ki orada, telsiz için yedek batarya aldın mı? Niye diyor? Çünkü zamanında birisi yedek batarya almamış, pusuya düşmüş, telsizin bataryasının şarjı bitmiş, öyle kalmış. Bunun gibi, yani şimdi niye bu madde var? Bütün silahları alacaksın diyor. Çünkü zamanında birileri kullanmamıştır, bir mesuliyet doğmuştur. Yani bunlar askerlerin zihniyetini yansıtan maddeler. Askerlik mesleğinin ruhunu yansıtan maddeler. O yüzden çok önemli. Devam edelim. Bir geri. Madde 88'e şimdi tekrar bakalım. Ben bu maddede şöyle bir ibare göremiyorum. Destek kıtaları müdahale eder, gerisi seyreder. Birliğinde saldırı olurken önceden görevli olduğunu bildirmeyen isterse maça gider, güvenlik sorumluları müdahale eder, gerisi asla karışmaz demiyor. Tam tersine asker diyor, tasnif yapmıyor. Yani ne var ne yok, personel, silah, teçhizat hepsi seferber edilecek. Hatta etmeyen olursa da o adam suç işlemiştir diyor. Yani normal şartlar altında almak suç değil, kahramanlık, almamak suç. Anormal şartlar altında almak suç, almamak kahramanlık. Devam edelim. Sonuç olarak silah alma olayında kesinlikle mütalaya katılmıyorum. Hatta katılamıyorum. Çünkü benim açımdan bakılınca, yani terör saldırısı açısından bakılınca kanuna göre katılırsam suç teşkil edecek. O gece hiç kullanmadım. Değil kullanmak, kullanmamı gerektirecek bir ortamda bile bulunmadım. Kullanmak istesem de mermi olmamasından dolayı fiziksel olarak kullanmamın imkansız olduğu silahı almış olmam hukukidir.
herhangi bir suç teşkil etmemiştir. Devam edelim. Adem Eker'in Cenk-Burak'a nizamiyede ateş ederken gördüğünü beyan ettiği. Devam edelim. Başkanın ne kadar sürem kaldığını öğrenebilir miyim? Ona göre şey yapacağım mı? Bir saat 10 dakikam var. Tamam. Normal sürenin bitmesine 40 dakika var. Başkanım, Adem Eker geldi mahkemede bir gün, dedi ki ben Anizami bölgesinde nokta 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 heyetinize gösteriyorum, göstermiş olduğu kişi Cenk Burak Canberk olduğu görüldü. Devam edelim. Adem Eker'in bir metodu var başkanım, savunmasını ben ince ince okudum. Diğer dosyasındaki belgeleri de okudum. Sonuç olarak analizler yaptım. Bu analizlerin sonucunda şunları gördüm. Yalan beyanda bulunuyor bolca, hepsini değil de bir kısmını anlatacağım. Hatalarını örtbas etmek için ifadelerini güncelliyor. Kendisiyle ilgili sıkıntılı bir burada ifade güncellemesi derken yanlış anlaşılmasın yani. Kendisi şunu söylediği için bunu söylüyorum. Ben ilk gün ne dediysem bugün de arkasındayım diyor. Sonra ilk gün söylediğinden çok farklı şeyler söylüyor. Kendisiyle ilgili sıkıntılı bir durum hasıl olunca sürekli başkalarına hedef göstermek ve okları başkasına çevirmek, kendisini inanılmaz vatansever ve görev aşığı olarak sunmak, hedef göstermiş isimler hakkında aleyhte ifade vermek ve menfaat elde etmek, iddianamedeki ifadeleri okumak ve orada yazanları kendisi görmüş gibi anlatmak ve benzeri. Tüm bunları yaparken de birçok sanığın payına bir şeyler düştü. Bana da hakkımda verdiği o iğrenç ifade düştü. Devam. Şimdi diyor ki başkanım şu ilk cümle ifadesindeki yalanlarından bir kısmını anlatacağım şimdi. Bu cümleyi dörde bölüyorum ben. Her bir cümlesini ayrı ayrı, her bir parçasını ayrı ayrı anlatacağım. Birincisi, bir sonraki yansıya geçelim. Diyor ki zaten ifade olarak ek ifadesi göndermiştim savcılığa. Beni ifadeye çağırmadılar. Yani koğuşunda gelmiş. Savcılar bir tane ek ifade diye bir dilekçe yazmış. Diyor ki bu kapsamda beni diyor ifadeye çağıracaklardı, çağırmadılar. Acaba ek ifadesinde savcıyla görüşme talebini, teşhis talebini yazmadan savcılığa kaç kişi gitmiş? Başkanım, o ek ifadesinde görüşme talebi yok, teşhis talebi yok, teşhis edeceğim adamlar var demiyor. Bizden hiç bahsetmiyor bile. Yani bırakın orada şöyle şöyle bir adam vardı ama ismini bilmiyorum falan bile demiyor. Onu da geçtim. Bizim varlığımızdan bile bahsetmiyor ek ifadesinde. En son bunların hepsini savunmasın şeyde Adem Eker bahsinin sonunda sıralayacağım, çok net göreceksiniz. 15 Temmuz engamesi ve sıcaklığında talepte bulunmuş teşhisler yapacağım, halka ateş edenleri göstereceğim diyen ve gidemeyen var mıymış? Ek ifadesi dosyada mevcut. Ben aldım okudum. Orada savcıyla görüşme talebi, teşhis talebi yok. Yani hem talep etmemiş hem de diyor ki beni çağırmadılar. Peki bunu neden yapıyor? Mahkeme salonunda bugüne kadar sır gibi sakladığım isimleri bir bir beyan edeceğim. Ama kimse sanmasın ki bunları ilk defa burada uydurdum. Aslında bunlar önceden de kafamdaydı ama savcılık çağırıp sormadı, fırsat olmadı, bugüne kaldı. Ortam hazırlıyor yani, devam. Bu dediğimin delili de şu. Adem Eker o verdiği ek ifadede mahkeme salonunda gösterdiği Fatih Davut, Turu Satun, Bülent Ak, Erdoğan Çiçek, Cenk Burak, Canberk'ten hiç bahsetmiyor. Bırak bahsetmeyi, teşhis edeceğim adamlar var bile demiyor. Devam edelim. Sonra diyor ki polis de ifademizi almadı. Tem işkence merkezinde adam gösterip öldüresi işkence edilmesini sağlamayı bırakıp bizzat kendisi işkence etmeyi bırakıp yarbay albay ve general rütbesindeki insanların onurlarını kırmak için er ve uzman erbaşlara dövdürülmesi gibi sefil, sefih, süfli, insanlık dışı bir pisliğin Orhan Karaca ile beraber işkenceci uzman erbaş unsuruna dahil olmayı bırakıp ifade vermeyi, polise yardımcı olmayı talep etseydi, teşhis yapacağını beyan etseydi polis o atmosferde onlara hayır der miydi? Asla demezdi. Zaten her yerde cadı avı var, işleri kolaylaşırdı. Kaldı ki orada teşhis yapanlar oldu. Ama Adem bunu yapmadı. Çünkü kimi teşhis edeceğini bilmiyor. Daha iddianame gelmedi. Teşhisler iddianameden yapılacak. Nasıl iddianameden teşhis yaptığını da birazdan anlatacağım. Devam. Üçüncü cümle şu. Sadece sulh ceza hakimliğinde ifademizi verdik. Kısa bir ifade verdik zaten. Orada da tamamen söylediklerimizin hepsi yazılmadı. Acaba Adem Eker sulh ceza hakimliğinde kısa ifade vermeye mi zorlandı? Ne böyle bir beyanı var ne de böyle bir şeyden muzdarip. Burada hep beraber dinledik. Bana çok konuştun, kes dediler tarzında bir cümle ne burada duyduk ne de bir yazılı beyanında okuduk. İddianameye bakınca şunu görüyoruz. Jandarma yan komutanı personel derdini uzun uzun anlatmış. Adem'le aynı olayları yaşamış 28 personeli derdini uzun uzun anlatmış. Ama bir eksik ama bir fazla. Bir takım sanıklar 5-6 sayfa ifade vermiş. Hatta erlerden bazıları 3-4 sayfa ifade vermiş. Ama Adem 0,5. Peki neden orada anlatmadı? Bu teşhis ettiklerini neden o beyanlarında geçirmedi? Cevap, ek ifadesinde neden yazmadıysa ondan.
Ben aslında sulh cezada bu gösterdiğim adamları anlatacaktım ama görüyorsunuz işte orada kısa bir ifade verdik. Ben daha sonra göstereceğim adamları orada anlatamadım. Zaten ifadeyi kısa tuttular ondan filan diyor başkanım. Devam. Sanıkların sulh ceza kimliğinden asıl şikayetçi oldukları konu söylemediklerinin yazılmasıydı. Abartılarak yazılmasıydı. İfadelere isimler eklenmesiydi. Yani sanıklar hep kendi aleyhlerine olacak şekilde söylemediklerinin yazıldığını, lehlerine olan şeylerin ise yazılmadığını beyan ettiler. Sanıklar biz isimler vermedik ama yazıldı diyor. Sanıklar biz isimler verdik ama yazılmadı asla demiyor. Ancak Adem Eker kendi lehine olacak hem de sulh ceza hakiminin lehine olacak şekilde isimler, eşkaller verdim, teşhisler yaptım ama yazılmamış diyor. Tüm 15 Temmuz'un akışına ters bir yalan söylüyor. Adem Eker ise sözde isimler vermiş, verdiği isimler darbenin aydınlatılmasına, vatandaşı kimin öldürdüğünün aydınlatılmasına yarayacak. Sonra diyor ki sulh ceza hakimliği yazmadı. Yani Adem Eker sözde ateş eden adamları anlatıyorum, eşkallerini bildiriyorum demiş. Hesapta uzun uzun 5 kişiyi anlatmış. Nerede gördüğünü anlatmış. Ne yaparken gördüğünü anlatmış. Hatta kimin silahının askı kayışının omuzuna taktığına kadar anlatmış başkanım. Burada Erdoğan Çiçek'le ilgili dedi ki, sordu silah nasıl dedi, askı kayışı omuz nasılydı dedi. Ya bu kadar net hatırlıyorsun, bu kadar yerde niye anlatmadın? Devam. Tüm Türkiye'de cadı avı var. Herkes isim öğrenmek için yanıp tutuşuyor. Devlet yetkilileri TV'lerde, gazetelerde gidin anlatın diyor. Yani yetkili bilimlerin dinlemesine ve işlem yapmasına karşı aşırı teşvik, bilip anlatmak isteyenlere karşı ise her türlü imkan ve kolaylık var. Bu atmosferde iftiracı Adem Eker anlatmak için yanıp tutuşuyor sözde, kendi öyle anlatıyor. Fakat kimse onu dinlemiyor. Savcı ifadeye çağırmıyor, polis işine bak diyor. Sulh ceza kimliği ne anlatırsan anlat yazmayacağız, kısa kes diyor. Adem Eker de buna inanılmasını bekliyor. Gerçi sizin anladığınıza dair çok emareler verdiniz ama bu defa karar verirken gözünüzün açılacağına inanıyorum. Devam edelim. İsim ve soy isimlerini verdiğim kişilerin soyadı yazılmamış. Yani birden fazla adamın ismini, soy ismini vermiş ama bunların soyadları yazılmamış. Öncelikle kaç kişinin ismini, soy ismini vermiş hiçbir yerde yazmıyor. İfadesinde de sulh ceza kimliğinde kaç kişinin ismini verdiğini ve yazılmadığını söylemedi. Ama ben ifadesinden bir tane çıkarıyorum. İddianamedeki ifadesinden bakın diyor ki, Jandarma Kurmaybay Erkan soyadını bilmediğim. Şimdi bana inanmayıp acaba doğru mu diye iddianameden kontrol edebilirsiniz. Ama Adem Eker sulh ceza kimliğinde bizzat soyadını hatırlamadın diyor. Eğer Öktem dese neden yazmasınlar? Zaten isim soruyorlar istiyorlar. Velev ki üşendeler, Öktem yazmak soyadını bilmediğim yazmaktan çok daha kolay ve kısa. Yoksa değil mi? Peki Adem Eker neden bu yalanları söylüyor? Çünkü az sonra yapacağı teşhis iftiralarına inanılması için ortam hazırlıyor. Bugüne kadar hiçbir yerde beyan etmemesinin makul olmadığını kendisi de bildiğinden ortamı şekillendiriyor. Devam. Başkanım şimdi diyor ki bu. İddianamede gördüğümüz kadarıyla ateş edenlerin hiçbirisi ben ateş ettim demiyor vatandaşa. Havaya suya attım diyorlar efendim. Bütün vatandaşlarımızın istediği gibi darbe davalarının en ağır cezalar verilerek sonuçlandırılmasını sağlamaktır efendim. Benim vereceğim ifadenin temel ana teması budur. Onları tamamen olay günü ne yaptıklarını size aksettirmek maksadıyla ifademi vereceğim. Adem Eker ifadesinin ana temasını çok güzel beyan ediyor. Buradaki sanıklar sizden bir sürü şey saklıyorlar. Bense bunların bir kısmını gördüm. Az önce anlatılan sebeplerden ötürü bugüne kadar bir sır gibi kaldı bu bildiklerim. Ama şimdi tam zamanı, ben isimleri vereceğim, ateş edenleri söyleyeceğim diyor. Peki Adem Eker ne yapıyor? Adeta kendisi sanık değilmiş. O gece silahlı, hücum yelekli vaziyette kendi özel aracıyla hem de raporlu olmasına rağmen Songaz Jandarma Genel Komutanlığı'na gelmemiş. Hem sağlık raporu var hem silah kullanamaz raporu var. Bilirkişi raporlarına göre halka ateş ettiği belirtilen zırhlı araçlarda değilmiş. Bir yıldan fazla süredir tutuklu değilmiş. Yani sanık değilmiş de adeta tanık ve müştekiymiş gibi bir ana tema oluşturmuş ve bunun ana hattı da ateş edenleri ifşa etmekmiş. Gerçi siz tanıkmış gibi muamele ettiğiniz için gaza gelmiş olabilir. Devam edelim. İki tane raporum, silah kullanamaz raporu vardı, raporda yazıyor. Yani Adem Eker evinden kalkıp Tugay'a gidiyor ve silah alıp sözde tatbikata gidiyor ama bu esnada silah kullanamaz raporumu var. Bir talebim var, Adem Eker'in silah kullanamaz raporunun olup olmadığının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan kuvvet özlük dosyasına bakılması suretiyle öğrenilmesini istiyorum. Kara Kuvvetleri Komutanlığı diyorum kasıtlı olarak çünkü birliğine sorarsanız oradaki dosya muhteviyatında usulsüzlük yapmak çok kolay. Malum Adem Eker sayenizde tutuksuz sanık delil karartabilir. Sonuç, Adem Eker iki tane silah kullanamaz raporu olmasına rağmen kışlasına gidip silahını alıyor ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yardırıyor. Devam. Başkanım, bu olay telefon kullanımları uzun. Ben hızlandırabildiğim kadar hızlandıracağım. Şimdi diyorsunuz ki siz, peki hiç telefonlara falan bakmadın mı? Olma dedim ki, yani bu araçta gelirken, Tugay'dan Jandarma Genel Komutanlığı'na yaklaşırken ki periyot. Olma dedim ki, oğlum bak bir neler oluyor araca dedim. Sürekli eğitim yapıldığı için... Bak be oğlum dedim, arabayı kendim kullandığım için olma alperene verdim.
Peki baktı oğlum, sonra ne oldu? Olma dedim, bak bir. Dedi ki baba Ankara'da ne var dedim oğlum. Baba Ankara'da ne oluyor? Jandarma genel komutanı çağırıyor dedi. Kavşakları tutma var, valiliği koruma var. Oğlum dedi ki baba dedi benim internetim az çalışıyor, açılmıyor ki dedi. Bir tane haber çıkmış baba, köprüyü jandarmalar kapatmış, başka hiç haber maber yok. Baba dedi böyle bir haber var. Dedim oğlum geç İstanbul'u dedim ya, Ankara'ya bak sen diye devam ediyor. Başkanım madem jandarma genel komutanlığına gelişini nasıl makulleştirmeye çalışıyor? Jandarma genel komutanı çağırıyor diye bir haber mi var internette? O gece böyle bir haber mi var? Veyahut da bu nasıl bir cümle ki habere dönüşmüş? Jandarma genel komutanı çağırıyor dedi. Diğer facia aslında şu, şimdi detaylandıracağım. Bir tane haber çıkmış baba, köprüyü jandarmalar kapatmış, başka hiç haber maber yok. Saat 00:30 sularında 1'e doğru hatta tek bu haber varmış. Devam edelim. Adem Eker'in kışlaya yaklaşma saati 00:30 civarı. Bu haberse akşam 22:28'de internete çıkıyor. Peki saat 12:30'a kadar, yani 00:30 diyorum da civarı, saat 1'e yakın diyebiliyorum ben. Ama tam söylemediği için bilmiyorum. Peki saat 12:30'a kadar başka ne haberler çıkıyor? 23:02 Binali Yıldırım küçük çaplı kalkışma var diyor. 23 Savcının gözaltı açıklaması tüm TV'lerde. Zaten zibil gibi F-16 uçuş ve ses patlaması var. Cumhurbaşkanı açıklaması var. Ve bunun gibi haber maliyeti aşırı yüksek. Dakikasında yüz binlerce kez okuma sayısına ulaşabilecek çok sayıda haber mevcut. Akıllı telefon çalışma mantığı. İnanmayan test edebilir başkanım. Önünüze açtığınız zaman haber sitesine ilk çıkan haber, en yukarıdaki haber, en son haberdir. Önünüze en son çıkan haberse en aşağıdaki haber, bu da ilk haberdir. Devam edelim. Yani 00:30 sularında köprü kapatma haberi esamesi okunmayacak hale gelmiş. Onun üzerine dakika dakika yüzlerce binlerce haber gelmiş ama Adem Eker oğlunun yalnızca bunu söylediğini iddia ediyor. Yani Adem Eker'in oğlu saat 00:30'da dünya kadar haber çıkmışken telefondan bakıyor ve saat 00:30'da tek gördüğü haber saat 22:28'de internete düşen köprü haberi. Bir de neymiş? Başka haber maber yokmuş. Asla yanlış anlaşılmasın. Ben Alperen Eker'e değil babası Adem Eker'e yalancı diyorum. Yoksa oğlu anda babasına neden yalan söylesin? Hem de tereddütsüz diyorum çünkü her şey gözlerimizin önünde. Bu hadise derinleştirilebilecekken ve sorunun herkese sorulması hasebiyle anladığımız kadarıyla derinleştirilmesi kritik derecede önemliyken soru değişiyor, malum tanık muamelesi yapılıyor. Devam. Sıra Orhan Karaca'da ama çok zorlamanın ne lüzumu var? Başkan soruyor, Orhan telefonu yok muydu? Orhan telefonu vardı, o telefonda birisiyle görüşüyor, tam hatırlamıyorum onu. Devam edelim. Telefonlar sırayla soruluyor. Şimdi sıra abisi Celal Eker'de. Sıra abisine gelince de bu gururlu ve ülkücü insan birden mağdur edebiyatı yapıyor. İşi olmadığından internette yoktur herhalde diyor. Soruyorsunuz, diyor ki benim biraderim işsiz, interneti var mı yok mu bilmiyorum. Maaşı da yok. Otobüs şoförlüğü yapıyordu. Kavga dövüş işten çıktı. 43 yaşında ama işi olmadığı için interneti var mı yok mu bilmiyorum. Tek kelime söylemeye ihtiyaç bırakmayan bir sonraki yansı. Bakın başkanım ne diyor Celal Eker. Şu an Beştepe'deyiz. Junta uçarak havadan taciz ediyorlar. Türk milleti teyakkuzda olsun. Toplu olarak bulunmayın. Bunların acıması yok. Celal Eker'in interneti var. Çatır çatır internet kullanıyor. Çatır çatır tweet atıyor. Dakika dakika darbeye ilişkin paylaşımlar yapıyor. Bir de garip olan şu. Celal Eker bunu soruşturma aşamasında dilekçeyle dosyaya sunmuş. Adem Eker bunları tutmuş. Dilekçesine ek yapmış. Sağa sola yazmış, göndermiş. Savcılığa, mahkemeye. Sonra buraya geliyor, diyor ki abimin interneti var mı yok mu bilmiyorum diyor. Devam edelim. Orada oğlum da bakıyor, onun girip girmediğini bilmiyorum, girmiştin muhtemelen ama oradan da bir şey açılmıyor, açılsa söylerdi diyor. Eğer bir insanın elinde telefon varsa, internet varsa, girip internet haberlere bakıyorsa, kavşak tutuluyor, valiliği korumayı koruma gibi ibareler görülüyor, hatta köprü kapatıldı diye haber görülüyorsa, o zaman tüm haberler görülüyordur. Yani girip de açılmaması diye bir şey olamaz. Hele hele köprü kapatıldı haberini görüp de internete girmedi demek hiç olmaz. Hele hele saat 1'e gelirken sadece köprü haberi vardı demek asla olmaz. Tekrar söylüyorum, ben Alperen Eker'e yalancı demiyorum. Adem Eker denilen menfaat için iftira atan kişiye diyorum. Devam. Başkanım, çıktım arabadan diyor. Oradaki vatandaşı silah da sırtımızda, bu kendi aracından inip jandarma yan komutan nizamesine yaklaşırken ki periyot. Silah da sırtımızda, orada bir tane ülkücü noktasından kardeş dedim, hayırdır ne oluyor? Yani bir sıkıntım var. Adamlar normal durduğu için adamlarda bir panik havası yok. Yani arkada ilk indiğim araç, öndekilerin durumunu biz göremedik. Önlerinde üçer beşer insan var. Arkadaki aracın, indiğim aracın şoförüne gittim. Hayırdır ne oluyor dedi ki vallahi ben de bilmiyorum. İfadesinde 100-150 metre sonra jandarma genel komutanlığı ani zamiyesi var diyor burada. Biraz yaklaştık diyor, 10-15 metre kala, yani 150 metre yürüdük. Bir tane araç vardı, onun önünde de yaralı veya ölü bir insan yatıyor hareketsiz. Şimdi bunu anlattıktan sonra yani Adem Eker nizamiyenin 100-150 metre önünden bekleyen halkın arasına karışmış. O saate kadar ölenler olmuş, hatta bir ölende kendisi gördüm diyor.
Onu gören, ona göre jandarma gen komutan nizamiyesinden sözde sürekli atış geliyor. Kimseye gözü açtırmıyorlar. Halk sokaklara darbeyi bastırmak için davet ediliyor. Gelenler öyle geliyor. Hatta halkı burada müşteki olarak dinledik. Hepsi darbe için, demokrasi için abdest aldık çıktık diyor. Kimse olayları anlamadan genel komutanla gittik demiyor. Ama Adem Eker halkla o cehennem gibi anlattığı yerde, cesedin olduğu, mermilerin yağdığını iddia ettiği yerde bir grup insanla muhatap oluyor. Ama kimse darbeden haberdar değil. Hatta bunlar ülkücü ama ne olduğunu bilmiyor. Ama normal zaten telefonlarda da o saatte sözde hiç haber çıkmıyor. Buna inanmamızı bekliyor ve siz inandınız. Devam. Oğlumla olan irtibatları geçsen ne olduysa diyorsunuz. Başkanım niye bunu diyorsunuz? Çünkü o kadar çok oğluyla ilgili anlattı ki. Ben oğlumu aradım, oğlum beni aradı. Ben oğlumu aradım, oğlum beni. En az 8-9 kere geçiyor. Şimdi ben burada oğlunu aramasın demiyorum. Tabii ki oğlunu merak edebilir. Oğlu babasını merak edebilir. Burada başka bir şey var. Olay şu. Adem Eker gece boyu oğluyla irtibat sağlıyor. Elinde telefon var. Sürekli konuşuyor, mesajlaşıyor. Oğlunu arıyor, mesajlaşıyor ama bir amirin onu bunu aramıyor. Bir dostunu arayıp sormuyor. Diğer taraftan da Adem Eker'i kimse aramıyor, sormuyor. Bu bana çok garip geliyor. Devam. Adem Eker can havliyle kendini bir araca atıyor başkanım oraya geldikten sonra. O araçlara binmesini Orhan Karaca'nın mahkemedeki ve suç ceza hakimliğindeki ifadesinde, Adem Eker'in de suç ceza hakimliğindeki ifadesinde Ertuğrul Terzi emrediyor. Ve şöyle diyor, araçlara binin, hazırlıklı olun. Yani Adem'e araca binme emrini Ertuğrul Terzi veriyor. Ama Adem Eker oradaki tanıdık arkadaş aldı diyor. Çünkü o gün atmosferinde iddialara ve kamu algısına göre Ertuğrul Terzi Yurtasul Konsolosluğu'na kesin darbeci. O yüzden ondan tek bir emir almadığım algısını oluşturmak için örtbas ediyor. Hatta o araca çağırdı dediği uzman ifadesinde Ertuğrul Terzi emir verdi, onlar da geldi diyor. Yani Adem Eker ifadesinde içerisinden zibil gibi ateş edildiğini beyan ettiği bir araca Ertuğrul Terzi emriyle biniyor. Ve silahlı teçhizatlı başladığı faaliyetini zırhlı bir araçla taşlandırıyor. Yani bir nevi Adem Eker'in hayatını Ertuğrul Terzi kurtarıyor. Çünkü yaklaşık 10 dakika sonra 2 defa helikopter faaliyeti orada icra edilecek. Ve orada insanlar şehit olacak. Ama bunları anlatmamak daha mantıklı. O yüzden Adem burada bunları örtbas etti. Sonra da ben ilk gün ne dediysem bugün arkasındayım diye masal anlattı. Devam. Araçtan ateş edenler parodisi. Başkanım burası komik. İfadesinde müthiş bir bölüm var. Araçtan kim ateş etti bölümü. Anlat anlat bitiremiyor. Sonra çelişmeler başlıyor. Bir anda kesmeye çalışıyor. Sonra heyet devreye giriyor. Ve az önce böyle dedin, şimdi böyle diyor. Sonra diyalog sonlansın diye heyet ne derse tasdik ediyor. İşte başlıyor başkanım. Bakın. Sen atmayın dediğin halde ateş edildi mi? Arkadaşları ben uyardım, atmayın dedim ama onlar ne maksatlı, yani havaya attılar. Koruma maksatlı mı, uzaklaştırma maksatlı mı bilmiyorum. Kim ateş yapanlar? Yusuf'la Mustafa subay. Mustafa ve Yusuf ateş etti mi? Etti. Bakın başkanım diyor ki Yusuf ve Mustafa ateş etti. Adem'in ortak beyanı var bütün bunlarda. Hepsini de engellemek için elimden geleni yaptım diyor. Ben onu tekrarlamayacağım. Burada diyor ki Yusuf, Mustafa ateş etti. Devam. Neden ateş etti onlar? Yusuf benim yanımdaydı. Yusuf havaya attı. Mustafa subay havaya sıktı. Şimdi Yusuf ve Mustafa ateş etti dedikten sonra Yusuf ve Mustafa'nın da net bir şekilde havaya ateş ettiğini söylüyor. Hedef gözettiğini gördün mü? Hedef gözettiğini görmedim ben. Hedef gözetmediklerini de netleştirdi. Kaç el atmış olabilir? Mustafa kaç el atmış olabilir? Yani 5-6 el attılar. Ben orada uyardım, bacağından salladım Mustafa. Adem yine uyarmış da atmışlar. Şimdi attığı sayıyı söylüyor. 5-6. Yani Yusuf, Mustafa havaya ateş etti. 5-6 el attılar, vatandaşı atmadılar. Çok net söylüyor başkanım. Şimdi devam ediyorsunuz siz. Nizamiye girmeden, nizamiyede sıkan kim nizamiye girmeden? Mustafa atmış olabilir. Ama içerideyken Mustafa da sıktı, Yusuf da sıktı diyorsun. Mustafa sıkmış olabilir, ayaktaydı. Başkanım az önce Yusuf da sıktı diyordu. Çok net söylüyordu. Yusuf iptal oldu şu an. Devam. Net biliyorsan söyle. Bize sıkmış olabilir deme. Nizamiye'ye girdiğinde hem Mustafa hem de Yusuf sıktı mı? Nizamiye'ye girmeden önce Mustafa sıktı diye hatırlıyorum. Bu kritik değişiklik heyetin de canına tak etti. Sonuç Yusuf ateş etmedi oldu şu an. Kaç el sıkmış olabilir mi? Mustafa havaya mı ateş etti, vatandaşlara mı? Artık Mustafa'yı soruyorsunuz siz. Ama değişiklik yaptığı için tekrar Mustafa havaya mı ateş etti, vatandaşa mı etti, onu netleştirmek için bir daha soruyorsunuz. Bu sefer diyor ki nereye ateş ettiğini görmedim efendim. Ya az önce havaya ateş ettim, çok net gördüm diyordu. Vatandaş etmediğini netleştiriyordu. Şimdi nereye ateş ettiğini görmedim diyor. Saniyeler önce Mustafa havaya ateş etti demişti, şu an bilmiyorum dedi. Yani vatandaş ateş etmiş olabilir dedi. Siz soruyorsunuz şimdi. Ateş etme şeklini görmedin mi sen? Yani silahın pozisyonu neydi? Havaya doğru mu, yere doğru muydu? Şimdi diyor ki silahın pozisyonu havaya doğruydu. O zaman nasıl vatandaşı ateş etmiş olabilirdi? Kaç el ateş ettiğini bilmiyorum diyorsun. Patlamalar olduğu için, yanımda da patlama olduğu için Mustafa uyardığımı hatırlıyorum ben. Ortamı komple uyardım. Başkanım saniyeler önce 5-6 el attılar diyordu. Şimdi duymadıma döndü. Ama değişmeyen tek şey Adem sürekli uyarıyor. Devam. Az önceki bu diyalogdan birkaç dakika sonra başkanım. Sekbis savunmasından bir sayfa filan sonra yani.
Sela verildi. Sen böyle düşündün. Eşinden telefon geldi. Mustafa, Uğur, Yusuf ne yaptı? Yani onlar yine oradaki tabur komutanın talimatları. Benim orada tabur komutanım da yok. Burada böyle diyor tabii de. Az önce tabur komutanı emir verdi, araca bindi. Sen kendi yorumunu katma ya. Onların yaptığını soruyorum. Efendim, atıyorlardı. Yani birer tane, öyle seride falan atan yok. Oğlum diyorum, atmayın. Abi at diyor oradan albay. Sen de seladan ve oradan sonra mı? Evet, Yusuf da atıyor, Mustafa da atıyor. Bakın başkanım, bir üst diyalogda diyor ki Mustafa, Uğur, Yusuf ne yaptı? Üçü de atıyordu diyor. Aşağıya geliyor, Yusuf atıyor, Mustafa atıyor. Şimdi siz fark ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Uğur atış yaptı mı hiç? Uğur atış yapmadı kesinlikle. Bu diyalogun başında atan Uğur iki cümle içinde atmaza döndü. En başında atan Yusuf atmaz olmuştu. Şimdi tekrar atar oldu. Devam. Ya bunun ateş etme beyanları da böyle başkanım. Kaldı ki bu araçtan havaya ateş ettiği dediği kişileri de hiçbir yerde anlatmıyor yine. Ta bu mahkemeye kadar. Adını soyadını elime yazdım. Erkan Öktem diye efendim, başkanım, orada söyledim. Yanındaki askerlerin de isimlerini söyledim. Şimdi diyor ki Erkan Öktem'i söyledim. Yanındaki askerleri de söyledim diyor. Adamın ismi yazılmamış ifademde. Ondan sonra ismi yazılmış, soy ismi yazılmamış. Dedim herhalde gelir ifademizi alırlar. Kimse ifade almaya gelen giden olmayınca buraya kadar sizin huzurunuza geldi. Başkanım nasıl makulleştirmeye çalışıyor bunları? Yani soyadını bilmediğim yazan suç ceza kimliğinde Öktem demiş. Hatta tesis ettiği 5 kişinin de isimlerini söylemiş. Acaba araçla havaya ateş eden ama mahkemede ballandıra değiştire değiştire anlattığı az önceki isimleri neden vermemiş? Aslında onları söylemiş ama yazmamışlar Adem'e göre. Sonuç şu, Adem Eker suç ceza ve temde toplam 0 isim veriyor ama bu mahkemede bülbül gibi anlatıyor. Bakın tesis ettiği 5 kişiyi de geçtim. Adem ilk ifadesinde araçtan havaya ateş edenleri de anlatmıyor. Adem Eker salonda gösterdiklerinin ismini zaten göz altında biliyormuş. Antiparantez. Adem Eker bahsinin en sonunda bu söz geniş yer bulacak. Yalanlar bitmedi de ben anlatmayı bitiriyorum başkanım. Devam. Adem Eker gibi savunmasını teşhisleri ayıran insanlar da hep şunu gördük. Kendileri ülkücüymüş. Adem Eker savunmasına başlıyor. Daha adını soyadını görevini söyler söylemez ülkücüyüm diyor. Birinci sayfa bakın başkanım. Daha sonra lise yıllarımdan sonra gençlik dönemlerinde ülke ocaklarında yetiştim. Ülke ocaklarında yönetici kadrosunda görev aldım. Lisede okul başkanlığı, askere gidene kadar Sincan Ülke Ocakları Gençlik Kollukları Başkanlığı nokta nokta diye gidiyor. Yüzlerce genç kardeşime milli şuuru kazandırmak maksadıyla devlet, vatan, bayrak sevgisi bir devlet sadakat nokta nokta. Şimdi devam ederken savunması tabii bu beyanlarıyla o kadar çelişiyor ki 10 dakikada her şey belli oluyor. Siz diyorsunuz ki bir göreve tayin olmak için dilekçe alma hususu var. Dilekçe almadılar mı? Genelde dilekçe alırlar. Yok efendim, bizde dilekçe yoktur. Siz diyorsunuz ki vatan aşkı vardı. Vatan aşkı var ama orada vatan bizim nokta nokta diye gidiyor. Şaşırıyorsunuz yani bir. Sonra devam ediyor. Ana vatanımız ancak lakin askeri görev yaparak sonuçta hizmet safahatımı anlattım efendim. 17 yıllık hizmet safahatımdaki belki 3 yıl işimle birlikte olabildim. Siz diyorsunuz ki ülkücüyüm dedin de o açıdan söyledim. Devam. Tüm askeri birliklerde siz diyorsunuz şimdi Adem'e bunu ilerleyen dönemde. Özellikle Tugay olsun, şu olsun, bu olsun, öncelikle rütbeli yoksa hasta emenleri kullanılır. Askeri yaz çok biliyoruz yani. Sana uzman olarak sadece araç kullanma görevi verilebilir. Vatan millet aşkıyla başlayıp da bu şekilde beyanlarda bulunma bana bir daha. O da diyor ki siz yanlış anladınız. Ben şunu söylemek istiyorum. Neyse bırak sen şimdi bunları. Mesaj geldi, sen telefonu kapattın, sonra ne oldu? Yani başkanım 10 dakikada anlıyorsunuz siz ne olduğunu zaten. Ülkücüyüm, vatanseverim diyen Adem Eker mahkemede yargılama yapan reisi bile çelişkileri sinirlendiriyor. Adem Eker'in bahsettiği kişi olmadığı, TSK'da sürekli rapor alan, emir dinlemeyen, bahane uydurup işten kaçan bir personel olduğu 10 dakikalık konuşmasıyla tarafınızdan anlaşılmıştır. O yüzden tüm bu ülkücülük ve vatanseverlik hikayelerini bir kenara bırakıyorum. Yalnızca bu taktiği bir de vatandaşa ateş ettiği görüntüyle sabit olan, beyanla sabit olan VIP sanık Kürşat Yaman'ın kullandığını hatırlatarak. Devam. Devam. Bunu söylemeyeceğim. Şimdi Adem Eker ruh ve sinir hastası olduğunu beyan ediyor başkanım. Kendi dilekçesi var. Bir ileri yapalım. Bu dilekçesi başkanım. Şu orta bölüm bir geri gelelim şimdi. Gata ruh ve sinir hastalıkları psikiyatri bölge polikliniğinde gördüğü tedavi, ilaç kullandığı, kullandığı ilaçların ağır yan etkileri olduğu, bunları kendisi söylüyor başkanım. Bu ilaçları kullananların algılarının, görmesinin, işitmesinin, hafızasının, osunun, busunun, sağlıklı insanlara nazaran nasıl kötü etkilendiği, tutukluluk süreci, yaşadıkları ve cezaevinde muhatap alınma işinin kendini çok olumsuz etkilediği ve yıprandığı, 15 Temmuz gecesi de bu ilaçların etkisinde olduğu, Adem Eker'in dosyadaki dilekçesinde mevcut. Ben aylardır uyku uyumuyorum diyor. Mahkemede söylüyor bunu. Psikiyatrik ilaçları bıraktım ki mahkemede kafam yerine gelsin, ağzım dilim konuşsun diye.
Başkanım, mahkemedeki ifadesinden de çok az süre önce ilaç bırakmış. İlacını yeni bırakan birinin zaten durumu daha kötü olur. 15 Temmuz akşamı ilaçlardan dolayı kötü, mahkemede ilaçsızlıktan kötü. Devam. Devam. Şimdi bir de başka kimsenin görmemesi garabeti var başkanım. O Murat Üçgül'le de anlatmıştım. Burada da aynı şey söz konusu. Adem Eker beni aynı zamiyede gördüğünü söylüyor. Ben ise orada olmadığımı söylüyorum. Bunun bir delilini de Murat Üçgül'le ilişkin beyanda bulunurken söylemiştim. İcap ettiği için tekrarlayacağım. Meşhur bir kaydedir ki topluluk içinde cereyan eden olaylar çok ağızlardan duyulur. İşte aynı zamiye gibi bir yerde, yani o gece orada bulunduğunu beyan eden bir sürü insanın olduğu bir yerde benimle ilgili bırakın ateş etti denmesini, orada bulunduğuma dair en ufak bir beyan yok. Fatih Tavuz gece aynı zamiyede olduğunu söyledi ve beni söylemedi. Hatta siz salonu gezdirip tek tek göster dediniz. Ben de salondaydım. Vareste miyim değil miyim diye inanmayan kontrol edebilir. Ama Fatih Tavuz bazı kişiler orada teşhis ettiği halde beni etmedi. Peki kim bu Fatih Tavuz? Ben rehin almıştım diyen ama o gece ait görüntüler ortaya çıkınca silahlı, çelik yelekli, çelik başlıklı, tabancalı, nöbet tutar vaziyette görülen ve yalanların yükünden kurtulmak için Adem Ekin'in tahliye olduğunu da görünce işte yol bu diyerek millete iftira atan bir başka ürün. Bu ahlaksız adam dahi beni teşhis etmedi. Beni teşhis etmedi. Hem de salonu iki kez turlatmanıza rağmen. Devam. Birkan Karakurt, Cüneyt Berber'e de aynı soruları sordunuz. Onlar da göstermedi. Hatta ve hatta 28 mekanize piyatugayı birçok personele sordunuz. Hiçbirisi ama hiçbirisi beni göstermedi. Mesela davanın müşteki görünümlü VIP sanığı Kürşat Yaman dünya kadar isim verdi. Adam gösterdi ama o gün beni göstermedi. Bora Polat, Sungur Poroy aynı zamya aksiyonunda Adem Eker'le beraber ama beni göstermedi. Bu arada vatandaşı silaha doğrultup ateş ettiğine dair hakkında beyan ve net kamera görüntüsü bulunmasına rağmen tahliye edilen Kürşat Yaman isimli VIP sanık vasıtasıyla vatandaş silah doğrultup ateş ettiğim gibi bir garabetin yokluğunu ispat etmeye çalışmamın ibretlik olduğunu düşünüyorum. Bu ibretlikler hep sizin eseriniz. Devam. Daha bitmedi. Adem Eker'le aynı araçta bulunan Mustafa Tavukçu, Uğur Erdoğan, Yusuf Ziya Şimşek, Mahir Kibar, Ahmet Furkan Kılıç, Adnan Cuma, Onur Akpınar, Üzeyi Beyza Kaya isimli sanıklar da benden bahsetmedi, beni teşhis etmedi. Hatta ve hatta Adem Eker'le o gece göbek bağı olan ve dibinden ayrılmayan Orhan Karaca bile beni teşhis etmedi. Yani sonuç olarak beni o gece değil ateş ederken orada bulunurken bile hiç kimse görmedi. Yalnızca ve yalnızca bir kişi sözde gördü. O da malumun üzere iftiracı Adem Eker. Devam. Geçelim başkanım. Geçelim. Şimdi başkanım burada mahkemedeki teşhise geliyorum. 5 kişiyi kaldırdı gösterdi. Hani o teşhisin usulsüzlüğü zaten tartışılmaz. Şimdi o teşhisi usullüymüş gibi savunma yapıyorum ben. Mesela bakın diyor ki ben o gece Bülent Ak'ı gördüm. Bu teşhisleri iddianameden yaptığını anlamamız için söylüyorum bunu. Bülent Ak için iddianamede an nizamiyede bulunma iddiası saat 22.00. Bu iddianın doğru olduğunu varsaysak bile soruyorum. Hani kendisi gitmedim dedi ben bilmiyorum da. Var olduğunu, doğru olduğunu varsaysak diyorum. Adem Eker oraya kaçta geliyor? 1'e doğru. Yani iddiadan 2 saat 40 dakika 3 saat bandında. Peki neden bunu yapıyor? Çünkü iddianamede görüntülerin saatleri yok. O yüzden o belirtilen görüntü saatinin kendisinin oraya geldiği saatten önce olduğunu bilmiyor. Bilmeden yalan söyleyince de böyle patlıyor. Yani Adem iddianameden teşhis yapıyor. Devam. Tuğrul Satun, Tuğrul Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk defa gelmiş ve 1 senelik askerli olmayan bir teğmendir. Yani oraya ilk kez gelen ve orası hakkında bilgisi olmayan bir personeldir. Kaldı ki Jandarma Genel Komutanlığı'na görev yapan personel dahi bu nizamiyeleri komutan girişi, personel girişi olarak bilir. AB veya C diye bilmez. Bu yüzden Tuğrul gece boyu durduğu CB nizamiyeler arasını sulh ceza hakimliğinde AB arası diye söylüyor çünkü bilmiyor. Sonucunda da iddianameye bu şekilde geçiyor. Mahkeme salonunda ben C nizamiyedeydim veya C nizamiye duvarında bekledim demesinin A nizamiyeden veya B nizamiyeden bir farkı yok ki bu kişi C nizamiyedeydim diyerek yalan söylesin. Yani Tuğrul Satun bal gibi doğru söylüyor. Zaten tüm dosya muhteviyatı da aynı kendisi gibi onun orada olduğunu söylüyor. Devam. Tuğrul yalan söylese hiçbir ifade ve kamera görüntüsü ya da bilirkişi raporu olmadı. Bir atmosferde ben AB arasındaydım derdi. Hatta hazır beni orada bir de teşhis etmişlerdi. Ama demedi ve kendisi için daha karmaşık bir durum ortaya çıkaracak olsa da zor olanı seçti ve CB arasındaydım dedi. Peki Tuğrul o gece B ve C arasında ve C'ye yakın bir duvara yaslanmışken, Hacıoğlu'nun çatılcılarının kıskacı altındayken, kıpırdayamıyorken Adem Eker onu nasıl an nizamiyede teşhis etti? Cevap iddianameden, olayları ve şahıs beyanlarını okuyarak, amaç isim vermek ve menfaat elde etmek. Sonuç tıpkı Bülent Ak taktiği gibi Tuğrul Satun teşhisi geliyor ve bu taktik Bülent Ak'ta patladığı gibi Tuğrul'da da patlıyor. Çünkü Tuğrul doğru, Adem yalan söylüyor. Devam. İlk ifademde detaylı bir şekilde suç ceza hakimliğine ifademe ilişkin ağır işkence ve CMK 48'e göre bu ifadenin yok hükmünde olduğunu anlattım. Benim suç ceza hakimliğinde ağır işkence altında polisler yanımda hazır bulunurken vermek zorunda olduğum ve içerisinde an nizamiye ait bir maceranın bulunduğu yok hükmünde olan bir ifade var. Tüm sanıkların beyanlarına göre
tüm gazetelerde ve televizyonlarda yayınlanan işkence görüntülerine göre, dosya içerisindeki gözaltına alma görüntülerine göre, darp ve cebir ibareli sağlık raporlarına göre, bize inanmayanlar için söylüyorum, tanık ve müşteki beyanlarına göre, hatta Adem Eker'in kendi sağlık raporlarına göre TEM işkence merkezinde çok ağır işkence altına alındığım sabittir. Devam. Bakın başkanım, bunlar benim işkence kayıtları olan sağlık raporlarım. Devam. Adem Eker de görmüş başkanım, bu da onun kaydı. Devam. Bakın, bize inanmıyorsanız, sanık deyip sallıyorsanız, müşteki Veli Turan, bu da anlatıyor. Devam. Hem de kendisi anlatıyor. Hadi müşteki Veli Turan, dandik müşteki dediniz. Bakın, A kalite müşteki Güven Şaban. Her ne kadar gördüm diyecek yüreği olmadığından mahkemede o yapılanlar işkence değil dedi gibi bir sefilliğe girse de resmen o da görmüş. Anlatan da yine kendisi, hem de bizzat kendisi, söyleyen de kendisi, yalanlayan da kendisi. Devam. Savcının elçim benim diyerek bağrına bastığı 15 Temmuz kaosunun en güvenilir personeli Hikmet Uz. Bu işkence gören ama görmedim diyen müştekilerin işkence gördüğünü görmüş o da. Yani bir silsile var başkanım, şahit silsilesi. Devam. Mahsan'ın Nizamiye'de görevlendirildiği suçlamasına ilişkin savunmamda bu hususa değinmiştim, detayına girmeyeceğim. İlk savunmamda da çok detaylı anlattım zaten, oradan da bakabilirsiniz. A Nizamiye'ye asla gitmediğimi açık ve net bir şekilde belgeleriyle beyan ettim. Zaten A Nizamiye ile ismimi yan yana getiren en ufak bir görüntü veya bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Peki Adem Eker ne yaptı? İddianameyi okurken bunlardan habersizdi. CMK-38'den habersizdi. Olsaydı zaten bu ifadenin yok münde olduğunu bilir ve ifadesini buna dayandırmazdı. Ama cahillik işte. Zaten cahilane yalan söylediğinden böyle bariz yalan ayyuka çıkıyor. Sonuç olarak ben Bülent Ak ve Tuğrul Satun örneğinden Ahmet Adem Eker'in iddianameden teşhis yaptığı anlaşılmış oldu diye düşünüyorum. Şimdi bunun detaylarını anlatmayacağım. İlk savunmamda uzun anlattım başkanım. Bizim bu Adem Eker, Orhan Karaca gibi adamlarla sevk aracından bir gün mahkemeden koğuşa dönerken aramızda bir husumet oldu. Detayına girmeyeceğim. Ama şunun için yapıyor yani bunu. Şimdi burada Erdoğan Çiçek için dedi ki problem yaşadı, kaşladım onu aşağıda diyerek darbe karşıtıyım, darbecileri dövüyorum falan tarzı bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bunun aynısını bende de yapmaya çalışmış. Ben tabii farkında değilim. Beni mahkemeye teşhis etmeye kafaya koymuş. Aramızda bir problem yapıp ben zaten ona tepki gösterdim diyecek. Planı bu. Ben tabii bunun tutanak tutalım falan deyince olay örtbas edildi. Bu olay şey yapılmadı, detaylanmadı. Aramızda bir husumet var yani. Ve bu planladığı işi yapamadı yani. Ben Cenk Canbert'le husumet yaşadım, ona kızdım, ettim. Çünkü o darbeciydi, ateş ederken görmüştüm onu, o yüzden bana uyuz oldu falan filan tarzı bir şey söyleyemedi. Devam. Devam. Şimdi başkanım, iftiranın en büyük görsel ve somut delili kamuflajdaki rütbe. Bunu bu bilerek en sona koydum. İlk savunmamda da çok detaylı anlattım bunu aslında. Hatta talep de yaptım, reddettiniz. O hususa da değineceğim. Şimdi sanık diyor ki, yarbaylardan bir tanesi, hepsini gönderdiniz, ben onları nezarethane simasını kafama yazdığım adamları takip ettim. Şu an yarbayın bir tanesi yok. Başkan diyor ki, burada tanıdığın kimler var? Erkan Öktem'in yanında başka burada olanlardan kimi gördün? İki tane yarbay var efendim. Birisi bunlardan Erdoğan Çiçek, diğeri de teyzesi Bülent Ak çıkıyor. Yüz hafızasını kafama kazıdım, buna isim verdim, öküz ismini verdim buna da, ismini bilmiyorum ben. Yani şimdi burada zaten sanık sana savunma yaparken diğer sana öküz diye hitap ediyor. Hiç kimse de müdahale etmiyor başkanım. Yani söylememizden rahatsız oluyorsunuz ama devam edelim, bir tık yapın. Disiplin konusunda çok hassas olduğu için sanıklara yapmadığını bırakmayan üye hakim ve kimseye hakaret edemezsin, savunmanı keserim diyen adil mahkeme başkanı nerede? Aynı şahıs, bakın başkanım, aynı şahıs ve Orhan Karaca da yaptı. Bunun bir de OÇ versiyonunu yaptı. Kimse ne disiplinsizlik yapıyorsun dedi, ne de savunmasını kesti. Geri gelelim. Bir geri, tamam. Şimdi siz de soruyorsunuz, gayet doğal bir diyalog varmış gibi. Yani öküz diyor, siz de senin adın ne diyorsunuz? Erdoğan Çiçek diyor. Benim biraz ters bakışımdan o da rahatsız olmuş, tartıştık zaten. Şimdi az önce dedim ya, araçteki, sevk aracındaki husumet, bakın tartıştık zaten. Bir algı oluşturuyor yani. Şimdi bak bakalım ne kadar adam tanıyorsun orada Nizamiye'de. Yürüyerek gidebilirsin. Şimdi git gel hepsine bak, geldi tanıdığın varsa söyle. Teğmen ve üst teğmen yok. Bir tane de Nizamiye'de dikilen, o karşılaştığımız yok. Nizamiye'de dikilen karşılaştığımız dedi Fatih Tavuz. Teğmen Tuğrul Satun, üst teğmen ben. Sonradan çünkü bunları beyan etti. Bir sonraki duruşmada. Devam edelim. Devam. Her ne kadar mahkemedeki ifadesinde bu beş kişinin adlarını sulh ceza hakimliğinde söylediğini beyan etse de, sulh ceza hakimliğinde beyan etmediği bu isimleri ek ifadesinde de geçirmese de, geçirmemişse de, bırak isimleri, beş adam vardı, rütbeleri şuydu bile demese de, rütbeyi de bırak, şunu şunu yapıyorlardı bile demese de, yaptıklarını da bırak, eşkalleri şuydu bile demese de, eşkalleri de bırak, varlığımıza dair tek bir kelime etmese de, koğuşunda kağıt kalem olmadığından bunları mahkemeye de bildiremese de ve bu yüzden teşhisleri mahkemeye sarktığını beyan etse de
Ve bunun hiçbir inandırıcılığı olmasa da ben anlatmaya devam ediyorum çünkü maalesef inananlar oldu. Devam. Sonuç. Tem işkence merkezinde, yani bu rütbeyle ilgili sonuca bağlıyorum. Tem işkence merkezinde ifade ve teşhis yok. Halbuki talep eden herkes verdi. Sulh ceza hakimliğinde beni üst teğmen olarak gördüğünü söylüyor. Bakın başkan, bu çok önemli. Sulh ceza hakimliğinde ifade verirken beni üst teğmen olarak anlatıyor. İlk ifade beyanında bu beşliden hiç ama hiç bahsetmiyor. Savcılıkla görüşüp yapacaktım o teşhisleri dediği savcılık görüşmesi için talep bile yok. Burada yani mahkemede ise verdiği ifadesinde çok açık ve net 5 kişiyi silah tutuş şekline kadar teşhis ediyor. Ve beni net bir şekilde üst teğmen olarak beyan ediyor. Yani anlayacağınız benimle ilgili 2 beyanı var. Biri sulh ceza, diğeri mahkeme. Bu mahkemede yani. İkisinde de üst teğmen diyor başkanım. Peki Adem Eker nasıl oluyor da üzerinde teğmen rütbeli üniforma olmasına rağmen gördüğü kişinin üst teğmen rütbeli ben olduğunu söylüyor. Çünkü yalan söylüyor. Devam. İlk savunma esnasında bazı müşteki avukatları sordu. Neden kamuflajında teğmen rütbesi vardı? Abi ki sen üst teğmen dedin. Ben de o gece anlattım. Dedim ki 30 Ağustos 2015'te üst teğmen oldum. Kargahtaki elbise dolabında bir defa bile giymeden. Niye? Safari elbise giyiyoruz çünkü. Parlak düğmeli safari gömlek. Karargâhtaki elbise donla bir defa bile giymeden terfi ettiğim 30 Ağustos 2015 tarihinden ilk kez giydiğim 15 Temmuz 2016 tarihine kadar öylece duran kamuflajımda haliyle teğmen rütbesiyle kala kalmıştır. İşte bu sebeplerden ötürü Adem Eker'in gördüm dediği üst teğmen, eğer öyle bir üst teğmen gördüyse kesinlikle ve kesinlikle ben değilim. Tekrar ediyorum. Çünkü hakikaten beni görmüş olsa beni anlatırken teğmen olarak anlatmalıydı. Devam. Hadi bu mahkemede gele gide öğrendi üst teğmen olduğumu. O yüzden bu mahkemede yaptığı teşhiste beni üst teğmen diye söyledi desek. O vakitte sulh ceza hakimliğinde üst teğmen olarak anlatmasını nereye koyacağız? Tekrar ediyorum çünkü orada beni burada tanıdığı gibi yakinen tanımıyor ve rütbemin ne olduğunu bilmiyor. Yani neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Ama bir uyanıklık yapıyor, açıyor iddianamayı okuyor. Diyor ki orada bir üst teğmen ifadesi var, anizamiye var falan filan diyor. Tamam işte buldum, ben mahkemede bunu teşhis edeyim işimi görür diyor. Sonra yapıştırıyor duruşmada. Sonra tüm dosya muhteviyatı, kamera görüntüleri, bilirkişi raporları, tanık sanık müşteki beyanları, CMK 148, kamuflajdaki rütbe bombası, Tuğrul Satul bombası ve benzeri birçok husus bir araya geliyor. Adem'in suratına bir şamar indiriyor, onu bir güzel haşlıyor. Devam. Şimdi burada bir başka hususu dile getirmekte mükellefim. İlk savunmamda aynen geçen cümleyi aşağıda koyuyorum. Lütfen okuyun başkanım. Fotoğraflarda bilirkişilerden beni teşhis etmesi esnasında kamuflaj kıyametimdeki rütbeyi de teşhis etmesini istiyorum. Bunu niye istiyorum? Dosyaya benim teğmen rütbesi olduğuma dair bir belge girsin. Adem Eker'in söylediği üst teğmenin ben olmadığım anlaşılsın diye. Bilir kişiye kamera görüntülerini gönderteceğini söylüyorsunuz. O vakit talepleri şunu da geçin. Beni teşhis etme girişiminde bulundukları vakit kamuflajımdaki rütbeyi de incelesinler. Teğmende üst teğmendesinler. Çok net ve tam bir lehime somut delil talebi başkanım. Bilin bakalım ne oldu? Heyet bunu celse sonunda reddetti. Heyet dedi ki GD.22 bir kısım sanıklar ve vekillerinin tefrike ilişkin talepleri, görüntü üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yapılması yönündeki istemlerin, bilirkişi raporunun heyetçe hazırlanması, görüntü ve içeriklerin net ve anlaşılabilir olması, mahkemece huzurda görüntü ve fotoğrafların bizzat sanıklarla karşılaştırılmasının gözleme dayalı olarak yapılması, görüntü ve karşılaştırmaya yeter nitelikte olması, sonra bakın başkanım diyorsunuz, taleplerin davayı uzatmaya matuf olması nedenleriyle reddine. Devam edelim, bir tık yapın. Yani birinci madde diyorsunuz ki yetkisiz de olsa, CMK'ya aykırı da olsa müştekilerden oluşan kör topal bir heyet var. Onlar bir rapor yaptı sağ olsun. Devam. Her şey çok net. Ben Cenk Canberk'e bakıyorum. Anlıyorum ki bu Cenk Canberk diyorsunuz ikinci maddeden. Çünkü diyorsunuz ki görüntü ve içerikler net ve anlaşılır. Sonra diyorsunuz ki huzurda görüntü fotoğraflar bizzat sanıklarla karşılaştırmasının gözleme dayalı yapılabiliyor. Karşılaştırmayı ben zaten yapabiliyorum. Kameraya bakıyorum, sana bakıyorum, anlıyorum ki sen Cenk'sin diyorsunuz. Devam. Picasso olmaya gerek yok. Görüntüler çok net diyorsunuz son maddede de. O zaman neden kaç defa bilirkişi raporu görevlendirildi başkanım? Bu duruşmayı uzatan asıl hareket değil mi? Bu kadar bilirkişi raporu geldi gitti. Hatta içinde sizin asıl sorduğunuz en kritik hususların yazmamasına rağmen tuttunuz bunları. Benim en muhtaç olduğum talebim neden reddedildi de ifadelerinizden zerre miktar ihtiyaç duymadığınızın anlaşıldığı bilirkişi raporları talep edildi. Bakınca anlıyorum diyordunuz. İlk celse ara kararında böyle dediniz. Asıl duruşmayı kim uzattı? Bu atmosferde bana süre tahdidi gelmesi komik değil mi? Bence komik. Devam. Gönderince de benim lehime olacak ve suçsuzluğumu ispat etmemi sağlayacak bu delili yazmıyor. Yani bilirkişiye gönderiyorsunuz sonra. İlk başta göndermeyeceğim diyorsunuz ama sonra gönderiyorsunuz. Gönderince de benim talebimi yazmıyorsunuz. Basma kalıp standart bir ifadeyle reddediyorsunuz. Yani siz suçsuzluğumu ispat etme yolumu bizzat tıkadınız. Lehime olan bu hususu bizzat siz kararttınız. Tahkikat ve iddianame karartınca siz de onlara uydunuz.
Yani benim talebimi hususi olarak zikredip bu talep şu gerekçeden dolayı reddedilmiştir diye bir açıklama yapma zahmetine dahi girmediniz. İhtiyaç hissetmediniz. Bir kürsüyü çok gelen heyetten bu zahmete katlanmasını beklemiyorum da zaten. Eğer bir kişi heyeti incelese ve dosyaya resmi bir evrak ile teğmen rütbesi olarak girse, o zaman Adem Eker isimli iftiracının bana attığı bu hayasız iftiranın yalan olduğu, benim bu iddiadan belli olduğum güneş gibi bir delille sabitlenecek. Devam. Ama bunun böyle olmasını isteyen kim? Ben. İstemeyen kim? Siz. Nereden anlıyorum? Bu kadar kritik talebimin bu kadar üstünkörü bir şekilde açıklama dahi yapılmaksızın reddinden anlıyorum. Mahkemenin bu talebimi duruşmaya uzatmaya matuf olduğunu, nereden çıkardığını gerçekten anlayamıyorum. İdrak kapasitem yetmiyor. Yetmediği için şükürler olsun diyorum. Devam. Bir deli taş atıyor kuyuya. Diyor ki ben bir üsteğmen gördüm, vatandaşı ateş ediyordu. O üsteğmen de Cenk Canberk. Ben de taş atanın deli olduğunu tüm yönleriyle ortaya koyuyor. Sahtekarlıklarını anlatıyorum. Mantıksızlıklarını anlatıyorum. Olayı tüm hukuki yönleriyle çürütüyorum ve somut şekilde delillendiriyorum. En sona da öyle bir delil koyuyorum ki iftira tamamen çürüyor. Ama mahkeme böyle kritik bir talebe duruşmayı uzatmaya matuf diyor. Ben de anneannemin ben çocukken çok kullandığı ve kafama kazıdığı bir tabirle pes vallahi diyorum, başka bir şey demiyorum. Bu anlattığım olayın üzerine bu talebin ne kadar kritik olduğunu, ne kadar mantıklı olduğunu, Adem Eker'in nasıl yalan söylediğini, benim nasıl doğru söylediğimi anlamayan birisi varsa ben de bir şey söylemiyorum. Millet adına karar veren, milleti oluşturan fertlerin, bireylerin hak ve hukuklarını korumaktan sorumlu heyet, benim de bu milletin bir ferdi olduğumu gözeterek suçsuzluğumu ispat etmek için haklarımı kullanmamı bizzat sağlaması gerekirken tam tersine engel oluyor ve hakkımı yiyor. Devam. Yani şüpheliye terörist ve darbeci diyen bir tahkikatı kopyala yapıştır yapan savcılık deyimi olan hiçbir husus iddianameye koymuyor. Yetmiyor bir de aleyhime bir şeyler uyduruyor. Yetmiyor savcı mütalaa verirken şu ana kadar anlattığım ve hukukçu olmamam hasebiyle daha varlığını idrak edemediğim bir değil bin ton hata yapıyor ve ben tüm bunlara rağmen lehime bir delil bulmaya çalışıyorum. Ancak mahkeme bunu da reddediyor, hem de o kadar basma kalıp ve hususi incelemeden uzak bir şekilde yapıyor ki bunu anlatılmaz yaşanır. Tahminim şu yönde, daha hala bu talebimde neden bu kadar ısrarcı olduğumu anlamıyorsunuz. Çünkü az önce dediğim gibi bu şartlar altında 10 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor olmak ve kılını her kıpırdatmaya çalıştığında kafana bir balyoz inmesi gerçekten çok zor. Devam. Taleplerin sürekli reddedilmesi, heyet tarafından muhatap olarak kabul edilmemek, her muhatap olmak istediğinde saygısız ifadelerle, insanın öz evladına dahi söylemeye imtina etmeyeceği saygısız bir üslupla, sanki karşısındaki sanık insan değilmişçesine ya sanki patronuymuşçasına otur yerine denmesi, annene karına küfredilen bir yerde mahkemenin inzibatı bende kesin sesini denilip de küfredenlere gık bile edilmemesi, hakkın ihkakını göremeyip ihkak hak girişiminde bulunduğunda da o edilen küfürleri tasdik edercesine salondan atılmak ve benzeri, daha yazmaya üşendiğim yüzlerce sebepten dolayı tekrar ediyorum, anlatılmaz yaşanır. Devam. Başkanım şu kırmızı cümleyi asla söylemedim, söylemiyorum, söylemeyeceğim. Cenk, evet. Bak seni uyarıyorum. Tamam başkanım, bu yansıyı geçelim. Eğer bundan sonra heyeti ya da bir başkası ya da kişiler hakkında saygısızca veyahut da vesaire kullanmış olduğun sözlerden en ufak bir tane daha söz sarf edersen, sözü savunma hakkının kötüye saydığımızdan bahisse sözü savunma hakkının tamamlanmış sayılmasına karar veririz. Bu kadar yeter. Anladın mı beni? Başkanım, geçer yine oturursun hakaret, oraya. Hakaret yapmıyorum. Cevap yani. Verme bana. Anladın mı diye sordunuz, o yüzden söyledim. Anlamadıysan tekrar söyle. Yo, anladığımı söylüyorum zaten. İyi anladıysan. Anlamak zorunda değilim ama. Baskıyla anlamam yani. Sana baskı yapmıyorum ben. Yani anlamak zorunda değilim, onu söylemek istedim. Savunmana devam et. Tamam. Başkanım, oturarak savunma yapıyor, kahvede gibi dedi yani. Buna şimdi müdahale edilmeyecek mi? Evladım ben bak. Ben baskı demiyorum zaten. Ömer sen dur bir dakika. Bak bu muhakeme hiç kimseye baskı maskı yapmıyor. Başkanım baskı var demiyorum. Cevap zaten. Verme bana. Bu muhakeme hiç kimseye baskı yapmadı bu zamana kadar. Ha, disiplin mahiyetinde yapmış olduğunuz en ufak şeylerde uyarı yapılmıştır. Çoğu zaman sözleriniz kesilmesin diye uyarı bile yapmadım ben. 2-3 defa gözünün içine bakıyorumdur. Adam bana karşı bir şey demiyor diye konuşmaya devam etmiştir. Çoğu zaman böyle oldu. Fakat mahkemeyi hiçe sayan ya da disipline aykırı davranışlar nedeniyle mahkeme her zaman otur der, oturursun.
savunma hakkı başkalarının haklarının hiçe sayılması değildir. Her şeyin söylenmesi değildir. Edeple, terbiyenle savunma yaparsın. Anladın mı? Devam edebilirsin. Ve en ufak hakaretvari bir söz, küçük düşürültü, küçültücü, en ufak bir ifaden olduğunda sözlü savunma hakkını bundan sonra tamamlanmış sayılmasına karar veririz. Kötüye kullanamazsın sözlü savunma hakkını bu kadar. Devam edebilirsin. Ben sözünü kesmeyeyim diye ekrana bile bakmıyorum çoğu zaman. Sadece sözlerine itibar edeyim diye. Madem ki siz bilirkişi raporu aldırtmadınız ve bunu iftira ile mücadelede kolay yoldan mahrum ederek zor yola sevk ettiniz, ben de bu zor yolda size şu resmimi gösteriyorum. Bu resme bakın ve rütbemin ne olduğunu bana söyleyin. Resmi dosya muhteviyatındaki gibidir resim. Başkaları gibi üzerinde montaj yapmasını da bilmem. Devam. Bakın başkanım. Foto yuvarlak içerisinde. Net teğmen rütbesi. Bir tane karartı var. O karartı yıldız. İkinci bir karartı yok. Şimdi okuyup okumama noktasında tereddüte düşüyorum. Geçelim. Ben bakmıyorum zaten ekrana. Sağ olun başkanım. Adem Eker göz altında... Orada saçma sapan ifadeler tarzında ifadelerin de oldu. Ben bakmadım yani. Sağ olun başkanım. Şimdi bağlıyorum başkanım. Sonunu bağlıyorum artık. Adem Eker göz altındayken tem işkence merkezinde teşhis yaptırıyordu. Adem Eker, Orhan Karaca bunlara benzer tiplerin önünde işkenceciler herkes beşerle onarlı sırayı diziyordu. Hatta teşhisler daha iyi olsun diye o gece şurada olanlar buraya, burada olanlar şuraya geçsin deniliyordu. Hatta rütbe sırasında diziliyorduk ki aradıklarını daha kolay göstersinler diye. Bu teşhis düzeni kaç defa kuruldu ve icra edildi Allah bilir. Adem Eker mahkemedeki ifadesinde ben onların isimlerini biliyordum dedi. Tekrar hatırlatayım. Adını soyadını elime yazdım Erkan Öktem diye efendim başkanım orada söyledim. Yanındaki askerlerin de isimlerini söyledim. Adamın ismini yazılmamış ifademde. 1,5 yıl sonra Erdoğan Çiçeği MP5 omzunda asılıydı diye anlatıyor. O kadar net yani ama temde teşhis yok. Devam. Adem Eker ifade vermek ve savcılıkla görüşmek için yanıp tutuşuyor. Ama ne hikmetse temde isteyenlerin gönüllü olanların ifade verdiği bir ortamda, polislerin ifade verilmesini istediği bir ortamda, ifade verenlerin savcılığa veya suç cezaya sevk olup oradan kurtulduğu bir anda, aklında verilecek bu kadar ismin olduğu bir anda, 1,5 yıl sonra MP5 omzunda asılıydı diye teşhis dahi yapabildiği göz önünde bulundurulursa, kafasında bildiği ve gördüğü isimlerin o kadar çok detayı ve olayı varken neden ifade verme talebinde bulunup ifade vermedi? Devam. Suç ceza kimliğinde neden anlatmadın? Adem Eker ifade vermek için suç ceza kimliğine gidiyor ama ne oluyor biliyor musunuz? Tüm Türkiye'de cadı avı yapılırken sadece askerleri bile değil vereceğin ismi hele bir de askerse siz düşünün. Suç ceza binlerce ifade görüldüğü üzere isim ver derken karargâhta şunu şunu gördün mü diye sorulup ağız aranırken neden bildiği isimleri paylaşmadı? Bora Polat 4 sayfa, Kürşat Yaman 5 sayfa, Serhat Savcı 3,5, Sungur Pora 3,5, Taner Yurt 3 sayfa, Mustafa Tavukçu 2, Sabri Tuncel 4 sayfa ifade veriyor. Adem Eker 0,5 veriyor. Duruşmalarda hep şunu dediler, biz er seviyesindeyiz, yetkisiz, inisiyatifsiz. Peki kabul, olay. Kabul. Onlar hep subaya subaydı, bir de uzman erbaşlara bakalım o zaman. Devam. 3,5 saatlik süren doldu. Son yarım saatlik süren başladı, bilgin olsun. Akifçin 2 sayfa, Davut Hemen 4 sayfa, Deniz Kaygısız 1,5 sayfa, Hakan Bilgili 3 sayfa, suç ceza kimliğinde. Yani bu şöyle yapıyor, Hakan Bilgili kollukta 3 sayfa veriyor. Hani Adem diyor ya kollukta bize hiç ifade falan almadılar. Hakan Bilgili 3 sayfa kollukta vermiş, suç ceza da 5 sayfa vermiş, toplam 8 sayfa. Veysel Aras 1,5 sayfa. Daha o kadar çok ki yazmaya üşendim. Uzman erbaşlar ortalama 1 ile 1,5 sayfa arası veriyor. Ama Adem Eker 0,5 sayfa veriyor. Az ifade vermesi mesele değil. Bu kadar az verip ben anlatacaktım ama anlattırmadılar demesi garip. O yüzden bu sayıları veriyorum. Subaylardan az ifade verdin kabul. Az subaylardan az verdin kabul. Aynı statüde olduğun uzman erbaşlardan az verdin o da kabul. Peki aynı statüde olduğunu iddia ettiğin erler. Devam. Aynı araçta olduğu Ahmet Furkan 1, Ayetullah Ruhullah 1,5, Barış Yakın 1,5, Cebrail 1,5, Emre Kibar 1,5, Hakkı Samet 2,5, Mahir Kibar 1,5, Mehmet Şanal 3, Metin Yanar 2, Murat Kaya 3,
Oğuzhan Esmer 2,5. Ayrıca ben emniyette 5 sayfa ifade verdim. Oraya da bakın diyor. Ve benzeri o kadar çok şey ki, o kadar çok ki yazmaya üşendim. Eğerler de ortalama 1 ila 1,5 sayfa arası veriyor. Ama Adem Eker 0,5 veriyor. Hepsini geçtim. Adem Eker'le o gece her şeyi ortak olan, yediği, içtiği, bindiği aracı, kurtuluş hikayesi, gözaltı serüvenleri, işkence etme serüvenlerine kadar hepsi aynı olan Orhan Karaca'ya bakalım. Orhan Karaca 3,5 sayfa anlatmış. Ama Adem Eker 0,5 sayfa veriyor. Tamam. Durmadım ve devam ettim. Adem Eker bu yalanı söylüyor ve bana attığı iftiranın mahkeme salonuna uzama nedeni budur diyorsa ben de durmamalıyım dedim ve Adem Eker acaba kimle aynı uzunlukta ifade vermiş, görgü ve bilgisini paylaşmış diye düşündüm. Sonunda da buldum. Üzeyir Beyza Kaya ile aynı 0,5 sayfalık ifade vermiş. Er Üzeyir Beyza Kaya henüz ve henüz sadece ve sadece 26 günlük ermiş ve bunun 5 günü 28'de geçmiş. Ama er seviyesindeki Adem tam 5 yıldır 28'de görevli. Biri 5 gün, diğeri 5 yıl. Toplam 17 küsur yıllık askerliği var. Ama o geceki bilgi ve görgüleri aynıymış. Gerçi Adem anlatmış ama kimse takmamış. Tamam. Şimdi diyor ki, zaten ifade olarak ek ifadesi göndermiştim savcılar. Beni ifadeye çağırmadılar. Polis de ifademizi almadı. Sadece sulh ceza hakimliğine verdik. Kısa bir ifadeydi. Tamamen söylediklerimizi yazmadılar. İsim soy isimlerini verdiğim kişilerin soyadı yazılmamış. Diğerinde de diyor ki adını soyadını elime yazdım. Erkan Öktem diye efendim başkanım orada söyledim. Yanındaki askerlerin de isimlerini söyledim. Adamın ismi yazılmamış ifademde. Şimdi anlattığımı daha net anlıyorsunuzdur herhalde. Tem işkence merkezinde teşhis etmeyi unuttuğu ve Tem'de ifade vermeyi de unuttuğu için ifşa edemediği darbecileri sulh ceza hakimliğinde de söylemiş ama yazmamışlar. Adem Eker 22 Ağustos 2016 tarihinde olaydan yaklaşık bir ay sonra bir dilekçe yazıyor ve başlığına ek ifade yazıyor. Yani Adem sulh ceza hakimliğinde kısa ifade verdiğini fark ediyor. Olayları detaylı anlatmadığını fark ediyor. Sonra acaba tutup da bunu anlatanlar tahliye olur da ben olamazsam ne olur diye düşünüyor ve hemen bir ifade kalemi alıyor. Sonra da diyor ki teşhis yapmam için beni savcılığa çağırırlar diye bekledim ama çağıran olmadı. Peki neden? Adem Eker'in bu dilekçesinde savcılıkla görüşme talebi falan yok. Yoksa talep yoksa savcı neden seni çağırsın? Devam. Madem ki teşhis bilgilerin vardı, o zaman o bilgileri ek ifadende yazsaydın, neden talep bile etmediğin bir görüşmede beyan edeceğin umuduyla 3 satır ilave etmekten imtina ettin? Madem ki sen teşhis edecek bilgilere sahiptin ve seni talepte bulunmadığın savcılık görüşmesine de çağırmadılar, o zaman bir daha yazsaydın, elini mi tuttular? Vakit var, kağıt var, kalem var, akıl var, mantık var, teşhis arzusuyla yanırsın, yazsaydın ya. Bu dediklerimin en güzel delili de şu, Adem Eker o verdiği ek ifadede mahkeme salonunda gösterdiği 5 kişiden hiç bahsetmiyor. Ek ifade dediği şeyin uzun bir tutukluğa itiraz dilekçesinden farkı yok. İsteyenler açık dosyadan bakabilir. Son aylar ayları kovalamış ama Adem hiç fırsat bulamamış. Tem'de pas geçmiş, sulh cezada pas geçmiş, ek ifadede pas geçmiş, Adem koğuşa gelmiş. Ama ne hikmetse orada da yazmak aklına gelmemiş. Hatta beklemiş ki ifadeye çağırsın ama çağıran olmamış. Ama çağrılmadığı halde de tekrar dilekçe yazmamış. İki ihtimal var. Adem'in koğuşunda kağıt kalem yoktu. Bunun ne kadar saçma olduğu aşikar. Adem'in bu yaptığı teşhislere dair bir fikri yoktu. Çünkü iddianame daha tebliğ edilmemişti. O tarihte elinde iddianamesi olsaydı okur ve dilekçesini tıkır tıkır yazardı. Allah'tan uzun bir soruşturma olmuş da iddianame eline geç geçmiş. Yoksa dilekçelerinde neler yazardı neler. Başkanım bir sürü yalan söylüyor. Burada bir kısmını anlattım. Telefon kullanımlarına ilişkin yalanları, genel komutanlığa gelirkenki yalanları, girişindeki yalanları, gece ZPT'den ateş edenleri ilişkin bir dakikada 3 defa yalan söylemek gibi bir rekor kırması, tamamen çelişkili olması, darbeyi öğrenmesine ilişkin yalanları ki abisinin dosya içeriğinde dilekçesi var başkanım. Evden çıkarken darbeyi öğrenerek çıktık diye beyanı var zaten. Ertuğrul Terzi'nin araca binmesi emrini kendi isteğiyle binmiş gibi lanse etmesi, Terzi'den emir almadım algısı oluşturması, karartılan birazdan bomba atılacak beyanı, bunu burada anlatmadım. İfade verirken diyor ki birazdan bomba atılacakmış diyor. Siz diyorsunuz ki sen diyorsunuz bomba atılacağını nereden duydun? O da diyor ki ya başkanım diyor kafam karıştı şöyle oldu böyle oldu. Belki de o esnada bomba atacağını duydu bilmiyorum. Gösteriyor ki Adem Eker ifade verirken yalana bol bol başvurdu. Böyle bir yalancının beyanları nasıl hükme esas olabilir? Adem Eker'in 6 ay gibi uzun süreli istirahatlar alacak kadar psikolojisi bozuk bir şahıs olması. Adem Eker'in GATA ruh ve sinir hastalıkları bölümünde tedavi görüyor olması. Ağır yan etkileri olan ilaçlar kullanması ve bu ilaçlar nedeniyle algılarının ciddi derecede olumsuz etkilenmesi. 2 adet silah kullanamaz rapor alacak kadar rahatsız olması. 15 Temmuz gecesine ilişkin tesisler yapan birisi olarak bu tarihte algılarını ciddi derecede etkileyen bu ilaçları kullanmakta olması.
Bu söylediklerimin hepsinin dosya içerisindeki kendine ait sağlık raporları ve bizzat kendi yazdığı dilekçelerle sabit olması ve benzeri daha birçok neden Adem Eker'in teşhislerini ve beyanlarını güvenilmez, itibar edilmez kılmaktadır. Adem Eker'in tanık olduğunu beyan ettiği olaylar ruh ve sinir hastalıklarından dolayı kabul edilemez. Söz konusu bölgelerde başka kimsenin beni görmemiş olması gibi bir saçmalık. Tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum. Topluluk içinde cereyan eden olaylar çok ağızlardan duyulur. Ancak Fatih Tavuz görmüyor. Kürşat Yaman, Bora Polat, Sungur Poroy, İl Jandarma Komutanlığı'ndan oradaydım diyenler görmüyor. Adem'le aynı araçtaki diğer 8 kişi de görmüyor. Kameralar görmüyor. Bilirkişi heyetleri herkesi görüp dakika dakika raporluyor ama beni görmüyor. Adem Eker'se gördüm diyor, yetmiyor, ateş etti diyor. Ben de pes vallahi diyor. Tamam. Kamuflajımdaki rütbe. Devam. Bu büst başlıkları hep beraber bir daha okuyayım başkanım. Bitiyor. Tem İşkence Merkezi'nde neden teşhis yapmadın? Tem İşkence Merkezi'nde neden ifade vermedin? Suç Ceza Hakimliği'nde neden anlatmadın? Ek ifade diye dilekçe yolladın, orada neden anlatmadın? Koğuşunda kağıt kalem mi yoktu? Yalanlar ve top çevirmeler, psikolojik rahatsızlıkları, söz konusu bölgelerde başka kimsenin beni görmemiş olması gibi bir saçmalık. Kamuflajımdaki rütbenin teğmen rütbesi olması ve tüm tesislerin üst teğmen rütbesiyle yapması. Devam. Sonuç olarak daha saymakla bitmez birçok sebeple Adem Eker isimli sanın bana menfaatleri doğrultusunda plansızca ve acemice iftira attığı ortaya çıkmıştır. Plansızca ve acemice attığı için de bu beyan rahatlıkla ve saymakla bitmez delillerle çürümüştür. Umarım heyette bu adamın yalan söylediğine ikna olmuştur. Adem Eker bahsini de burada sonlandırıyorum. Başkanım, PowerPoint'i kapatabiliriz. Yok, kapatmayalım. Şöyle geri alalım hızlıca. Çok hızlı geriye alabilirsiniz sürekli. Ben dur diyene kadar geriye alın. Ya da kapatalım, tamam. Başkanım, bunlar benim bana yöneltilen şahsi suçlamalara ilişkin beyanlarımdı. Şimdi genel suçlamalara ilişkin beyanlarda anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs, müşterek faillik, kasten adam öldürme gibi. Kasten anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs etmediğim aşikar zaten. Yani nasıl diyeyim? Çünkü bunun unsurları var. Şimdi elimde kitaplar yok, şunlar yok, bunlar yok. Sadece aklımdan söylüyorum yani. Bunun oluşması için gerekli unsurlar maddi unsur, manevi unsur. Maddi unsur içinde diyor ki icra olacak diyor. Hazırlık aşamasında, teşebbüs aşamasında kalmayacak diyor. Emsal kararlar var diyor ki silah almak, ondan sonra kamuflaj giymek. Bunlar diyor icra değildir. Teşebbüstür diyor, hazırlık aşamasıdır diyor. Yani bir adama silah aldın, kamuflaj giydin diye anayasal düzeni ihlal etmeye teşebbüsten ceza verilemez diyor. Benim de zaten o gece özellikle manevi unsur olan kast unsurunu oluşturacak hiçbir eylemimin olmadığı net. Neden? Çünkü o gece oraya niye geldiğim belli. Terör saldırısı diye geliyorum. Birliğe katılış emrini görüyorum, geliyorum. Anayasal düzeni teşebbüs etmeye yönelik bir eylem yapacak adam videosunu gösterdim. Benim çıktığım gibi karargâhtan çıkar mı? Mümkün değil. Adam para çekiyor, onun parasını almaya çalışıyoruz. İki devre arkadaşı, birbirimizin eline vuruyoruz, şaka yapıyoruz filan. Bu konuyu geçiyorum. Diğer husus, kasten adam öldürmeye teşebbüs. Şimdi kasten adam öldürme ve bu hususça teşebbüs de önemli olan olay fiilen failin eşleştirilmesi. Şimdi orada fiil var, adam öldürüldü. Fail kim? Belli değil. Failin belli olması için yapılması gereken eylemler var, işlemler var, olay yeri faaliyetleri var, üstündeki kıyafetin alınması var, otopsi var, balistik inceleme var, şu var, bu var. Bunların %90'ı yapılmamış. Bunların %90'ının yapılmadığı bir atmosferde bir fiille faili eşleştirmek zaten mümkün değil. Bu mümkün olmayınca da ne yapılmış? Müşterek faillik denilmiş. Topluca hep beraber bu eylemlerden sorumlusunuz. Kaldı ki, başta da söyledim, yani benim elime almış olduğum MP5 genel komutanlık içerisinde. Genel komutanlıktaki tüm MP5'ler incelemeye gitmiş. İnceleme sonucunda o şehit edilen vatandaşların üzerinden çıkan 9 milimetrelik çekirdeklerle eşleştirme yapılmış ve hiçbir eşleşme bulunamamış. Benim o gece MP5'le kimseyi öldürmediğim, öldürmeye teşebbüs etmediğim aşikar. Öldürmeye teşebbüs ve öldürmeyle ilgili zaten bugüne kadar bana bir tane bile soru sormadınız. Yani 2017 yılında savunma yaptım burada, Kasım 2017. Bana ne bu ölen insanlarla, şehit edilen vatandaşlarla ilgili bir soru sordunuz, ne teşebbüs edilenlerle ilgili bir tane soru sordunuz. Yani bir olay varsa ve bunu aydınlatmaya çalışıyorsanız ben öyle düşünüyorum. Belki yanlıştır, hukukçu değilim ben.
vatandaşım. Bunun hakim tarafından sana sorulması gerekir diye düşünüyorum ki aydınlanmaya çalışılsın. Soru sormadınız, ben şöyle düşünüyorum. Demek ki sizin aklınızda, zihninizde ben bu olayla eşleştirilmiyorum. Yani hüküm verecek olan sizsiniz. Hüküm verirken herhalde vermeyi planladığınız hükümde kasten adam öldürme ve buna teşebbüsle ilgili hususlarda beni hesaba katmıyorsunuz diye düşünüyorum. Katıyor olabilirsiniz, yanlış anlamış da olabilirim, bilmiyorum. Ondan sonra başkanım, burada delillere karşı beyana çıktık. Delillere karşı beyanda da dosya içerisinde, bana ait olduğu söylenen dosya içerisinde öldürme ve öldürmeye teşebbüslerle ilgili hiçbir evrak yok. Yani benimle ilgili ne ateş etti raporu gelmiş, ne boş kovan raporu gelmiş, ne silah kullandı raporu gelmiş, hiçbir şey yok. Bana zaten bunları da sormadınız, olmadığından dolayı. İkincisi oydu. Üçüncüsü buraya çıktım esasa ilişkin savunmaya. Şu ana kadar zaten yapılan savunmalar net. Dosyaya giren raporlar net. Atışların hangi çaplı silahlardan yapıldığı net. Bu atmosferde elime aldığım 9 milimetrelik silahla birilerini öldürdüğümden dolayı ceza almamam gerekir diye düşünüyorum. Ben öyle bir şey yapmadım. Kimseyi öldürmedim. Kimseyi öldürmeye teşebbüs dahi etmedim. Bırakın teşebbüs etmeyi, birini öldürecek pozisyona falan da gelmedim. Vatandaşı görmedim. Yani Nizamiye'nin dışına çıkmadım. Silahımı oraya gitmedim. Bilmem ne yapmadım. Ateş etmedim. Hani ateş etsem, boş kovan çıksa öldürdüm mü, öldürmedim mi, yaraladım mı bir tereddüt olur. O da yok. Yani boş kovanın benden çıktığına dair bir şey yok. Bırakın onu. MP5'lerden böyle bir şey yok. Benim MP5 aldığım belli görüntülerde şurada burada her ne kadar hukuken sakat olsa da, CMK aykırı olsa da, delil olarak kullanılamayacak olsa da, dosya muhteviyatında bulunmaması gerekse de elimde MP5 var. Bilirkişi raporu öyle söylüyor. Ben de söylüyorum MP5 aldım diye. Elimdeki MP5'in mermisi bile yok. Bilirkişi raporuna bakın başkanım. Kaç kişi silah almaya gitmiş? Silah almaya gidenlerin o 684. madde, 685. madde diye gidiyor. Saatine göre. Silah alanların en son adam alan adam kaçıncı maddede silah almış? Bir de benim aldığım maddeye bakın. En son silah alanlardan biriyim. Mühimmat kalmadığı çok aşikar. Mühimmat yok zaten. Hep bunu söyledim. Elimdeki silah boş. Bakıyoruz. Helikopterle vurulan vatandaşlar var. Bu helikopterle vurulan vatandaşlarla ilgili bizim davamızda var şey. Bizim dosyamızda bulunuyorlar. 9 milimetre deniliyor. MP5 deniliyor. MP5'ler incelemeye gönderiliyor. Yok. Hangi 9 milimetre? İşte birinin otopsi raporunda çıkıyor. Akrabası diyor ki bildiğim kadarıyla diyor külliyede sivil birisi tabancayla onu vurdu diyor. Hangi tabanca? Tabanca da 9 milimetre. İnceleme yapıldı mı? Yok. Şimdi bu atmosferde başkanım 5.56 çıkan adamların, tabancayla vurulan adamların, MP5'le vurulmadığı bariz olan şehitlerin, helikopterle vurulduğu bariz olan şehitlerin, bu 5.56 olayı da biraz karışık. Hangi 5.56 oldukları da tespit edilmiyor. Bu atmosferde bunlardan dolayı cezalandırılmam bence mantıksız. Ya ben hukukçu değilim, bilmiyorum. Kasten öldürmeyi teşebbüsler de aynı şekilde. Onun dışındaki bir diğer olay müşterek faillik. Yani müşterek faillikle ilgili gerçekten bana çok komik geliyor başkanım. Niye? Ya çünkü ölümlü olaylar var, yaralanmalı olaylar var. Bunlarla ilgili yapılması gereken hiçbir şey yapılmadığı için faili bulunamıyor. Bu faillerin bulunmadığı bir ortamda da herkese yıkılıyor olay. Madem fail yok, herkese yıkalım. Niye? Çünkü vatandaşlar darbeciler tarafından öldürüldü. Darbeciler kim? Sanıklar. Sanıkların içerisinden bir grubu ayırıp diğerlerini boş bırakırsak veyahut da bu olayı sanıklardan hiç kimsenin üzerine bırakamazsak o vatandaşları orada kimin öldürdüğü tartışmaya açılacak bu sefer. Böyle olmaması için de ne oluyor? Mütalada müşterek faillik talebi geliyor. İddianamede de öyleydi. Yani topluca yapılmış bir eylem olduğu söyleniyor bunun. O zaman müşterek failliğin kurallarına bakalım. Ya ben okudum. Okuduğumdan hatırladığımı söylüyorum. Diyor ki müşterek faillikte önemli olan diyor insanların bir araya geldiğinde aynı eylemi yapma kastı içerisinde olmaları. Yani bir kere diyor yapılacak eylemde 10 kişi bir araya geliyorsa onu da aynı şeye niyet edecek diyor başkanım. Banka mı soyulacak? 10 kişi banka soymaya gidecek diyor. 9 kişi bankaya soymaya gitti. Bir tanesi oradan hasbelkader geçiyordu. Onun arabasına bindiler. O adam müşterek fail değil işte. Şimdi bizim davaya bakıyorum. Benim kimlerle kast birliğim var? Fikri eylem birliğim var. Kimlerle bir araya gelmişim? Kimlerle ne yapmışım? Anlattım yaşadıklarım 15 Temmuz gecesi. Sürekli kaos hali, sürekli kaos atmosferi.
Orada o geliyor, burada bomba geliyor, helikopter tarıyor, önümü tarıyor. Birini görüyorum yaralı, yarbay geliyor yaralı. Odama çıkıyorum, yanımdaki adam, bu yanımdaki adamın odasında cam patlıyor. Yani o da yaralanıyor, onu alıyoruz bir yerlere götürüyoruz, getiriyoruz. O sırada bomba patlıyor. 6 saat hiç durmadan koşuşturma var. Şimdi bu atmosferde ben kimle neyi koordineli yapmışım? Kimle ne ilan birliği içerisine girmişim, ne yapmışım? Her türlü şüpheden uzak, bunlara ilişkin kesin bir delil var mı? Yok. Ama ne var? Müşterek faillik denmesi zorunluluğu var. Neden? Çünkü fiil, fail eşleşmesi tam yapılamıyor. Ben bunun vicdani olmadığını düşünüyorum. Benim vicdani kriterlerime uymuyor. Yani herkesi tutup bir torbaya koyup, biz kim olduğunu bulamadık, alın o zaman hepinize yapıştıralım bunu demek bence doğru değil. Şimdi devam ediyorum. Müşterek faillikte bir de şöyle bir şey var. Yani ben bir eylemin içine gireceğim, o eylem üzerinde hakimiyet kuracağım. Yani bu ne demek? Ben o eylem içerisinde kritik bir faaliyeti icra ediyor olacağım. Yani ben yaptığım zaman bir katkı olacak, gözle görülür bir katkı. Ben içinden çıktığım zaman da bir akamete uğrama durumu söz konusu olacak. E ben de soruyorum başkanım o zaman, 15 Temmuz gecesi hangi faaliyetim neye katkıda bulunmuş? Hangi fiil üzerinde ortak hakimiyette bulunmuş? 15 Temmuz gecesi yapmadığım hangi eylem? Yapmadığım hangi eylem yapılacak olan bir faaliyeti akamete uğratmış? Yok. Hani iddia olsa diyeceğim ki şu iddia var, ben de buna savunma yapayım. O da yok. Teorik konuşuyorum yani. Eğer deseydi ki mütalaada bana, sen şunu şunu yaptın, bu eyleminle şu kapsama girdin. Hakimiyet kurdun. Hani hakimiyet kurduğunu mütalaada demez de en azından bir eylem bildirilir. O da yok. Sanıkların müşterek faillikten de işte kapsamına girdikleri. Bari bana özel yazsaydı başkanım. Herkese ortak yazılıyor. Herkese özel yazılsaydı müşterek faillik kapsamına neyden girdiğimiz. O da yok. Her şey toplu yazılıyor. Nizamiyelerden girdi. Onu yaptı, bunu yaptı. Adam öldürdü. Adam öldürmeye teşebbüs etti. Kişi hürriyetinden yoksun bıraktı. Kişi hürriyetinden yoksun bırakma da garabet. Kişiye hürriyetinden yoksun bırakmayla ilgili burada bütün müştekiler, tanıklar dinlendi. Bir tanesi benim ismimi söyledi mi başkanım? Yok. Bir tanesi bırakın ismimi söylemeyin, gördüm bile demedi. Ben de bir tanesine bile soru sorma ihtiyacı duymadım. Yok çünkü öyle bir olayım yok. Gördüğüm ettiğim yok zaten. Kişi hürriyetinden yoksun bırakmayla ilgili ya onu da müşterek faillik kapsamına sokulmuş. Neden bilmiyorum. Ama benim kimseyi hürriyetinden yoksun bırakma eylemine girmediğim net. Müşteki tanık beyanı yok. İddia yok. Yani iddiana, tahkikata bakıyorum, böyle bir şey yazmıyor. Cenk Burak Canberk bunu yazdı diye, yaptı diye bir şey yok. İddianameye bakıyorum, yok. Delillere bakıyorum, dosya muhteviyatına bakıyorum, yok. Tanıklara bakıyorum, yok. Müştekilere bakıyorum, yok. Mütalaya bakıyorum, yok. Ama cezalandırma talebine bakıyorum. Bilmem kaç kez kişi hürriyetinden yoksun bırakmaktan cezalandırılmasına. Devam ediyorum başkanım. Müşterek faillik böyle. Kişi hürriyetinden yoksun bırakma, öldürme, öldürmeye teşebbüs hususlarını müşterek faille, faillik kisvesi altında fiil, fail eşleştirmesi yapılmaksızın herkese yıkma çalışması var. Onun dışında diğer hususları anlattım burada. Yani Adem Eker yalan söylediği bariz belli. Bir kere evden zaten abisinin dilekçesi var, beyanı var. Darbeyi televizyonda gördük, öyle çıktık diyor. Silah kullanamaz raporu var. Gitmiş kışlasından, Tugay'dan silah almış. Bizim buraya karargaha yardırmış. O esnada raporlu, sağlık raporu var. Diyor ki bölük komutanına küfrettim, telefonu kapattım. E niye geldin o zaman madem bu kadar şeydin? Savunmasında siz de kızıyorsunuz. Zaten beyanları tutarsız. Bir attı diyor, bir atmadı diyor, bir o attı diyor, bir bu attı diyor. İki cümlede üç değişiklik yapıyor, beş altı diyor. Sonra hatırlamıyorum diyor. Havaya mı, hedefe mi diyor, bilmiyorum diyor. Tuğrul Satun oradaydı diyor. Yok, Bülent Ak buradaydı diyor. Saat tutmuyor. Beni söylüyor, orada değilim. Ya bütün bunları nasıl yaptığı belli. Niye yaptığı da belli. Geçiyorum Murat Üçgül'e. Murat Üçgül diye bir adam var. Asker. Olabilir başkanım, yanlış beyan vermiş olabilir. Yanlış isim aksadın gelmiş olabilir. Ama bunun bu şekilde bana yöneltilmesi mantıksız. Çünkü Murat Üçgül'ün ifadesindeki adamın ben olmadığı, yani HTS kaydıyla belli, bilirkişi raporuyla belli, karargahta o saatte olmadığım belli, o belli, bu belli, şu belli. Ben burada buna savunma yapıyorum. Ha, yaparım yine, sıkıntı değil.
Ama hem zaman kısıtı var hem savunma yapıyorum. Ondan sonra geçiyorum. Yok darbe teşebbüsünü telefondan öğrenmiş, basından öğrenmiş, gelmiş, bunu da kendisi beyan etmiş. Ya hiçbir şey yok böyle bir şey. Böyle bir olay yok. Beyan yok. İddia yok. Onu da geçiyorum başkanım. İşte sıkı yönetim mahkemesinde savunma yaparken söylenebilecek bir cümle tutulmuş benim sulh ceza hakimliğime yazılmış. Bir kelimesi değiştiriliyor. Bir kelime değişiyor ama cümlenin bütün anlamı değişiyor. Yani sanki ben oraya darbe yapmaya gelmeyi savunmuşum gibi. Ha böyle bir şey aklen mantıken mümkün değil zaten. Diğer husus, elinde çanta var. Ya elimde çanta var. İlk savunmamdan anlattım. Elimdeki çantada belge var. Doktora programına hazırlanıyoruz. 20 küsür tane belge var. Bunun 10-15 tanesi hazır. Geri kalanları hazırlamaya gideceğiz. Karargaha girmişken o hazır olanları bırakayım diye çantamı alıyorum, içeri giriyorum. Peki çantamın içerisinde çanta var. Niye yazılıyor? Bir şey çıkar belki. Peki çanta var başkanım da. Çantanın içerisinde ne olduğuna dair en ufak bir emare var mı? Bir suç unsuru mu var çantada? Sivil geldiğine değinmiyorum. Kamuflajı anlattım. Ne yapayım? Kamuflaj giymeyeceğim. Ne yapacağım başkanım? Kamuflajım dolabımda duruyor. Terör saldırısı var deniyor. En mantıklı hareket o. Kaldı ki zaten bu işte az önce söylediğim, biraz atıfta bulunduğum emsal kararlarda kamuflaj giymenin, silah almanın icraî bir eylem olmadığı, bunun da 309'a bir kapsamına sokulamayacağı söylenmiş. Ha, siz diyebilirsiniz. Bunlar ilk derece mahkemesi. Beni bağlamaz diyebilirsiniz. Doğru. Siz ne hüküm verirseniz o. Ama yani bu da hukuki bir değerlendirme sonuçta. Bu ülkede hakim olan bir başka insanın değerlendirmesi. Kaldı ki Yargıtay kararları da var böyle. Onu da geçiyorum. Ondan sonra geliyoruz başkanım diğer suçlamalara. Hepsini anlattım burada. Hak ihlalleri, işkenceler, şunlar bunlar anlatılıyor. Onlarla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Kovuşturma esnasında yaşadığımız hak ihlalleri var. Mağdur olduğumuz hususlar var. Bunları da söylemiyorum. Bu kadar savunma. Peki geç.